İyi geceler sevgili seyirciler. Ötek gündemle birlikteyiz. Dün gece Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indiği mübarek Kadir gecesiydi. Biz de bugün Peygamber Efendimiz'den, Ehl-i Beyt'ten, sahabeden ve diğer din alimlerinden günümüze kadar intikal eden mukaddes emanetlerden bahsedeceğiz. Kutsal emanetler ne zaman ve nasıl toplanmaya başladı? Kutsal emanet ne demek? Bu emanetlerin sırları, gizli kalmış hikayeleri neler ve daha pek çok ayrıntıyı bu programda sizlerle paylaşacağız. Peki kiminle birlikteyiz? Şüphesiz ki bu konuyu en iyi anlatabilecek isimle birlikteyiz bu gece. Sanat tarihçisi Talha Uğurlar, öteki gündemde konuğumuz. Talha Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Aslında hoş geldiniz diyoruz ama sabah 9'dan beri biz birlikteyiz Talha Bey'le. Şunu da belirteyim, Topkapı Sarayı'ndaydık ve bayram için sizlere çok güzel görüntüler çektik. İnanılmaz güzel sürprizler hazırladık. Bunun da duyurusunu yapmış olalım buradan. Talha Bey'le birlikte sizlere bayramda sürprizlerimiz var. Bunu da açıklayalım. Şimdi bu gece mukaddes emanetleri, kutsal emanetleri konuşacağız. Ve sizin de değerli soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. Değerli katılımlarınızı bekliyoruz. Bizlere nasıl ulaşacaksınız? Tabii ki Twitter üzerinden ve en kıymetlim etiketiyle birlikte. Hemen başlayalım. Bu gece sanat tarihçisi Talha Uğurlar'la birlikteyiz ve mukaddes emanetleri konuşacağız. Hemen başlamak istiyorum. Ben bu gece olabildiğince az konuşacağım. Değerli izleyicilerime söz veriyorum. Çünkü hazine burada ve kendisine anlatmasını bekleyeceğim. Çok fazla konu başlığı var ve bu konu başlıklarının bir tanesini bile atlamak istemiyorum aslında. Yetiştirebildiğimiz kadar. Şimdi şöyle başlayalım. Mukaddes emanet deyince sadece Müslümanlığa ait olan emanetleri anlamıyoruz. Nedir mukaddes emanet? Sadece bizim dinimize ait olanlar yok tabii ki şüphesiz ki. Bunlardan da başlayalım, bir tanım yapalım, altyapı oluşturalım, sonra tek tek gideceğiz zaten. Şimdi farklı dinlerin kendilerine ait bir takım kutsalları var. Bu İslamiyet'te olduğu gibi İslamiyet öncesine gelen Hristiyanlık'ta ve ondan önce gelen Yahudilik'te, Musevilik'te de mevcut. Yani bunlar mesela o dine ait birebir o peygamberin eşyaları olabildiği gibi o dini anlatan erken dönem kayıtlar, levhalar, belgeler, ne bileyim taş baskılar da olabiliyor. Bir de o dine gönül vermiş bir takım işte Hristiyanlar martiri diyorlar, şehitler. Onlara ait vücut kalıntıları da olabiliyor. Daha sonradan o dinin mensubu olup da meşhur olmuş insanların kemiği, tırnağı, saç teli bile olabiliyor. Tabii dinler asli hüviyetini koruduğu dönemde bu Hristiyanlıkta ya da bizim sanat tarihinde relik dediğimiz kutsal eşyalar, vücut parçaları gibi şeyler aslında belli bir çerçeve içinde kalmış. Ama din sınırdan çıkıp da artık bozulmaya başladığında Musevilikte ve Hristiyanlıkta bunu görüyoruz mesela. Artık kutsal da yayılmış ve hani birçok şeye kutsallık atfedilmiş. İş artık hani halk arasında şırnadan çıkmış denir ya, aynen öyle bir durum olmuş. Mesela Martin Luther ile alakalı çok çarpıcı bir hadise var. İşte Kanuni Sultan Süleyman dönemi. Martin Luther o günlerde malumunuz Protestanlığı kurdu. Evet. Katolik dünyaya kafa tuttu. Papaya işte protesto etti ve Protestanlık ortaya çıktı. O günlerde Luther'in konuşmalarını incelediğimizde mesela onun isyanı var. Diyor ki ya Allah aşkına diyor. Bugün diyor Avrupa kiliselerinde Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği çivileri toplasanız on binlerce çivi yapar diyor. Ya on bin tane çivi kullanılmış olabilir mi diyor. Yani onun için ne olmuş? Din bir şekilde yoldan çıkınca herkes içine bir şey katmış. Tabii Hristiyanlıkta Konstantin döneminde ortalıktaki yüzlerce İncil'in dörde indirilmesi meselesinden alında bugün Avrupa'da hala son derece modern, çağdaş Avrupa toplumu içinde onların kiliselerine gezdiğiniz zaman orada din adamlarına ait kemikler de görüyorsunuz. Mesela Fransa'da Rouen şehri vardır. Rouen'da mesela bir kemik avlusu var. Tarih tıpı konuşturdu. Bir de ben onun fotoğrafını koymuştum. O şu an burada yok, onun için gösteremiyorum ama orada var. Yani bir avlu, avludaki
o ahşap binaların tamamının içi mesela kemik dolu. Türkiye'de de ben bunun bir benzerini gördüm. Bir gün Ege bölgesi, işte bizim memleketler, orada işte yukarıdan İzmir'den aşağıya Aydın'a doğru, böyle Didim'e doğru iniyorum. Ama bugün yeni yapılan otobandan değil, o eski yoldan gidiyorum. Bilenler bilir, o çok tatlı bir yoldur. İşte gidiyorsunuz yukarıdan Milet, Efes, ondan sonra Piryen, Didim, bunlar İyon şehirleri. Orada giderken Hristiyanlık dönemine ait manastırlar var o yol güzergahında. Böyle köyde kalmış boş bir manastır. Artık Hristiyan halk da yok orada. Manastıra girdim, bir baktım yanında rüliklik. Yani kemik deposu yapmışlar. Burada geçmiş olsun, siz biraz rahatsınız. Ama bugün rahatsız falan, Topkapı Sarayı'nı iyi gezdiniz. Evet. Başardım gerçekten. Yazın da çok zor geçiyor hastalıklar. Evet, Ramazan hepsi bir arada. Baktım. Yani orada bir kilise var. Kilisenin yanında ufak bir yapı. Şapel bu herhaldeydim. Sonra bir baktım. İçerisinde ağzına kadar kemik dolu. Yani bir bu işi iyice böyle radikalleştirip birçok insana kutsallık atfedip kemiklerle dolduranlar var. Bir de hani böyle özel bir takım, bu bizim azizimiz, azizemiz deyip onun işte vücuduna ait parçaları, rüyikleri bir takım böyle muhafazalara koyup kilisede saklama şimdi meselesi var. Şimdi meseleye aslında gireceğim ama Ender Mert Can Bey demiş ki en kıymetli etiketiyle birlikte. Peki gerçekliği nasıl kanıtlanıp da kutsal olarak kabul ediliyor bu emanetler? Şimdi biz zaten bugün akşam bu sorunun cevabını belki de 3 saate yayarak geniş bir şekilde vereceğiz. Bizden önceki nesiller, yani kim mesela? Osmanlı dönemi. Bakıyorsunuz Yavuz Sultan Selim'le bu emanetler bize gelmesinden bu yana Osmanlı bunların tek tek envanterini tutmuş. Altına hani bizde dipnot çok önemlidir. Sanat tarihinde ve tarihte. O dipnotları, yani envanterleriyle bunları kayıt altında göstermişler. Osmanlı öncesine bakıyoruz, bu emanetler Memlüklerin elinde mesela. Memlükler bunları muhafaza etmişler. Memlüklerden önce bakıyorsunuz kimler var? Eyyubiler var. Eyyubilerden evvel Fatimiler var. Onlardan önce Abbasiler, Emeviler. Mesela bir ara Selçuklular. Şimdi bu kadar toplum bu emanetlere sahip çıkmış ve hepsinin öncesinde sahabe bu emanetlere sahip çıkmış. Mesela bir dinin hükmünü, ayet ve hadisini korumada o kadar titizlenen bu toplum, biliyoruz. İşte mesela bir tane alim Buhara'dan kalkıyor. Sırf bir hadis için Mısır'daki bir zatın peşine düşüyor. Buhara neresi? Özbekistan. Geliyor Mısır'a, o zatı soruyor. İşte o falanca yerdeki tarladaki diyorlar. Tam onun yanına gidecek. Adam böyle elinde sanki bir şey varmış gibi, oradaki işte affedersiniz beygir atı varmış. Ona çağırıyor. Hani elimde bir şey var deyip hayvanı tutacak. Onu görünce adama o hadisi sormadan geri gidiyor. Sen tabi bu aradan bu adam için gelmedin mi diyorlar. Ama o adam o hayvanı kandırdı diyor. Elinde bir şey varmış gibi. Onun bana söyleyeceği hadisin doğru olduğunu nereden bileyim diyor. Yani şunu anlatmak için söyledim bunu. O dönemde insanlar bu kadar hassasken ayet ve hadis konusunda olmayan şeyleri mukaddes emanetliğe sahiplenecek elbette değillerdi. Şimdi bir izleyicimiz sormuş ki Orhan Özmen Bey, İstanbul'a ilk kutsal emanetler nasıl getirilmiştir? Ben bu meseleye sormak istiyorum. Birçoğunun Topkapı Sarayı'nda muhafaza edildiğini biliyoruz. Orada olmayanlar da var. 605 parça kutsal emanet var aslında. Ama mesele şu. Evet, İstanbul'a getirildi ama Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethiyle başladı bu macera. Peki Mısır'a nasıl geldi bu kutsal emanetler? Aslında oradan başlayalım, İstanbul'a doğru getirelim. Tabii. Aslında bu işin kaynağı Asr-ı Saadet. Hı hı. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke ve Medine yaşantısı döneminde sahabe bu emanetleri tek tek koruyor. Ve bunların tabii çok ilginç hikayeleri var. Program boyu anlatacağım. Bir sakalı şerifi için onun yoluna kurban olan sahabelerden, onun ayağına giydiği ayakkabıyı, naleğini saklayan, su içtiği tası saklayan sahabelere. Sahabeden bu tabiine geçiyor. Tabiinden tebeyyüt tabiine geçiyor. Hatta bazı mukaddes emanetlerin üzerine sonradan levhalar konulmuş. Mesela ahşap bir tas var, konuşuruz yeri gelince. Gümüşle kaplanmış, dudak değen kısmında tek tek yazılmış. Şu sahabe su ikram etti. Sonra o sahabe bunu yıllarca korudu. Ömer bin Abdülaziz Hazretlerine verdi. Tabiinin büyüklerinden. Sonra o aldı şöyle korudu. Sonra Memlüklerin Şam valisi Emir Sibay'a geldi. Oradan şöyle 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 diye. Orada bir aynen hadis ravileri gibi mukaddes emanetler hangi ellerde dolaşmış, bu anlatılıyor. Yavuz Mısır'a sefer yapıp da Memlük devletini Mercidabık ve Ridaniye Savaşı'nda yenip ele geçirdiğinde mukaddes emanetlerin büyük bir çoğunluğu o dönemde Mekke Şerifi'nin yanında. Yani mukaddes topraklarda. Tabi Yavuz Mısır'ı aldığı zaman İslam halifeliğini de bünyesine katıyor ve Mekke Şerifi oğluyla beraber mukaddes emanetleri Mısır'a gönderiyor. Yıllar önce Cansu Hanım Mısır'a özel bir çalışma için gitmiştim.
Marmara Üniversitesi'nin arşivlerinde bir doktora tezi buldum. Şu an o hocamız artık profesör oldu, Ahmet Bey. Ekrandan izliyorsa buradan da selam gönderelim. En son Erzurum Atatürk Üniversitesi'ndeydi. Doktora tezi Mısır'da Osmanlı izleri. Şöyle kalın bir çalışma. Ben onun bir kopyasını aldım, Mısır'a gittim ve A'dan Z'ye bütün eserleri, tezde, doktora tezine geçen bütün eserleri dolaştım tek tek. Ve o araştırmalarım sırasında bir cami buldum. Caminin adı ne biliyor musunuz? Nedir? Mukaddes Emanetler Camisi. Evet. Yani mukaddes emanetleri korumuşlar, muhafaza etmişler ve mukaddes emanetler Yavuz Sultan Selim Mısır'a gittiğinde Mısır'daki o camide korunmuş, o camide muhafaza edilmiş. Bir an dedim acaba kitaba koyduk mu biz o şeyi, herhalde koymadık. Kitapta yok, evet, kitapta o. Kitapta yok, evet. Doğru. Siz benden daha biliyorsunuz ya. Ben biraz kitabı yuttum. Her zaman olduğu gibi. Sağ olun. Caminin adı Mukaddes Emanetler Camisi. Yani tabii bizim gibi emaneti mukaddese camisi diyorlar mescide. Mısır'da, Kahire'de. Neden? Sordum, araştırdım. Meğer Mekke Şerifi oğluyla emanetleri Yavuz'un yanına Mısır'a gönderdiğinde mukaddes emanetler aylarca o caminin içine muhafaza edilmiş. Ve ondan dolayı caminin adı o şekilde kalmış. Sonra tabii Yavuz Sultan Selim'le beraber İstanbul'a geliyor. Ve artık başımızın tacı olarak Topkapı Sarayı'na yerleştiriliyor. Şimdi Hudeybiye Anlaşması sırasında yaşanan bazı hadiseler var. Bunları da sizden dinlemek isterim. Özellikle Süheyl bin Amr'ın hac sırasında Peygamber Efendimiz'in sakalını toplaması meselesi. O beni de çok etkiliyor. Bazı konferanslarda ben de anlatıyorum o konuyu. Ya şimdi sahabenin hassasiyeti. Şimdi yıl 628 Hudeybiye Barış Anlaşması. 6 sene önce 622 yılında işte Mekke'den Medine'ye hicret gerçekleşmiş. 6 sene sonra Medine'den 1400 tane sahabe Mekke'ye 3 günlük hac ibadeti için geliyorlar. Ve Mekke'ye 30 kilometre kala Hudeybiye'de konaklıyorlar. Ve Mekkelilerle görüşmeler başlıyor. Bize 3 gün izin verin, girelim hacımızı yapalım, sonra geriye döneceğiz diye. Müşrikler tabii bu arada izin verelim mi vermeyelim meselesinde diyorlar ki bir araya sözcü gönderelim. Müşriklerden birkaç sözcü gidiyor geliyor. En son Süheyl İbni Amr geliyor Hudeybiye'ye. Hı hı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la oturuyorlar ve bir anlaşma imzalanıyor. Anlaşmanın altına imza atılacak. Biz diyor Süheyl İbni Amr, sizin diyor peygamberliğinize inanmıyoruz diyor. Onun için Allah'ın elçisi meselesini, evet, kaldırtıyor anlaşmadan. Bunu istemiyoruz diyor. Peygamber Efendimiz de kabul ediyor. Abdullah oğlu Muhammed diye yazdırtıyor altına. Ama ne kadar bir alçak gönüllülük, yani nasıl bir gönül ki? Çünkü şöyle bir şey, ben ümmetimin güvenini kaybederim demiyor bunu kaldırtırken. Bozulanlar oluyor. Evet. Hazreti orada Ali bir falan orada. İhtilaflar çıkıyor çünkü. Hazreti Ali normalde orada katiplik yiyor. Ben yazamam diyor Hazreti Ali. Ben diyor bu ifadeyi yazamam diyor mesela. Bunlar oluyor ama çok enteresan. İşte İslam'ın ruhu bu. Hudeybiye Barış Anlaşması yapılıyor. Fetih Suresi o sırada nazil oluyor. Bunu galiba bir yazıklara konuştuk. O Hazreti Muhammed'in hayatı kitabında. Çünkü aslında bu anlaşma kötü gibi dursa da sonrasında birçok müjdeyi de beraberinde getirecek. Yani lehlerine dönüyor. Oradaki kafirlerin ön yargıları kalkıyor. Şimdi ön yargı var adamda. İslam ne kadar güzel olursa olsun bakmıyor ona. Ama o anlaşma yapılınca ön yargılar kalkıyor, bakıyor. Ya bu benim amcamın oğlu 5 sene evvel berbat bir adamdı. Pırıl pırıl biri olmuş diyor ve artık o da İslam'ı araştırmaya başlıyor. Bakın o kadar yıl, İslamiyet geldikten itibaren o kadar yıl, işte hesaplayın. Müslüman olanlar mı çok? Hudeybiye'den sonraki hemen 3 yıl mı? Hudeybiye sonrasındaki o birkaç yılda Müslüman sayısı çığ gibi artıyor. İnanılmaz artmış değil mi? Gerçek fetih kılıçla toprak almak değil, Allah indinde de gönüllerin fethedilmesiymiş. Şimdi yine meselelere gireceğim ama. Süheyl İbni Amr'ı bitireyim mi? Buyurun tabii. Çok yarım kal, önemli bir konu var orada. Süheyl İbni Amr anlaşmanın altına imza peygamberimizin onayıyla Abdullah oğlu Muhammed diye atılıyor. Sonra ne oluyor? Bu arada bizim arkamızda durmadan arkadaşlar lihye-i saadet. Biz sakalı şerif diyoruz ama tarihi kaynaklar onlara sakalı şeriften ziyade lihye-i şerif, lihye-i saadet derler. Bunların tamamı içinde sakalı şeriflerin bulunduğu mahfazalar. Aradan 3 yıl geçiyor. Yıl 631. Peygamber Efendimiz'in veda haccı. Hadiseyi Hazreti Ebu Bekir anlatıyor. Hazreti Ebu Bekir diyor ki Peygamber Efendimiz oturmuşlardı. Saçları kısaltılıyordu. Hac ibadetinde saçımız, evet, kısaltılır. Bir sahabe gördüm diyor. Gömleğin eteklerini kaldırmış. Peygamberimizin etrafında dört dönüyordu. Kesilmekte olan saçından bir tek telin yere düşmemesi için çabalıyordu. Derken bir parça bir perçem düştü. Hemen diyor eğildi, aldı, tozunu silkti ve koruma altına aldı diyor. Ve ekliyor Hazreti Ebu Bekir. Bu kişi Süheyl İbni Amr'dan başkası değildi. Ya 3 sene içinde bir insan bu kadar mı değişmiş? Aslında bir şey daha oluyor.
O günlerde Süheyl İbn Avf gözü o kadar dönmüş. Oğlu var Ebu Cendel. Oğlu Müslüman olmuş. Bu zincire vurma meselesi. Onu nereden biliyorsunuz? Mekke programında yapmıştık. Mekke'de konuştuk mu? Evet, Mekke'de konuştuk. Siz her programda konuştuklarınızı unutmuyorsanız... Sizinle zaman... konuştuklarımı özellikle unutmuyorum Talha abi. 10 tane falan diploma vermek lazım size gerçekten. Hani ben hatırlamıyorum o programda bunu konuşup konuşmadığımızı. Sağ olun. Ebu Cendel, evet. Ebu Cendel'i zincirlemiş dediğiniz gibi evde. Ebu Cendel zincirlerini kopartmış bir şekilde kurtulmuş. Elinde zincirlerle oraya gelmiş. Beni kabul et ya Resulallah. Ama anlaşma gereği geri vermesi gerekecek değil mi? Ve... üzülerek geri verecek ama o da ayrı hayırlara vesile olacak o hadise. Şimdi ben Yavuz Sultan Selim'in Mısır fethiyle geldi. Kutsal emanetler aslında dedik ama bu Mısır'ın fethine de girmek isterim. Ancak şimdi Sakalı Şerif'ten bahsetmişken Soner Tankişi Bey demiş ki en kıymetli etiketiyle birlikte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Muhammed'in Sakalı Şerif'i kaç yerde var? Sanırım birçok yerde var. Bu konuda beni aydınlatabilir misiniz? Sahabe çok ciddi saklamış. Hem o biçim. Ve bunlar önce toplu halde muhafaza edilmiş. Mesela bazı insanda 3, 5, 7 mesela anlatılır. İşte Yermük Harbi'nde, Yermük Romalılarla Heraklius'ta yapılan çok büyük bir savaştır. İslam ordusunun Hazreti Ömer döneminde olmuştur. Ve Yermük Savaşı sırasında mesela şeyin Halid bin Velid Hazretleri'nin kaskı düşüyor. Miğferi düşman tarafına. Ve canı pahasına gidip o miğferi alıyor. Ya Halid bin miğfer için canını tehlikeye attın. Niye yaptın diyorlar. Öyle demeyin diyor. O miğferin içerisinde peygamberimizin saçına ait birkaç mübarek tel vardı diyor. Mesela Amr İbn As'ın vardır böyle bir hadisesi. Vefatı öncesi vasiyetinde. Demiştir ki ben Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birkaç mübarek emanetini, sakalı şerifini muhafaza ediyorum. Ben öldüğüm zaman dilimin altına koyun demişti. Yani mesela... bu şekilde olan var ama bunların çoğu saklanmış, korunmuş, muhafaza edilmiş. Bunlar peki ne zaman halka mal olmuş? Birinci Ahmet döneminde. Birinci Ahmet İstanbul'da biliyorsunuz peygambere aşık bir padişah. Kösem Sultan'ın kocasıdır. Kösem Sultan da o anlamda kocasından çok feyizlenmiştir. Hemen lafın arasında mesajımı vereyim Kösem Sultan'la alakalı. Sonra birinci Ahmet diyor ki Gül-ü Muhammedi'den bütün insanlık istifade etsin diyor. Ve sarayda toplu halde, Yavuz döneminde bunlar toplu halde getirilmiş. Bunları tek tek cam tüplere koyun diyor. İşte arkadaşlar bakın mesela şunlar Topkapı Sarayı'nda bugün. Ve bunların hepsinin içerisinde sakalı şerifler var cam tüplerin içerisinde. Bunlar tek 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 cam tüplere konuluyor, saklanıyor. Şimdi bunları konuşalım ama kısa bir ara verelim. Aranın ardından biz burada sizleri de bekliyoruz. Evet, Ötek Gündem'e kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sanat tarihçisi Talha Uğurlar'la birlikteyiz ve mukaddes emanetleri, kutsal emanetleri konuşuyoruz. En kıymetli etiketiyle birlikte sizlerin de soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. Şimdi Talha Bey dedik ki Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethetti. Ama aslında bir rüya görüldü. O rüyada tabiri caizse hayırlara çıktı. Bunu konuşalım. Çok enteresan bir rüya. Aslında rüya mı, yakaza mı? Yani enteresan şeyler yaşanmış. Bir de bu anlattığımız olay normalde bir insanın kulağına gittiğinde ya böyle bir bu ucuz bir menkıme midir? Aslı astarı var mıdır ki şüphesine düşmesinler? Hoca Saadettin Efendi Tacü Tevarihinde bu hadiseyi bize adım adım anlatıyor. Hadise şöyle oluyor. Yavuz Sultan Selim o gece bir rüya görüyor. O rüyanın içeriğini biz bilmiyoruz. Muhtemelen Hasan'a sor diye bir şey var bu rüyanın içinde. Sadece bunu anlayabiliyoruz. Neden? Çünkü ertesi sabah ilk işi sadık adamı Hasan Can'ın yanına çağırıp dün gece düşünde ne gördün sormak oluyor. Hasan Can da bir şey görmedim hünkârım diyor. Görmüş olman lazım diyor. Vallahi görmedim sultanım. Gördün görmedim. Yavuz en sonunda üzülerek hiddetlenerek Hasan Can'ı başından savuyor. Hasan Can üzgün ve anlayamamış mevzuyu bir şekilde. Sizinle bugün tam oradaydık. Evet, Bab-ı Saade'nin orada değil mi? Diğer bir Hasan'ı gördü. Evet. Kapıdan çıkıyor. Yani Enderun avlusunu bitiriyor. Enderun'dan Birun'a geçiyor. Tabii ki Bab-ı Saade'nin içinden.
O kapının iki kenarında ak ağalar oturuyor. Ak ağalardan biri de Hasan Ağa. Tabi Hasan Ağa çok düşünceli, dalgın. Görüyor, hayrola Hasan Ağa nedir bu durumun diyor. O da sormayın paşam diyor. Gece ilginç bir müşahedem oldu diyor. Akşam ezanıyla beraber Babu Sade kapatılır, kilitlenir içeriden. Ak ağalar içeriye, kapı arasına geçerler. Diyor ki gecenin bir yarısı artık 3, 2 bilmiyoruz. Kapı vuruldu, kapıyı açtım. Kapının önünde bir yığın beyaz elbiseli, beyaz sarıklı zat gördüm. 4 tanesi kapıya yaklaştı. Bir tanesi bana iyice sokuldu ve dedi ki Hasan'a ben Hazreti Ali'yim. Yanımdakiler Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve diğer sahabeler. Bizler Mısır seferine hazırlandık. Hünkârınıza selamımızı söyleyiniz. Hünkârınız daha hazırlanmadı. Tabii bunu Hasan Can, Hasan Ağa'dan duyunca o da tabii gözyaşlarına gark oluyor. Koşa koşa Yavuz'un yanına gidiyor. Müjde hünkârım diyor. Dün gece o düşü görmesi gereken ben Hasan kulunuz değil, kapı ağası Hasan kulunuzmuş diyor ve mevzuyu anlatıyor. Yavuz dinlerken o da çok duygulanıyor, ağlıyor ve dönüyor Hasan Can'a. Biz demez miydik ki onlar tarafından bir yere memur edilmeden hiçbir işe başlamayız diyor. Ve ekliyor. Dedelerimiz evliyadanmış, onlara direkt bildirilirmiş ama biz onlara benzemedik diyecektir. Şimdi burada şunu da sormak istiyorum. Yani kendimce bir yorum yaptım, yorum getirdim ama o dönemde Memlüklüler kendi iç problemleriyle uğraşıyorlar ve Mekke, Medine, Yemen yeter kadar ilgilenemiyorlar bu İslam topraklarıyla. Belki de Yavuz Sultan Selim bir işaret aldı rüyasında. Yeni koruyucular sizsiniz diye. Kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz. Bakın Allah bir insana bir emanet verir. O emanetin hakkını verirseniz, sahip çıkarsanız o sizde kalır. O kişi kendisine verilen o nimetin hakkını vermezse Allah o nimeti ondan alır, hak ettiğini düşündüğü bir başka topluluğa verir. İşte bunun için Memlükler evet 2,5 asır boyunca bu işin hakkını verdiler. Biz Memlükleri de çok seviyoruz. Hatta ileride bir Memlüklü programı yapmamız lazım ya. Kesin. Memlüklü sanatını konuşmalıyız. Zaten mesela sarayın kutsallarında yani bana göre dünyada görülüp görülebilecek bir Memlüklü kubbesi gösterelim mi ya? Gösterelim yani, diyorum. Bakalım nasıl? Önce hangimiz bulacağız? Kesin siz bulursunuz. Yok yok. Ha, çünkü ben yazdım koydum. Ben size göstereyim mi? Şuna bakar mısınız göstereyim ya? Göstereyim kameramı. Memlükler İslam sanatının zirvesidir yani. Benim Marmara Üniversitesi sanat tarihinde şimdi emekli oldu. Tarih profesörüm Selçuk Mülayim Hoca. Bir gün sordum ben. Hocam dünya bir daha gelseniz hangi dönemde gelmek isterdiniz dedim. Memlükler döneminde dedi. Ya düşünün. Yani 2000'li yıllarda bir sanat tarihi profesörümüz ile o dönemde gelmek isterim diyor. Çünkü o dönem başka. Ben de öyle düşünüyorum tabii. O dönemi görmek, o dönemi sanatını incelemek isterdik. Ha gelelim sizin yorumunuza. Sonuna kadar arkanızdayım ben de katılıyorum. Bu işin hakkını veremediler. Mesela ateşli silahlara geçmediler. Hatta Avrupalıların hem oyuncağı oldular hem de onlarla ufak tefek acı işbirliklerine girdiler Müslümanlara karşı. Ve tabii emanet onlardan alındı. Yavuz tereddüt ediyordu. Ya bunlar hem Müslüman hem de benim aynı zamanda Türk bunlar yani. Yani şimdi Müslüman Türk bir devletle savaşacaksın, edeceksin. Demek ki rüyada onun tereddütleri giderildi. Belki manevi bir meclise çağrıldı, Hasan'a sor dendi. O da böylece ertesi gün cevabı almış oldu ve gönül rahatlığıyla Mısır seferine çıktı. Bu arada Hoca Saadettin Efendi Tacut Tevarit'te bütün bu olayı yazıyor dedim ya. Evet. Hoca Saadettin bu olayı nereden biliyor yazıyor? Bir akrabalık bağları vardı. Hem galiba. Nasıl akrabalık? Hoca Saadettin Efendi Hasan Can'ın oğludur. Pekala. Şimdi yine çok güzel bir hikaye var. Bununla da bağlamak istiyorum aslında. Hikaye dediğim gerçek olmuş bir mesele. Şimdi Osmanlı zamanında bir şehir fethedildiği vakit hutbe okunurdu. Mısır'ın fethinden sonra Yavuz Sultan Selim diyor ki sakın Hakimül Harameyn deme, Hadimül Harameyn de. Yani biz ancak bu toprakların hizmetkarı oluruz. Ben bu anlayışı da konuşalım isterim biraz. Evet. Bir rivayete göre o olay Halep'te oluyor. Halep Ulu Cami'nin içerisinde oluyor. Yavuz Mercidabık Savaşı'nı kazanıyor. Kansu Gavri yeniliyor. Hatta savaş meydanından kaçarken öldürülüyor. Cenazesi yoktur onun bugün hiç. Sonra savaş da bizim hemen Kilis'in güneyinde, Tilha 5 mevkiinde oluyor. Oradan Yavuz aşağı iniyor, Halep'i fethediyor. Halep'te o gün Halep Ulu Cami, Emeviler'den kalma çok güzel bir eserdir. Cuma namazı kılıyorlar. Artık tabii Cuma namazında Halep'te Yavuz Sultan Selim adına hutbe irade edilecek. Biliyorsunuz hükümranın 3 sembolü vardır. Nöbet vurulur, bugün mehter marşı yani mehter. Sonra başka ne yapılır? Hutbe irade edilir, hutbe okunur o kişinin adına, bir de para bastırılır. İşte cuma namazında imam çıkıyor minbere, hutbede Yavuz'un adını anacak, Hakimül Harameyn-i Şerifeyn diyor. Yani Harameyn demek iki harem, Mekke ve Medine demek. Mekke ve Medine'nin şerefli hadimi, hakimi diyor.
Yavuz kalkıyor ayağa. Camide namazın, yani o tam hutbe öncesinde, herkesin içinde imamı ikaz ediyor. Hayır diyor. Hakimül harameyni şerifen değil. Hadimül harameyni şerifen. Hadim, hizmetçi demek. Biz bu toprakların ancak hizmetçisi olabiliriz diyor. Şimdi bir izleyicimiz Muzaffer Çevik Bey, tabii çok hızlı tweet geliyor, alta düştü, hemen bulmaya çalışıyorum. En kıymetli etiketiyle birlikte yazmış, demiş ki benzer rüya Nurettin Zengi'de, Mahmut Zengi için de geçer. Peygamberin kabri bu sebeple kurşunla kaplatılmıştır, doğru mu? Bunu da Mekke Medine programında işlemiştik değil mi? Bir rüya görmüştü, çok kısa ondan da bahsedelim mi? Nurettin, bunlar beni rahatsız ediyorlar rüyası. Evet. Ya Nurettin Zengi bir, kayıt bayı iki. Ben bu adamları çok seviyorum ya. Hiç görmedim onları ama eserlerini gördüm. İcraatlarını okudum ve hayran kaldım. Mesela Sarayın Kutsalları kitabında kayıt bayı çok geçer. Bir iki yerde Nurettin Zengi de geçer. Hı-hı. Nurettin Zengi o günlerde babası İmadüddin'le beraber Haçlılara karşı Orta Doğu'yu muhafaza eden çok kıymetli bir adam. Babası İmadüddin zaten Urfa'yı kurtardıktan sonra Haçlılar tarafından suikastla şehit ediliyor. Nurettin Zengi babasının arkasından Antakya'yı, İşte Halep'i, Şam'ı kurtarıyor. O günlerde işte rüyasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görüyor. Ve Peygamberimiz, ya Nurettin bu iki kişi bana zarar veriyor diyor. Gece boyu rüyayı görüyor. Sabah adamlarını topluyor, Medine'ye gidiyor. Medine'ye gittiğinde tabii o rüyada gösterilen iki kişiyi nasıl bulacaksın? Medine'de yani yüzlerce insan var. Dikkatle çekilmemesi gerekiyor. Evet. Ve o iki kişiyi görmek için herkesi görmek gerekiyor. Bunun için bir formül bulundu. Evet, formülde münadilerle duyuru yapılıyor. İşte duyduk duymadık demeyin. Şam Atabeyi Nurettin Medine'mizdedir. Herkese hediye dağıtmak istemektedir ve herkesi çadırına beklemektedir. Herkes geliyor üçer beşer. Tabii herkesin, her gelenin şahsında Nurettin Zengi Peygamber Efendimiz'in rüyada gösterdiği o kişi arıyor. Tabii haftalar geçiyor, sultanım herkes geldi diyorlar. Aradığını bulamamış. Hiç kimse kaldı mı diyor. Kaldı diyorlar. Mescid-i Nebevi'nin avlusunda bir tane onun avlusu var. Suud'dan sonra o avluyu ikiye böldü. Şimdi iki avlu oldu. Böyle palmiye şemsiyelerle gölgeler. İtikafa girmişler. Ondan sonra evet diyorlar ki iki kişi gelemiyor. Bir çadırda itikaftalar, çıkamıyorlar itikafta oldukları için. İtikafta peki biz gidelim onları ziyaret ediyor. Gidiyor çadırı, işte kapısını sıyırıyor, bir bakıyor rüyadaki kişi. Çadırı aratıyor, hiçbir şey yok. Adamlar çalıyor, çadırın altına bir hasır sermişler. Hasırı bir kaldırıyorlar. Haydi. Yerin altına doğru bir tünel. Bu iki ateşperest o günün haçları tarafından özel kiralanmışlar. Niyetleri de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın naaşını çalmakmış. Ve yerin altından bayağı da ilerlemişler. Nurettin Zengi bunun üzerine, tabii o iki kişi cezalandırılıyor ayrı. Türbenin etrafı, evet, dört tarafı. Orada düzeltmemiz gereken bir şey var. Aslında türbesi kurşunla kaplatılmıyor. Mescid-i Nebevi'nin oranın etrafı değil mi? Evet. Kazılıyor çok derin. Türbenin etrafı. Mesela şunun, şu önündeki A4 kağıdının türbe, hı-hı, olduğunu varsayalım. Türbenin etrafı dört taraftan 6 metre derinlikte kazdırıyor. Kurşundan duvarlar döktürülüyor. Yerin altından hani kimse bir daha türbeye nüfuz edemesin diye. Bu da aslında türbenin çok önemli bir inşaat aşaması. Kutsal emanetler getirildi dedik. Ama o nasıl bir getiriliş? Niçin gündüz değil ki şehre vardıklarında gündüzdü? Niçin Yavuz Sultan Selim gece içeri girmeyi tercih etti? Aslında bu manzara hepimizin, özellikle bütün idarecilerimizin kulağına küpe olması gereken bir mevzu. Hani herkes Yavuz'a imrenir, onun gibi olabilmek, Fatih'e imrenir. Peki Yavuz ya da Fatih'i büyük yapan neydi? Ellerinde kılıç, yığınla toprak almak mıydı? Yoksa herkesin alkışladığı ortamda mütevazice geride durabilmesini bilmek miydi? Yavuz şimdi 8,5 ay kalıyor Kahire'de. Hatta Nil Nehri böyle Kahire'nin ortasında ikiye ayrılır. Sonra tekrar birleşir. Bir ada olur. Ravza Adası diyoruz biz bu adaya. Çok şirin bir adadır. Ravza Adası'nda kalıyor. Hani Yavuz'a da Memlüklü artıkları bir suikast düzenleyemesin diye. Nihayetinde İstanbul'a gelirken, bakın bu çok özel bir geliş. Öyle böyle bir geliş değil bu. Nedir o? Ne yapıyor Yavuz? Bir, halifelikle geliyor. Bitti. İki, mukaddes emanetleri getiriyor. Efendimizin hırkası, sancağı, sakalı şerifleri, mübarek dişinin parçası. Millet yoluna ölür yani. Başka? Osmanlı toprakları 3 kat büyütülmüş. Yani ya 3'te 2 iken 3'te 3. 1 kat daha büyütülüyor. Devasa Mekke Medine de Osmanlı'ya katılıyor. Ya böyle bir padişahın yoluna gül dökülmez, yoluna ölünür. Ve millet aylarca ayakta bekliyor o gelecek diye. Yavuz gündüz Anadolu yakasına doğru yanaşmış ve farkında bunun. Orada otağı kurduruyor. Efendim neden geçmiyoruz diyorlar. Yani gündüz gözü saltanat kayıkları gelsin Üsküdar'a, binelim karşıya Sarayburnu'na. Olmaz diyor. Biliyoruz ki diyor, halk aylardır ayaktadır. Bizleri beklemektedir. Eğer biz gündüz gözüyle girersek bu halk bizi alkışlar diyor. Halbuki diyor, bu alkışa
biz layık değiliz diyor. Yani bu alkış bize olmamalı. Bize alkışlarlar ve bu başarıyı bize atfederler. Ben bunu istemem. Nefsime ağır gelir belki evet. de. Ve devamında diyor ki bu başarı bizden değil Allah'tandır diyor. Ve gece yarısına kadar orada bekliyorlar Anadolu yakasında. Sonra gece karanlık çöküp artık gecenin ikisi üçü millet yatağına çekildikten sonra o zifiri karanlıkta Topkapı Sarayı'na, yani o gün Topkapı değildi, Sarayı Cedid'e avdet ediyor, varıyorlar. Ve bu çok önemli bir hadise. Bir liderin, bir idarecinin durması gereken yeri çok iyi bilmesi. Biliyorsunuz sahne insanı bozar, alkış insanı bozar, kamera, ekran insanı bozabilir. Yani ben kendi adıma konuşuyorum. Herkes haddini bilmeli. Yani şurada iki tane ses teli var. Bittiği anda bir numaramız yok yani. Yavuz 10 dakikadır öksürüyorum gördünüz. Evet, yani gerçekten. Yani insanoğlu çok böyle iğne iplikle ayakta duruyoruz yani o aynen kadar. Öyle. Ve Yavuz orada durabildiyse biz de hayatımızın belli yerlerinde toprak gibi olabilmesini bilmeliyiz. Darısı başımıza inşallah. Şimdi sarayda, Osmanlı Sarayı'nda 24 saat Kur'an okunması geleneği var. 39 artı 1 aslında 40 geleneği. Bu kutsal emanetlerin saraya gelmesiyle birlikte mi başladı? Evet. Hatta onun bir fotoğrafı var arkadaşlar, bize belki onu Alper gösterir. Alper hemen getirir has şimdi ekrana. Oda var, has odada. Aslında meşhur bir hocamızın böyle padişahın tahtı, onun yanında oturmuş Kur'an okuma sahnesi has odada. Ondan sonra adet aslında Yavuz'un Mısır seferiyle başlayan bir hadise. Yavuz Mısır'a gidiyor, emanetler teslim ediliyor. Emanetler, bakın burası has daire. Bu kapıdan içeriye girdiğimiz zaman tam köşede has oda bizi karşılayacak. Has odanın içerisinde padişahın tahtı var. Yıllar boyunca gece yattıkları, gündüz oturdukları. Bugün de o tahtın üzerinde hırkayı saadet var. Önünde sancağı şerif var. Bakın oda bu oda işte. Aslında bu odada hemen kenarında Kur'an okuyan hocalarımız var. Yavuz Mısır'a gittiğinde, bu emanetler teslim edildiğinde diyor ki bundan böyle bu emanetlerin yanına devamlı Kur'an okuna. Bu iş için 40 hafız seçil ediyor. 39 tane hafız seçtiriyor. Hünkârım ya 40.sı kim diyorlar? 40. hafız meğer Yavuz Sultan Selim'in ta kendisiymiş. Peki Yavuz Sultan Selim sürekli olarak bu sistemin içerisinde mi, yoksa bir defaya mahsus mu katılıyor o 39 kişinin içine? Çünkü sefere gidecek, ordunun başında yönetimle ilgili sorumlulukları var. Yavuz Sultan Selim'in zaten 8 yıllık bir padişahlığı var. Ve bu 8 sene içerisinde çok önemli bir Çaldıran Savaşı'yla çok önemli bir Mercidabık ve Ridaniye Savaşları'nı yapmış. Pek İstanbul'da durmamış. Yani bu koşuşturmalar içerisinde zaten emanetler Ridaniye'den sonra geldi. Ve kısa bir süre sonra da vefat etti zaten kendisi. Onun için yani bu vazifeyi öyle çok çok fazla yapabildiğini açıkçası biz de düşünmüyoruz. Ama şunu çok iyi biliyoruz. Yani kendisi de hafızdı ve bu emanetlerin yanında en azından bir süre de olsa muvakkaten o bu vazifeyi yerine getirmiş ve bundan da şeref duymuştu. Bakın manzara bu işte, ne kadar güzel. Burası has oda, biliyor musunuz? Topkapı Sarayı'nda biletle girebildiğiniz yer var, bir de giremediğiniz yer var. Biletle giremediğimiz en özel yer burası. Tabi buraya da hani misafirler giremese de bir camın arkasından seyredebiliyorlar en azından bir kısmını. Padişahın tahtı, şu altın sandığı görüyor musunuz? İçinde peygamberimizin hırkayı saadetleri var. Şu öndeki gümüş sandıkta sancağı şerifleri var. Seyircilerimiz lütfen ekran başından ayrılmasınlar. Çünkü birazdan bu sandıkları tek tek açacağız. Belki de hayatlarında ilk kez peygamberimizin sancağını görecekler. Hayber'de Hazreti Ali dalgalandırdı. İnsan bunu görmek istemez mi? Sancağını, hırkasını görecekler. Ve daha şu arkada gömme dolaplar var. Dolapların içinde, bohçaların aralarında neler var. Yani peygamber emanetleri, başka peygamberler, Efendimizin emanetleri, sahabe emanetleri, din büyüklerinin emanetleri var. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin ayakkabısı var. Ebu Hanife Hazretleri'nin gömleği var. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin tacının keçe parçası var. Yani Osmanlı bunları peyderpey getirmiş. Hepsi bir anda Yavuz'la gelmemiş yalnız. Bu arada Cansu Hanım. Yani bir kısmı mesela... Birazdan Hazreti İbrahim'in tası var. Sırası gelirse konuşuruz. Evet. Tasın korunması için bir kap kutu yapılmış, yaptıran Fatih Sultan Mehmet. Hadi bakalım. Demek ki o Hazreti İbrahim'in tası Yavuz Sultan Selim'den önce Osmanlı'ya intikal etti. Yahya Peygamber'in kolu var mesela. O kol Fatih Sultan Mehmet döneminde bizde. Fatih İstanbul'u fethettiğinde İstanbul'daki bir Doğu Roma kilisesinde bulduruyor. Yani her emanet de Yavuz'la gelmedi bize. Mesela mektup var. Evet arkadaşlar hemen getirdiler. Şu gördüğünüz Hazreti İbrahim'in tası. Peygamber emanetleri bölümünde konuşuruz. Mesela Sultan Abdülmecid döneminde Topkapı Sarayı'na intikal eden Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Mukavkıs'a yazdığı mektup var.
Sultan Abdülmecit döneminde gelmiş. Zaten son emanetlerde Fahrettin Paşa ile geliyor ve dosya kapanmış oluyor. Şimdi ben aslında Mısır'ı fethetti, kutsal emanetler geldi. Artık birer birer bunları da konuşalım istiyorum. Hangi birinden başlayacağımı da şaşırdım. Biraz müziklik yapayım istiyorum. Sizin için en değerli, hepsi çok değerli, hepsi çok kıymetli ama en kıymetlisini de biliyorum. Aslında Hırka-i Şerif iki yerde var. Biz Hırka-i Şerif denilince Fatih Camii'ndeki, Hırka-i Şerif Camii'ndeki hırkayı algılıyoruz. Ama aslında Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilen Veysel Karani'nin hırkası değil mi? Evet. Zaten Osman da bunlar birbirine karışmasın diye birine Hırka-i Saadet, diğerine Hırka-i Şerif demişler. Hırka-i Şerif dediğimiz zaman bugün Sultan Abdülmecit Han tarafından yaptırılan Hırka-i Şerif Camii ve caminin yanında bir Hırka-i Şerif köşkü var. Onun içerisinde muhafaza edilen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Veysel Karani Hazretleri eliyle bize intikal eden hırkası mevcut. Peygamber Efendimiz vasiyet ediyor Hazreti Ali ve Hazreti Ömer'e. Diyor ki benim bu hırkamı benden sonra o gence ulaşın, bulun. Üveysel Karni'ye bu hırkamı verin diyor. Ve Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Üveysel Karni develeriyle Arafat taraflarında gözüküyor. Hazreti Ali ile kalkıp gidiyorlar. Veysel Karani Hazretleri. Biz onu Türkçeleştirip Veysel Karani yapmışız. Hı hı. Üveysel Karni aslında. Biz Yemen programında konuştuk galiba değil mi biraz? Konuştuk. Annesinin izin vermemesini, hatta ne kadar hayırlı bir evlat olduğunu da söylemiştik. Evet. O hırka kendisine Hazreti Ali ve Hazreti Ömer eliyle Arafat'ta teslim ediliyor. Ve o hırka daha sonra bir şekilde bugünlere kadar intikal ediyor. İşte tam arkamızda gördüğünüz hırka ise lütfen ekran başındaki herkes dikkatle izleyin, dikkatle bakın. Görmeyenler, görenler görmeyenlere göstersin. Başka odalarda olanlar varsa herkesi çağırın, ünleyin, toplayın. Bütün Anadolu şiveleriyle anlatayım. Bütün tanıdıklarına mesaj atan izleyicilerimiz de var. Ve bunu muhakkak bakın bir kere fotoğrafı çekildi biliyor musunuz? Hiçbir daha çekilmedi. 2003 yılındaydı. Mukaddes Emanetler kitabını hazırlıyorduk. Hilmi Aydın Bey'e de buradan çok teşekkür etmek isterim. Alper tam ekran verebilir misin ya hırkayı? Evet, bu da yakın görünüşü. Sağ olsun o günlerde Hilmi Aydın Bey Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler bölüm müdürüydü. Çok çırpındı bu kitabın hazırlanması için. Ahmet Doğru Bey'i de buradan almak isterim. O da çok kıymetli bir araştırmacımız. Bu kitabın hazırlanmasında onun da çok emeği oldu. Kitabın künyesinde hep adları da geçer. Ve özellikle hırkanın resminin Mukaddes Emanetler kitabında yer alması için Hilmi Bey çok çırpındı, çok uğraştı. Gerçekten çok muazzam bir kitap. Bugün sarayı gezerken ben bu kitapla alakalı hatıralarımın bir kısmını anlattım. Hülya Hanım'a, Esra Hanım'a size falan. Çok güzeldi, çok tatlı hatıra. 2003-2004 yılı bu kitapla geçti. O buz gibi soğuklarda has odanın içerisinde. Has odaya girmek için meclisten izin gerekiyor biliyor musunuz? 6 ay mı beklemiştiniz? Evet, tam 6 ay izin bekledik biliyor musunuz? O mühürü kesip içeriye girip bu emanetlerin fotoğraflarını çekebilmek için tam 6 ay bekledik. Şimdi bu Fatih Hırka-i Şerif Camii'ndeki hırka... Kaside-i Bürde'nin yazarı Ka'b bin Süheyl'in hırkası. Bunu da konuşalım istiyorum. Evet. Ki bu halifeliğin sembolü olan hırka tam da bu hırka. Evet. Çok güzel söylediniz. Halifeliğin sembolü. Ve bu hırkayı aslında Sultan Vahdettin İstanbul'dan ayrılıp İtalya'ya gidip Sanremo'dayken bir ara hac ibadetini yapmak için Arabistan'a Mekke'ye uğruyor. Şerif Hüseyin dört dönüyor etrafında. Ne için? Halifeliği bana devret diye. Sultan Vahdettin verir mi halifeliği sana? Bizi arkadan vuran adama. Vermiyor tabii ki. İkincisi aynı Şerif Hüseyin o günlerde bizim daha Cumhuriyet Türkiye'si yeni kurulmuş. O günlerde bizden Mukaddes Emanetleri istemek için çok yırtılmıştır. İlle verin diye. Ve bizim Cumhuriyetimizin kurucuları sağ olsunlar vermemişlerdir. Verilmemiştir. İyi ki de verilmemiştir. Çünkü halifeliğin sembolüdür bu mübarek hırka. Hikayesini konuşalım. Tamam. Ka'b bin Züheyr. Çok önemli bir şair. O günlerde söz kılıçtan daha keskin. Ve şairler çok korkulan ve çok saygı duyulan insanlar. Toplumları, kitleleri yönlendirebiliyorlar çünkü. Evet. Aslında Müslüman da değil ilk önce. Ve Peygamber Efendimiz'e çok ağır şiirler de yazıp okuyor değil mi? Evet. Hatta bu Fahrettin Paşa Medine'den ayrılırken bir şiir okumuş. Bir şiir vardı ya Medine programın sonunda okumuştuk. Fahrettin Paşa'ya da değinelim bugün programın sonunda ve ben sizden bir şiir daha alayım. Hülya'ya da söyleyeyim buradan. Hatta o şiiri okurken bir fon vardı değil vardı, mi? Evet. Talha Bey'in tercih etti. Onu da bulabilirsek bu süre zarfında buyurun. Bu sürpriz oldu. Bundan haberim yoktu. Böyle bir şey. Benim de haberim yoktu. Şu an düşündüm ben de. Dün ben Kırşehir Kaman'daydım. Genç ve Spor Bakanlığı yaz kampındaydık çocuklarla.
Gece saat 1'e kadar falan sürdü program. Ben şiirle bitirdim. Çok hoşlarına gitti onların da böyle. Hem de Kadir Gecesi olması dolayısıyla. Şiire neden değindim biliyor musunuz? İşte orada şair isimleri geçiyor. İdris Sabih Bey. İşte bizde diyor şu şu şairler yok. Bizde muallaka yok diyor. Muallaka çok önemlidir muallaka. Yani Arabistan'da her sene en iyi şiirler seçilir. Ve onlar Kabe'nin kapısına asılır. İşte onlardan biri, onlara muallaka da denilir. Bizde diyor böyle şiirler, muallakalar yok. Ama diyor bizde senin sevginle çarpan yürekler var ya Resul. Şiirde geçen sözler bunlar yani. Neyse yeri gelirse konuşuruz. Kâb bin Süheyr o günlerde müşrik. Ve Peygamber Efendimiz'in aleyhinde şiirler yazıyor. Hem de hakaret dolu. Bir gün yaptığı hatayı anlayacak. Kılık değiştirecek. Medine'ye gelecek. Peygamber Efendimiz'in huzuruna çıkacak ve bir soru yöneltecek. Ya Resulallah, bir kişi Müslüman olsa geçmiş hata ve günahları affedilir mi? Tabii kendini gizleyerek yapıyor tabii. Bunu değil mi? Peçesi var, kim olduğu belli değil. Aynen. Aynı Hazreti Vahşi gibi. Evet. Değil mi? O da öyle gelmişti. Öyle geldi. Sonra Peygamber Efendimiz elbette diyor. Ama o bununla yetinmiyor. Hatta Hint de aynısını yapıyor. Evet. Hint'e konuşmuştuk değil mi biz? Hint o Mekke'nin fethinde o da böyle 8-10 tane kadın bir grupla geliyorlar Peygamberimizin huzuruna. Hepsi böyle yüzleri peçeli. Ve af dilemeye Müslüman olmuyor. Hint ayağa kalkıyor tak diye peçeyi indiriyor. Ben Hint'im ya Resulallah diyor. Yani senin amcanın ciğerlerini dişleyen kadın. Bana da af var mı diyor ya. Cesur kadın yani açıkçası. Ve Peygamberimiz bugün senin içinde bir korku yoktur diyor Mekke fethinde. Gelelim bizim konumuza. Kâb bin Züheyr Hazretleri işte soruyor. Bir kişi Müslüman olsa geçmiş hata ve günahları affedilir mi? Peygamber Efendimiz elbette diyor. Sonra peki bu kişi Kâb bin Züheyr olsa diyor. Tak peçeyi indiriyor. Yine affedilir mi diyor. Peygamber Efendimiz yine elbette deyince bu kez ayağa kalkıyor ve Peygamber Efendimiz için yazdığı o övgü dolu şiiri okumaya başlıyor. Kaside-i Bürde. Evet. Bu arada ben bir ricada bulunayım. Arkadaşlar az önce has odayı göstermişlerdi. Alper. O has odayı bir görelim. O has odanın duvarlarında Kaside-i Bürde yazıyor biliyor musunuz? Evet. Kaside-i Bürde ne demek? Bürde hırka demek. Hırka kasidesi, hırka şiiri. Aslında her ne kadar şimdi yeri gelince söyleyeceğim. İşte Osmanlı padişahları cariyelere duydukları aşkı duvarlara yazarlarmış deselerdi. Aslında peygambere, peygamber aşkına ithafen yazılmış bir şiir var has odanın duvarlarında. Evet. Girelim odaya, odanın içine girelim. Has odaya sokun bizi arkadaşlar. Heyecanlı bir şekilde. Hadi. Has odaya normalde girilmiyor. Has odanın emanetlerini görmeyelim. Has odanın, odanın kendisini görelim. Ve odaya giriyorsunuz. Mavi kartuşlu çini pano boydan boya. Evet işte bu. Görüyor musunuz? Bakın en sağda kartuşlar halinde. Bunlar cümleler, şiirin mısraları bunlar aslında. Bakın mısra mısra böyle adım 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 ileriye doğru gidiyor. Bunlar işte Kaside-i Bürde. Neden Kaside-i Bürde bu odanın duvarlarına boydan boya yazılmış? Çünkü o mübarek hırka yüzyıllar boyunca Yavuz Sultan Selim'den itibaren bugüne kadar bu odada sergilendi. Hatta bu odanın bir ikinci karesi daha olacak. Taht gözüküyordu. O tahtın üzerinde hırka-i saadet bugün Sultan Abdülaziz'in yaptırdığı o sandığın içerisinde hala muhafaza edilmekte ve bu şekilde korunmakta. Ve bu da çok güzel. Tabii bize yıllarca bu gördüğünüz şiirleri siz de az önce vurguladınız. Aşk şiiri diye anlattılar. Halbuki Topkapı Sarayı'nın duvarlarında bir tane aşk şiiri yok. Yani hepsi aslında bir manaya, anlama matuf özel şiir. O kadar güzel ki diyor ki... Aa, buldunuz mu kitaptan? Tabii tabii bulduk. Mümkün mü buluşmak sanmam. Çağrısı kalsın bari. Hayali kanatlar gibi insanın omzunda. Gerçek aşk öyle ki çölde artık şimdi ancak bir soylu deveyle gidilir. Rüzgar hızında gerçek aşka. Yani müthiş duygular ve Hazreti Peygamber'e yazılmış nasıl bir gönül, nasıl bir bağlılık, nasıl bir aşk. Şiirin bir yerinde o keskin bir kılıçtır diye bir ifade var. Tam o ifade geçerken yerini bilmiyorum bulabilir misiniz? Tam o ifade bayağı da uzun yalnız işiniz zor. Tam o ifade geçerken Peygamber Efendimiz ayağa kalkıyor aleyhisselam hırkasını çıkarıyor. Kâb bin Züheyr Hazretleri'nin omuzlarına bırakıyor. Tam o ifadede ve artık hırka-i saadet onda kalmış oluyor. Altın sandık geldi bu arada tam arkamızda. Hadi bakalım. Bu altın sandığın içerisinde hırka-i saadet var. İşte ondan dolayı odanın duvarlarına boydan boya bu şiir yazılmış. İzleyicilerimiz eğer bir gün Topkapı Sarayı'na giderlerse, haremi de ziyaret ederlerse ayrıca bir biletle giriliyor. Hareme girdiğiniz zaman önce Kara Ağalar Dairesi geliyor. Kara Ağalar Dairesi'ne girdiklerinde o da bir avludur. O avluyu da boydan boya yine aynı şiir Kaside-i Bürde sarmaktadır. Şimdi aslında biz buraya hırka meselesinden geldik. Veysel Karahani'den de geldik. Bu kutsal emanetlerin içerisinde Veysel Karahani'nin
şey, külahı var. Evet, külahı var. Bulamadım şimdi. Başka şeyler de var ama külahı, bunu da konuşalım isterim. Özelliklerine özellikle. Tabii. Veysel Karahani Hazretleri hikayesini hepimiz biliyoruz. Hele biz Anadolu insanları çok severiz Veysel Karahani Hazretleri'ni. Onun külahı, bakın geldi hemen arkamızda ekrana. Osmanlı dağılma sürecine girince o mübarek külah, takke, keçeden mamul, kenarlarını yeşil bir bezle tutturmuşlar bakın. Orijinalinde o yeşil bez yok. Sadece o iç kısmında gördüğünüz keçe kısım var. Hatta aynı yeşil bezden bir kılıf yapılmış. Onun içinde saklanmış. O da şu bohçaya konmuş. Yani kılıf içinde, kılıf bohça içinde günümüze gelmiş. Mesela bu fotoğraflar çekilirken tek tek başındaydık o günlerde. Ve benim için de çok büyük bir heyecandı. Yani bir insana ömürde bir kere bile nasip olmayacak bir şey nasip olmasa, böyle bir kitabın editörlüğünü yapıyorsunuz ve bu eserler tek tek sizin önünüzde açılıyor. Gözlerin göremediği şeyler artık sizin belki şöyle birkaç santim kadar yanınıza geliyor. Gerçekten çok güzel bir şey. Neler değiştirdi bu kitap hayatınızda? Eminim çok şey değişmiştir. Çünkü ben bu hafta bu kitabı okumaya başladığım zaman inanılmaz duygusal bir insan haline geldim. Yani ben de bile bir kere okumayla bir şeylerin değiştiğini hissettim ve eminim siz bunları araştırdınız, hikayelerin içine girdiniz. Neler değişti? Ben bu kitabın hazırlanma sürecinde bir yazarlar toplantısına katılmıştım. Bana orada dediler ki bir kitap hazırlıyorsunuz, çok kıymetli bir kitap, bize anlatır mısınız dediler. İyi, anlatayım dedim. Ve önceden de böyle PowerPoint slaytlarıyla bu çekilmişti fotoğraflar. Onlara bir sunu yaptım. Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok kıymetli yazarlardı. Sonra o gün akşam anlattım ben o yazarlar toplantısında. Ertesi günü gündüz bana, benim yanıma birkaç kişi geldi. Dün akşam siz burada bir konferans vermişsiniz. Çok beğenmişler. O konferansı bu akşam Bolu'da sunar mısınız dediler. Hoppala. Ben konferans falan vermedim. Kitabı tanıttım dedim. Yok yok dediler. O şey neyse bilmiyoruz dedim. Ve ben ertesi günü gittim Bolu'da yine kitabı tanıttım. Sonra o yazarlar Türkiye'nin dört bir yanına gitti ve bana Türkiye'nin dört bir yanından telefonlar gelmeye başladı. Bize işte o sunduğunuz şeyi sunar mısınız? O konferans, ben konferans falan sunmadım. O güne kadar hayatımda hiç konferans sunmamıştım. Aa, konferans macerası kitapla birlikte mi? Hatta bununla kitabın başladı. Bilgileriyle birlikte tabii, başladı. Ya bu kitapla benim hayatıma tarih konferansı diyen şey girdi. Ve o çeşitlendi. Sonra Çanakkale oldu. Sonra ne bileyim Mekke Medine oldu. Böyle gitti yani. Bir sürü kanuni konferanslar oldu. Her şey bu kitapla başladı. Ne kadar güzel. Şimdi Hırka-i Şerif'ten geldik buraya da. Osmanlı padişahlarının Hırka-i Şerif'i seferlere götürdüğünü biliyoruz. Evet. Özellikle 1. Ahmet'in muazzam bir anısı var Haçova seferinde. Bunu da dinleyelim sizden. Haçova'yı dinleyelim. Bu arada bu külahın keçesinin deve tüyünden olduğunu da söyleyeyim kısacık geçerken. Tamam. Veysel Karahani Hazretleri deve çobanlığı yapıyordu. Keçenin cinsi incelendi, deve tüyünden yapılmış, oradan kalma. Arkadaşlar bizi önce bir Haçova'ya götürsünler. Haçova Meydan Muharebesi'nin şöyle bir minyatürünü görelim kocaman. Bir de sizin bu ekrana hastayım ben, çok güzel. Bu ekran böyle bir açılıyor, sanki böyle adım atıp içine girecekmiş gibi oluyorsunuz. Değil mi? Burada program sunmanın ayrı bir keyif var, onu söyleyeyim. Derinliği çok güzel, sağ olun. Gerçekten. Yani şu şeyler de çok güzel. Enderun talebelerini koymuşlar, iki tane. Bunları da konuşalım mesela. Onları Alper grafik servisiyle birlikte hazırlıyor ledleri. Buradan da tekrar teşekkür edeyim grafik servisindeki arkadaşlarıma, Alper'e de özelinde. Çünkü gerçekten günlerce uğraşıyorlar. Kulunu belli olduktan sonra bir uğraş, bir didim ve buna başlıyorlar. Buyurun. Mesela kamera sizin arkanızı gösterebiliyorsa, şu arkanızda 3. Murat'ın mesela Hırka-i Saadet için yaptırdığı, bakın orijinal muhafaza. Kutunun şeklini gördünüz değil mi? Aynısı. Evet. Onu yeri gelince konuşuruz. Gösterelim. Şimdi geri gelmişken de sizin gösterelim. Sizin arkanızdaki şeyi görebiliyor mu kamera? Şurayı. Hah, görüyorlar evet. Şöyle bakın, bir Cansu Hanım'ın tam sizin bakışınıza göre sol arkasında duvarda gördüğünüz orijinal 3. Murat'ın altın Hırka-i Saadet kutusu. Bu da görmüş olduğunuz mukaddes emanetlerin Hırka-i Saadet kutusu. Birebir aynısı yapılmıştır. Şimdi evet, LED'den gösteriyor evet. Alper. LED'den şimdi geliyor kutuya. Bana şimdi gelecek. Sizin elinizdeki aynı kutunun birebir kopyasıdır bu. Ya bu kutunun da hikayesi var. Hazırlanırken buradan Engin Çiftçi'ye selamlarımı göndereyim. Bu kitabın sanat yönetmenidir kendisi. Çok kıymetli bir arkadaşımız. Ressam aynı zamanda. Ve şöyle. Bu kitap hazır. Bakın, kutsal emanetlere açılan bir kutu. Yeşil kaplama var, görüyor musunuz? Evet. Orijinali de öyle. Tabi orijinali altın. Üzerinde zümrütler, yakutlar. Biz sadece onu şeklen. O kırmızıları görüyor musunuz kutunun evet. üzerindeki? Hepsi gerçek yakut, gerçek zümrüt. Orijinali tabii ki böyle.
Öyle bir durum var. Haçova'ya geliyorduk. Bu arada tabii bu LED'i övdünüz. Ben grafikçi arkadaşlarımı övdüm. Onlara teşekkür ettim. Alper'e teşekkür ettim. Ama bir özel teşekkürüm daha var ki bunu sık sık unutuyorum aslında. Programın yükünü çeken arkadaşlarımdan, prodüktör arkadaşlarımdan bir tanesi Burak Özdemir. Bu görselleri tek tek bu LED'lere oturtturan da kendisi. Burak'a da ellerine sağlık diyorum. Buyurun Haçova Meydan Muharebesi. Evet, Haçova'ya gidelim. 3. Mehmet Dönü. Aslında Haçova'ya gittiğimiz niye iyi oldu biliyor musunuz? Şimdi bazıları bazen böyle diyorlar ki ya hep övüyorsunuz Osmanlı'yı diyorlar. Hayır. Biz Osmanlı'yı her zaman övmüyoruz. Yenilecek yerde yeriyoruz ve yermeliyiz de. Hatalarını bilelim ki aynı hatalara bir daha düşmeyelim. Yıkılmayı hak ettikleri için yıkıldılar. Yoksa neden yıkılsınlardı? Mesela şimdi gelin Osmanlı'yı eleştirelim. Bakın şu minyatürde üzerinde mavi hırkasıyla içindeki sarı mintanıyla gayet böyle iri yarı bir adam duruyor atının sırtında. 3. Mehmet. Az önce Yavuz'u konuştuk. Sitayişle, heyecanla, gıptayla. Yavuz'un Mısır seferi dönüşünde işte şehre gündüz değil gece girdiğinden bahsettik. 3. Mehmet Haçova Meydan Muharebesi'ni kazanıyor. Şehre nasıl giriyor biliyor musunuz? Haçova nedir Allah aşkına yani? Yani bir Eğri Kalesi'ni fethedip dönüyorsunuz. Bir Eğri Kalesi'ni fethetmek nedir Allah aşkına? Neyin zaferi? İstanbul'a bir dönüşü var, şehre bir girişi var. Hem gündüz giriyorlar, alayiş, debdebe, başına özel beyaz türbentler bağlanıyor. Ve Eğri Sefernamesi diye kitap var. Hatta yanılmıyorsam Zeytinburnu Belediyesi olacaktı. Geçen sene Eğri Sefernamesini bastılar. Yani belediye ile alakalı tanıdıkları yakınları olup varsa hemen aralığa birilerini sokup o kitaptan bulabiliriz. Bulsan mukaddes emanetler gibi dev kitap yapalım. Bana o kitaptan bir tane hediye bulabilirsiniz umut ediyorum. Ekrandan söyleyelim Zeytinburnu Belediyesi'nin yetkilileri bizi duyuyorlarsa. Peki hala. Bende var. Gönderdiler bana sağ olsunlar teşekkür ederim. Bulamazsam sizinkisine talibim o zaman. Başımızsın sağ olun. Eğri Sefernamesi 3. Mehmet dönüyor. Dönerken nasıl dönüyor biliyor musunuz? İşte debdebeyle giriyor şehre. Hey gidi günler hey diyorsunuz. Yavuz devleti bir kat daha büyütüp halifelikle emanetlerle dönüyor. Gece zifiri karanlıkta geliyor. Halk bizi alkışlamasın diye sen gidip bir tanecik kale fethedip geliyorsun. Ve gelirken de sanki dünyaları fethetmiş gibi böyle bir havalarla giriyorsun. Sen bunu yaparsan bir süre sonra senin boynun devrilir yani. Zayıflarsın, düşersin ve düşmanın baskırası olur. Nefis atına binince. Ya, nefis atına binince öyle oluyor. Büyük halini görelim minyatürün. Şimdi Osmanlılar eskiden seferlere giderlerken önemli bir emaneti yanlarında götürürlermiş. O emanetler mesela minyatüre dikkatle bakalım. Bu minyatürde bir adam başının üstünde bir bohça taşıyor. Görebilecek misiniz? Sizi biraz şöyle zorlayalım. Bakın bir adam 3. Mehmet'in hemen az önünde ama solunda önünde. Aa kopya verdiler ya. Recep beni hiçbir zaman zor durumda bırakmaz. Burada sunucu evet şu an görebiliyorum Talha Bey buyurunuz. Tekrar eskiye dönelim. Bir oradan görelim. Genel futbol maçı gibi oldu bu yalnız. Genelden görelim diye. Velhasıl demek istediğim mukaddes emanetlerin bazıları saraydan çıkarılıyor ve orada götürülüyor ve baş üstü taşınıyor. Bakın orada. Tabi bu arada karşımızda Avusturya ordusu var. Sayıları 200 bin kişi. Bizim ordu 100 bin kişi. Ve düşman ordusu tarihinde ilk kez bu derece Osmanlı ordusuna galebe çalıyor. Osmanlı ordusu tabi dağılma sürecine giriyor. Zaten Yeniçeri Ocağı bozulmuş. 3. Mehmet'in yanına geliyorlar. Sultanım düşman geliyor kaçınız diyorlar. 3. Mehmet bir gelmekte olan düşmana bir dağılan ordusuna bakıyor. Acaba ne yapsam diye düşünürken yanına ünlü tarihçi ve Şeyhülislam Hasan Can'ın oğlu Hoca Saadettin Efendi geliyor ve Hoca Saadettin Efendi diyor ki Sultan sakın savaş meydanı terk etmeyiniz. Çünkü atalarınızdan hiçbir bunu yapmadı. Teberrüken Peygamber Efendimiz'in hırkasını omzunuza alınız. 3. Mehmet hırkayı saadeti omzuna aldığında savaşın geri planında duran 2000 civarında aşçı ve yamak. Bu manzara karşısında heyecanlanıyorlar ve ellerine ne geçirdilerse kazma, kürek, kepçe kaptıkları gibi dalıyorlar savaşın içine. Ve dağılmakta olan Osmanlı ordusu toparlanıyor ve hayatlarının son meydan muharebesini böylece kazanıyorlar. Ama tabii ki şimdi yakına bir daha gelebiliriz teknik masa. Samet İnce Bey demiş ki en kıymetli etiketine kopyacı Alper. Şimdi gelebiliriz kopyacı. Buyurun. Ve tabii ekip size destek olacaklar. Olsunlar ama siz hak ediyorsunuz. Çünkü gerçekten iyi çalışıyorsun. Sağ olun, ben bunu her yerde söylüyorum. Ve şu bohçanın içinde hırka var. Hırka omuza giyilince o heyecanla. Yani bir hırkanın padişahın omzuna teberrüken bırakılması
bir savaşın kaderini değiştirebiliyordu. Peygamber Efendimiz'in sakalı şeriflerini de konuşalım isterim. Biraz önce de bahsetmiştik. Cam tüplerde saklanıyor. Günümüze kadar nasıl ulaşıyor? Birinci Ahmet bunları özellikle dağıtılsın emri veriyor. Diyor ki Gül-i Muhammedi'den bütün insanlık istifade etsin diyor. Onun için birinci Ahmet'e çok müteşekkiriz ve onu çok seviyoruz. Peygamber aşığı bir padişah. Çok kısa yaşamış. 14 yaşına tahta geçmiş. 14 yıl tahta kalmış. Ve 14. Osmanlı padişahı olarak 28 yaşında vefat etmiş. Baktığınız zaman şu gördüğümüz lihye-i saadet dediğimiz sakalı şerifler ya da mübarek saç telleri bunlar korunmuş. Bu arada Topkapı Sarayı'nda Peygamber Efendimiz dışında bir kişinin daha sakalı şerifi var. O da Hazreti Ebu Bekir ve bir adet, sadece bir adet Hazreti Ebu Bekir'e ait de bir mübarek sakalı şerif Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilmekte. Peygamber Efendimiz'in savaşlarda kulağı sancağı, ukab, bundan da bahsedelim. Bu da Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilen kutsal emanetlerden bir tanesi ki UKAP ile ilgili sormak istediğim bazı sorular daha var. Onlara da geleceğim. Aslında biz bugün sizinle sarayı gezerken UKAP ile alakalı konuştuk. Gedikli bir oluk gördük. Evet. Orada bir taş gördük. Gedikli taşı bile unutmamışsınız. Ama saraya gireceğim. Babüs Sade'nin önünde Allah Allah diyorum, bu taş neden burada? Bunu burada neden muhafaza ediyorlar? Tabii ki en küçük şey bile çok kıymetli, muhafaza edilmeye değer ama hep böyle gözüm ondaydı. Sonra sizden öğrenince unutmak ne mümkün. Sancağı şerif çok kıymetli. İlk kez hicret sonrası Medine'ye girişte kullanılmış. Hani şu Medine programında konuşmuştuk ya, işte Medine'ye girileceği zaman orada bir Seniyetül Veda vardı. Evet. Tepe. O tepeden böyle gözüküyorlar. Talal Bedürlerle karşılanıyorlar. Orada bir siyah sarık kuşak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sancağı olarak kullanılıyor ve hep kalıyor artık o. O siyah sancak muhafaza ediliyor. Mesela bakın hemen arkamızda gözüktü. Yine ekran başındaki kıymetli izleyenlerim lütfen kimse kaçırmasın. Belki de birçoğunuz hayatınızda ilk kez görüyorsunuz. Bu sancak, dediğim gibi bu sancağın da fotoğrafı bir kez çekildi. Sadece bir kere çekildi. Başka çekilmedi. Yani kim nerede görse bu fotoğrafı görür yani o derece. Hı hı. Ve bu gördüğünüz ortadaki bakın etrafındaki bohçayı kastetmiyorum. Emevilerden Abbasilere, Memlüklere kadar seferlere götürüle lime lime olmuş. Osmanlı zamanında kullanılmıyor ama farklı bir ritüel var bununla ilgili. Var. Osmanlı seferlere götüremiyor çünkü bakın lime lime olmuş. O siyah parça parça olmuş. Ne yapıyor Osmanlı? Topkapı Sarayı'nın üçüncü kapısı var. Babus Saade. Bilmiyorum arkadaşların eline Babus Saade fotoğrafı varsa görmek isteriz. Babus Saade'nin önüne ordu toplanıyor. İşte biz bugün sizinle bayağı bir vakit geçirdik orada. Evet. Ve orada sancağı şerif o bahsettiğiniz yere dikiliyor. Ordu sancağı selamlıyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağı selamlı seferöre çıkılıyor. Ve bakın Osmanlı ordusu şu an artık Babus Selam, Kuleli Kapı. Bu kapının önünde bekliyorlar. Birazdan içeriye girecekler. Babus Saade'nin önüne gelecekler. Ve orada sancağın dikilmiş olduğu bugün etrafı kuşaklarla çevrili olan yer var. Etrafı hani kimse ayağıyla o kutsal yere basmasın. Ne kadar güzel ama. Yani bugün bizim o kutsalı korumamız, yani Cumhuriyet Türkiye'sinde onu muhafaza etmemiz, etrafını çevirmemiz, biz de onlara saygı duyuyoruz dememiz çok kıymetli ve korunuyor. Bu sancağı tarih boyunca kimler taşımış Cansu Hanım? Haber'in fethinde Hazreti Ali. Evet. Sonra niye Hazreti Peygamber Haber'in fethinde Hazreti Ali'ye verdi sancağı? Orada Hazreti Ali'nin farklı bir misyonu var. Yani Haydar-ı Kerrar. Hazreti Ali Hayber'in o dev kapısını omuzlayıp içeriye giren, kapıyı yerinden söken kişi Hazreti Ali. Orada ilmin ve gücün temsilcisi Hazreti Ali aynı zamanda. Mesela Hazreti Ömer adaletin, Hazreti Osman hilmin, Hazreti Ebubekir sıddıklığın, sadakatin, doğruluğun. Yani çok enteresan. Hepsi İslam'ın bir yönünü almış ve kendi şahsına zirveleştirmişler. Çok özeldir. Aslında bu bile ayrı bir program konusu olabilir. Sahabeler ve onların karakteri. Ama tabii çok istediğim, işlemediğim konulardan bir tanesi. Onu da yapacağız inşallah yeni yayın döneminde. Çok güzel olur. Yani işin bir uzmanını bulmak lazım. Tabii bu benim boyumu aşan bir hadise. Bir kelkör tarihçi ve sanat tarihçi olarak. Yani bu çok önemli. Sonra Mu'te destanı yazılacak. Mu'te'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu sancağı Zeyd bin Harise Hazretlerine veriyor. Eğer ona bir şey olursa Cafer bin Ebu Talip taşısın. Eğer ona bir şey olursa Abdullah bin Revaha taşısın. Eğer ona da bir şey olursa Allah'ın kılıçlarından bir kılıç bu sancağı omuzlasın. Üçü de ard arda şehit olunca Halid bin Velid Hazretleri ordusunu alıyor. İşte Efendimizin UKAP adı verilen sancağı şerifleri. Şimdi
nerelerde kullandık biliyoruz. Bunları konuştuk. Osmanlı zamanında kullanılamadı. Neden kullanılamadı bunu da söyledik ama ilk olarak hicrette kullanılıyor değil mi bu evet. sancak, ukap? İlk kez hicrette kullanılıyor ve Medine'ye girişte o siyah sancak açılıyor ve o günden sonra bugünlere kadar aslında halifeliğin bir sembol olarak geliyor ve bugün hırkanın da sancağın da bizde olması çok özel. Yani aslında biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bu anlamda çok özel bir misyonu bu emanetlerin şahsında eda ediyoruz. Ve bunun da reklamını çok yapamıyoruz biliyor musunuz? Ya Hazreti Musa'nın asası bizde Yahudilerin haberi yok. Yani adam bilmiyor. Biz bunların reklamını yapabilmeliyiz çok sağlam bir şekilde. Hazreti İbrahim'in tası bizde. Dünya yerinden oynar ya biz bunun reklamını yapabilsek. Yani ben de kokartlı rehberim. Gruplarla gidiyoruz. Yabancı grup. Aa bu burada mıymış? Bizim haberimiz yok. Şu bu. Reklamını çok iyi yapmak lazım. İslam dünyasına da bu emanetlerin reklamını çok iyi yapmak lazım. Mesela Mukaddes Emanetler kitabının hem Arapçası hem İngilizcesi basıldı mesela. Aa çok güzel. O şekilde. Çok iyi oldu. Ve ben mesela bir takım yabancılarla alakalı programlara... Bugün bilsem saraya girmeye çalışan turistlere birkaç tane hediye ederdim İngilizcelerinden. Tabii büyükelçiliklere hediye edildi mesela. Birçok Arap ülkelerindeki büyükelçiliklere. Ben mesela İran İstanbul Başkonsolosluğu hanımına bunun Arapçasını bizzat kendi elimde hediye etmiştim. Yani bir canlı yayın programında beraber konuk olmuştuk mesela. Orada yani başka kaşıkçı elmasını versem herhalde o kadar mutlu olmazdı o kadın yani. O derece bunlar bizim kıymetlerimiz ve bize emanet kıymetini hem bilebilmeli hem de reklamı çok iyi yapabilmeliyiz diye düşünüyorum. Böyle hadiseler var. Şimdi Hanifi Bey demiş ki en kıymetli etiketinde acaba sancağı şerif bir tane mi Kurtuluş Savaşı'nda da kullanıldı mı? Kurtuluş Savaşı döneminde biz biliyorsunuz savaşı Anadolu'dan yönetiyorduk. Ve Anadolu'dan yönettiğimiz için Mukaddes Semadeler İstanbul'daydı. Aslında bence bu soru güzel bir şey oldu. Sarayın kutsallarındaki bir mevzuyu bir alabilir miyim? Sarayın kutsallarında geçen bir mevzuyu Hanifi Bey ben buradan teşekkür ederim. Vurgulamamız açar açmaz geldi. İstanbul boşaltılamaz diye bir bölüm var. Bu bölüm çok özel bir bölüm. Hadise tam Kurtuluş Savaşı yıllarının öncesine rastlıyor. Mehmet Reşat'ın berberi ile alakalı mevzu. Müsaadenizle ben bunu kısacık anlatayım. Şimdi o günlerde... Bir araya gidelim. Çok kısa bir ara ama çok kısa. Sonrasında bölmek istemediğim için devam edelim. Peki. Tamam, çok kısa bir ara sonrasında buradayız. Kısa bir ara verdik. Ötek gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki ara vermek istemiyorum ama zaman zaman ihtiyacım oluyor araya. Bu yüzden de özürlerimi sunarım. Saygısızlık etmek de istemem sizlere tabii ki. Talha Bey şimdi konuştuk, konuşmaya devam edeceğiz. Peygamber Efendimizin yazdığı mektuplar var. Bunlara da ben giriş yapmak isterim. Çünkü hak dini olan İslamiyet'i tebliğ etmek için yazıyor Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bu mektupları. Peki bu mektuplar nasıl korunmuş, günümüze kadar nasıl gelmişler? Mektuplar çok enteresan. Aslında Topkapı Sarayı'ndaki mektuplar bundan bir 15 sene öncesine kadar çok da fazla bilinmiyordu. Bunlar o dönemde özellikle Hilmi Aydın Bey döneminde yapılan titiz çalışmalar neticesinde ortaya çıkarıldı. Ve hatta o dönemde Türkiye'de basına da peyderpey lanse edildi ve ciddi heyecan dalgaları da meydana gelmişti. O günleri de çok yakından hatırlıyorum. Bunlar nelerdi? İşte Peygamber Efendimizin kendi dönemindeki bir takım hükümdarlara ya da bölge valilerine, küçük meliklere yazmış olduğu mektuplardı. Mesela işte bakın bu gördükleriniz altında mührü olanlar hep Peygamberimizin mektupları. Mesela peygamberlik iddiasında bulunan bir takım yalancı müddeiler vardı. Onlar Müseylime'ye yazdığı mektup da bugün Topkapı Sarayı'nda biliyor musunuz? Bunları kimlere yazdırıyordu? Sahabe-i kirama değil mi? Ama tabii özellikle... katipler, vahiy katipleri vardı. Vahiy katipleri bir vahiy geldiğinde o
peygamberimizin ağzından dökülürken Kur'an ayetleri, onları da derin nüshalara kaydediyorlardı. Onlar da mukaddes semaatlerin arasında durmaktadır. Bir şey sorabilir miyim? Küçük bir parantez açalım. Bununla ilgili bir şey okumuştum ama sizi yakalamışken bunu da teyit ettirmek isterim. Peygamber Efendimiz döneminde tabii ki peygambere çok fazla hürmet gösteren, ona bir nevi manada aşık olan sahabeler olduğunu biliyoruz ve her hareketini yazarmış. Ve Peygamber Efendimiz de aslında bu durumdan hoşlanmazmış ve yazdırmazmış. Çünkü ayetler de yazılıyor. Ayetle yanlış yorumlanabilir. Yani hadisler aslında peygamberin sünnetleri ayet gibi yorumlanabilir diye. Bu doğru mu? Şöyle söyleyeyim. Peygamberimiz kendi hadislerinin yazılmasından rahatsız olmadı hiçbir zaman. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabeyi vali olarak bir memlekete gönderirken soruyordu. Oraya gittiğinde neyle içtihat edeceksin diyordu. Önce diyordu ki o kişi karşıma bir sorun çıktığında önce Kur'an'a bakacağım diyordu. Orada bulamazsan diyordu Peygamberimiz. O zaman sizin sünnetlerinize yani davranışlarınıza bakacağım. Böyle bir durumda siz ne yaptınız? Peki orada da bulamazsan diyordu Peygamberimiz. O kişi diyordu ki o zaman kendi içtihatımla diyordu ve Peygamberimiz tasdik ediyordu. İşte bu şekilde. Yani önce ayet. Ayet yoksa hadis, o da yoksa ondan sonra içtihat vardır. Hatta mesela bazen günümüzde insanlar istihareye yatar. Ya yani rüya yatayım bakalım bu iş hayırlı mı değil mi? İstişare farzdır, istihare sünnettir. Bir yerde farz varsa sünnetin hükmü kalkar. Farzın olmadığı yerde sünnet devreye girer. Aslında biz bu anlamda bağnaz bir toplum olmadık hiçbir zaman tarih boyunca. Biz farzın da kıymetini çok iyi biliriz, sünnetin de kıymetini çok iyi biliriz ve onları yerli yerinde kullanmasını tarih boyunca çok iyi bilmiş. Aslında özel de bir toplum durumundayız. Bunlar bu yönüyle çok özel detaylar arz ediyor açıkçası bizlere. Yani onun için ayet de olacak, hadis de olacak, içtihat ve tabii ki istişare de olacak. Bunlar göz önüne alınmış ve bu mevzu değerlendirilmiş. Bu mektuplar öyle. Bunların içerisinde bir mektup var. Ben Rejden özellikle onu görmek istiyorum. Mısır Kralı Mukavkıs'a yazdığı mektup Peygamber Efendimiz'in. Hatta o mektup böyle altın çerçeve içerisindedir. Cemeken içerisindedir. Altın çerçeve. İlginç bir hikayesi var o mektubun. Cansu Hanım. Sultan Abdülmecit dönemi. Hah geldi. Süper. Arkadaşlar harikasınız. Teşekkür ederim. Bu gördüğünüz mektup. Sultan Abdülmecit döneminden bahsediyoruz. Yani işte 1840'lı yıllarda. Yani Ortaköy Camii'nin, Teşvikiye Camii'nin yapıldığı yıllardan. O günlerde bir İngiliz araştırmacı Mısır'da bir Kıpti kilisesinde bir Kıpti İncili'nin arasında buluyor bu mektubu. Ama bulduğu kilise de öyle normal bir kilise değil, mağara kilise. Mesela Mısır'a gittiğiniz zaman Kahire'den Nil Nehri boyunca aşağı doğru indiğiniz zaman Nil Deltası'nda bazı bölgelerde vadiler vardır. Üzerlerinde mağara kiliseler vardır. Bizim Türkiye'deki işte kaya kiliseleri gibi, o Kapadokya bölgesi gibi. Ve onların içerisinde bir tarihi İncil, İncil tam Mukavkıs döneminden kalmış ve İncil'in içerisinde bu mektup bulunuyor. Tabii mektup okunuyor. Peygamberimizin İslam'a davet mektubu. Orijinal olduğu ortaya çıkınca tabi İstanbul'da bir heyecan. Sultan Abdülmecit İslam halifesi. Mektup hemen İstanbul'a getiriliyor. Kimi diyor araştırmacı ne paralar verildi ödül olarak bilmiyoruz. Ve sonra Sultan Abdülmecit bunu altın çerçeveyle iki cam arasında muhafazaya aldırıyor. Bir de bunun için altın bir de kutu yaptırıyor. Hı hı. O da çok güzeldir. Bugün mesela Topkapı Sarayı'nı gezdiğiniz zaman Mukaddes Emanetler sergisinde Arzhane diye bir yer vardır. Arzhane'de vitrin içerisinde bu var ama kutusunun içerisinde kapalı duruyor. Ne zaman açılıyor? Sadece Ramazan ayında. Ramazan ayında o kutu açılır. Kutunun içerisinden bu mektup çıkarılır ve konulur. Sadece Ramazan'dan Ramazan'a ziyaretçiler bu mektubu görebilirler. Şimdi Peygamber Efendimiz'in İslamiyet'i tebliğ etmek için yazdığı mektuplardan bahsettik aslında. Bir de Peygamber Efendimiz'e yazılan mektuplar var. Onu görmeden aşkıyla, muhabbetiyle ki bazen öyle oluyor ki devlet yönetim bırakılamıyor ve Osmanlı padişahları gidip huzuruna varamıyorlar. Ama mektuplarını yolluyorlar. Evet. Özellikle Abdülaziz ve Abdülmecid'in mektuplarını sormak istiyorum size. Şimdi Osmanlı... Sayfa 63 ve 71 Talha Bey. O kadar mı? Hayır sadece not aldım onu. O mektupları arıyorsam... Ben böyle arayacak... Evet o mektubu arıyorum. 63 hemen bakayım. Valla... Nede ben, geldi. Ben ne diyeyim yani? Hani şimdi şöyle üniversite bir hoca ders anlatmaya gidiyor. Öğrenci diyor ki... Hocam şu sayfaları mı anlayacaksınız falan diyor gibi böyle. Hoca nasıl dumur olur böyle kalır. Beni de öyle yaptınız yani kesinlikle. Evet. Açıyorum bakalım doğru mu... Evet doğru söylemişsiniz ya. Tam 63. Gerçekten harika yani. Çok güzel olur. Yani...
Sultan Abdülaziz Han'ın mektubu. Osmanlı Sürre alayları. Zaten bakın iki sayfa gösteriyorsunuz. Sayfanın sağ tarafında mektubu görüyor izleyenlerimiz. Sol tarafında da Sürre alayına ait bir tablo. Bu tablonun orijinalini görmek istiyorlarsa Dolmabahçe Sarayı'na gidecekler. Dolmabahçe Sarayı'nın duvarında o dev tablo tüm orijinaliyle duruyor. Sultan Abdülaziz o sene işte Peygamberimize mektup yazmış. Diyeceksiniz ya bu mektuplar koca koca padişahlar neyin mektubunu yazıyorlar Hazreti Peygamber aleyhisselam? Şöyle hiçbir Osmanlı padişahı Hacı Umre'ye gidemedi biliyorsunuz. Çünkü o günün şartlarında aylar sürüyordu. Atla deveyle gidiliyordu. 4 ay gidiliyordu. 4 ay geliniyordu. 1 ay 2 ay kalacaksın. Bu kadar uzun süre yönetimden uzak kalması düşünülemezdi. Gidemediler. Gidemeyince de ne yaptılar? Oradan İşte mukaddes topraklardan getirdiler hasretlerini dindirmek için. Ya da mektup gönderdiler. Sultan Abdülaziz'in bu mektubun içeriği çok güzeldir ya. Hatta onun biz sadeleştirilmişini de koyduk sarayın kutsalları kitabına. Orada mektubun içeriği hem orijinal Osmanlıcası var hem de sadeleştirilmiş hali var. Orada öyle edebi bir mektup ki o. Ve Sürre Emine veriyor mektubu Sultan Abdülaziz. Bunu Efendimiz'in türbesinin içerisine koyun. Yani bir nevi kendisini, kendi halini oraya arz ediyor bu padişah. Hatta bugün benim yayın evinden editörüm çok güzel bir tweet atmış. Hem programın tanıtımını yapmış Adem Bey. Hem de demiş ki böyle edebi bir mektubu, peygamberimize düşkün mektubu yazan bir insan kendi bileklerini keserek intihar edebilir miymiş? Benim de çok hoşuma gitti açıkçası. Adem Bey'e de buradan teşekkür etmek istiyorum. Zaten tarihte bu konuşurdaki de konuşmuştuk nasıl edemeyeceğini değil mi? Doktorumuz da vardı evet, ve mümkün doğru. olmadığını söyledi. Şimdi... Ben Peygamber Efendimiz'in nale enlerini de sormak isterim. Her şey çok kıymetli ama bunlar da çok kıymetli. Biraz önce bahsettiniz ya bu kalkısın muhabbetini. Onun hediye ettiği naleler aslında değil mi kullandıkları? Bugün Topkapı Sarayı'nda birkaç tane nalein var. Nalein deyince o en takısı Arapça iki anlamı veriyor. Ve çoğul yapıyor. Evet çoğul yapıyor. Nal. Aslında nal. Hani atın ayağına da çakıyoruz ya affedersiniz. Nal diyoruz. Nal yani ayakkabı. Ayağa giyilen şey. Nal, eyn takısı. Nalein iki ayakkabı olmuş oluyor. Anlam bu. Biz bugün onu Türkiye'de Türkçeleştirmişiz. Nal'ın ismini vermişiz. Efendimizin mübarek ayaklarıyla şereflendirdiği. Mesela şu an ekranda arkamızda görünen Efendimizin mübarek ayaklarıyla şereflenmiş bir nalein tabanı. Sadece taban. Arkadaşlar bize diğerlerini de gösterirler mi acaba? Yani diğerlerini mesela... Bunlar sandalet dediğimiz formdaki. Tabii, bir de tabii, paşmaklar tabii. var değil paşmak mi? Paşmak denen ayakkabı var. Bu nalein kalıpları mesela. Mesela bu kalıbın üzerine bir yazı var. Onu size söyleyeyim. Az önceki orijinaldi Efendimizin giydiği. Bu da Osmanlı'nın sonradan yaptığı kalıp. Bunun üzerine şöyle yazıyor. Deniliyor ki Hazreti Musa Tur Dağı'na çıktığında Allah-u Teala ona mukaddes bir yerdesin. Ayaklarındakileri çıkar demişti. Halbuki benim peygamberim Miracı her şeyle çıktı. Çünkü o her şeyiyle mukaddesti yazıyor. Yani mevzuyu bilmiyorum seyircilerimiz bağlantıyı kurabilmişlerdir belki. Hani Hazreti Musa Tur Dağı'na çıktı ya on emirle geriye döndü. Evet. Allah-u Teala'yla o ilk görüşmesi yalnız o on emir değil o ilk görüşmesi var Tur Dağı'nda. Bir ateş görüyor oraya doğru gidiyor. Orada Allah-u Teala'nın mukaddes bir yerdesin. Ayaklarına gider çıkar nidası geliyor ve çıkarıyor. Peygamber Efendimiz için bazı İslam uleması her şeyle miraca gitti derler. Yani elbisesi, ayakkabısı her şeyiyle. Vücuden. Onun için burada bir kıyas var aslında bu anlamda. Bize Mısır Kralı Mukavkıs'ın gönderdiği nalenleri de gösterebilir misiniz arkadaşlar? Yani Mısır Kralı Mukavkıs'a Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mektup gönderiyor. Mukavkıs mektubun karşılığı olarak işte bu harika bir şey. Mektubun karşılığı olarak hediyeler gönderiyor. Hediyelerin arasında bir de bu görmüş olduğumuz nalein var. Bakın bir kral hediyesi olduğu her halinden belli. Ama Osmanlı onu pek fazla giymemiş. Ya Efendimiz Aleyhisselam onu pek fazla giymemiş. Sahabe saklamış. Pertemiyen Valide Sultan'ın gümüş mahfazası içinde saklanan bu mu? Evet bu. Hatta belki arkadaşlar bize o mahfazayı da gösterirler. Tamam onu da alalım ekrana. Bu gördüğümüz nalein bugün Topkapı Sarayı'nda Sultan Abdülaziz Han'ın annesi Pertemniyel Valide Sultan'ın yaptırdığı çok iyi hatırladınız ve bize de hatırlattınız. Böyle bir altın kaplamalı gümüş bir kap var. O kabın içinde muhafaza ediliyor. Kabı açıyoruz. İçinden altın tellerle işli yeşil bir bohça çıkıyor. Bakın kap bu. Zaten üzerinde bakın hemen şu kilidin sağ tarafında bir yazı var. 2 satır. O satırda Pertevniyel Valide Sultan tarafından buraya yadigar edilmiştir diye yazar. Eskiler öyle dermiş. Hediye etmek değil, yadigar etmek.
öyle. Ben yıllar önce İstanbul'da Kadiri Tekkesi'ne gitmiştim. Bu kitaptan hediye götürdüm bir tane. Hı hı. Neden? Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin keçe külahı var tabii içerisinde. Oradaki Misbah Efendi vefat etti daha geçenlerde. Aç bakalım o kitabın kapağını dedi. Açtım. Allah Allah ne alacak? Kalem verin dedi. Kalem verdiler bana. Yaz bakalım oraya dedi. Talha Efendi tarafından Kadiri Tekkesi'ne yadigar eğlenmiştir. Yani imza atma eskiden öyle olurmuş. Ben de yazdım artık. Talha Efendi tarafından yadigar eğlenmiştir. Evet, reji çok iyi gidiyor. Bizden bir adım öndeler. Ben de az sonra şu kabı bir açın bize içini gösterin diyecektim. Ufak ufak içimizi okumaya başladılar. Ve açıyoruz. Bu altın tellerle işte biliyor musunuz? O bohça. Altın tel, bu da özel bir sanattır yalnız. Üst tarafı altın teldir, alt tarafı ipliktir. Öyle tamamını altın telle çevirmezler. O zaman fiyatı, pahası ikiye katlanır. Ve tabii ki müşkilatı da. Ve bunu da açtığımız zaman o az önce gördüğümüz Nale-i Saadet ortaya çıkmış oluyor. Bir de ayak izi var Peygamber Efendimiz'e ait olan. Hemen onu da konuşmak istiyorum. Kademi Saadet. Burada şunu da görürse Peygamber Efendimiz'in ve bütün peygamberin mucizelerinden bir tanesi değil mi? Bastığı kayada ayak izinin çıkması. Hazreti İbrahim'de de yaşanmış böyle bir hadise. Bir de Peygamber Efendimiz'le alakalı olarak denir ki bu ayak izi aslında Miraç'a yükselirken çıkmıştı. Bu da ne kadar doğru? Bunu da size sormak istiyorum. Şöyle, dediğiniz de doğru ama dediğiniz sadece bir ayak izi için geçerli bir özellik. Farklı zamanlarda, farklı yerlerde mübarek kadem, ayak izleri kalmış ve sahabe bunları saklamış. Hatta ecdat da altın kapaklı muhafazalar içerisinde korumuş. Mesela şu gördüğünüz bizzat Peygamber Efendimiz'in orijinal ayak izidir, orijinaldir. Bir de Mısır Kralı, bir de Sultan Abdülhamid Han'ın yaptırdığı bu altın muhafaza var. Biz şu kutuyu bir alabilir miyim? Tabii. Kutunun arkasında mıydı, kitabın arkasında mıydı? Yok, kitabın arkasında. Kitabın tam arkasında bakın bir yazı var. Biz bu kitabı hazırlarken bu gördüğünüz iki mısralık şiiri nereden aldık biliyor musunuz? Hayır. Buradan aldık. Buradan aldık ve buraya koyduk. Bakın orada yazıyor. Basmasa ruhi zemine mübarek kademin pak eyler miydi anı hak ile teyemmüm. Yani 2. Abdülhamid Han'ın yaptırdığı bu kaptaki bu şiirde şöyle diyor. Biraz ben onu sadeleştireyim. Ya Resulallah. Senin mübarek kademin, yani ayakların yeryüzüne değmeseydi, hiç teyemmüm insanı temizler miydi diyor. Suyun bulunmadığı yerde toprağa dokunur, teyemmüm abdesti alırız. Demek toprak mukaddes ve temiz. Toprak neden mukaddes? Senin mübarek ayakların değdi diye ya Resulallah. Şimdi ben bu resmi de göstermek istiyorum. Peki miraca çıkarken sol ayak izi kaldı bu değil mi? Bunun kalıbı mı? Hayır. Bu Mısır'daki bir türlü onu bulamadım. Kayıt bayın. Mısır'daki kayıt bayın bir şekilde kendi döneminde buldurup orijinal Efendimiz'e ait türbesine koydurdu. Ahşap kadem kalıbı. Evet. Miraca yükseldiği yerde bizi şeye götürsün arkadaşlar. Peygamberimizin miraca çıktığı yere gidelim arkadaşlar. Kubbetü Sahra. Kubbetü Sahır var ya şu altın kubbeli Kudüs'teki yapı. O Kudüs'teki Kubbetü Sahır'ın içine giriyorsunuz ve girdiğiniz zaman onun içerisinde o muallak kayası üzerine Efendimizin kademinin izi var. Sol kademiz. Evet bakın işte bu. Girdik bu kapıdan içeriye. İçeride o muallak kayası var. Kayanın bir tarafında mübarek sol kadem ayak izleri var. Ve o sol kadem ayak izlerinin kalıbını Osmanlı almış. Bakın çok güzel arkadaşlar. İşte bu da muallak kayası. Orijinal iz burada tam üzerinde. Bunun kalıbını çıkarmışlar. O kalıp İstanbul'a getirilmiş. Ama o kalıp bu kalıp değil, bu başka bir kalıbın hikayesi. Peki başka bu, bir ayak izi hikayesi. Ahşap kadem kalıbının hikayesini de dinleyelim mi sizden? Ya bu çok orijinal bir şey. Çok vurucu bir hikaye. Ben bizzat bu hikayenin içinde kendim de yer aldığım için açıkçası, yani bunu nereden buldunuz ya? Vallahi tebrikler arkadaşlar, bayağı aştılar kendilerine. Bu resmin benimle alakası yok, bir yerden çıkıp getirdiler herhalde. Arşivimiz de sağlam. Vallahi tebrik ediyorum rejiyi. Gerçekten doğru, bu ne biliyor musunuz? Muallak kayası üzerinde o Efendimizin sol kadem izleri kapalı. Sadece elinizle dokunabiliyorsunuz. Bir de ışık tutarsanız şuradan oradan görebiliyorsunuz. İnsanlar gidip ellerini içeriye dokundurup o mukaddes ize dokunabiliyorlar. Böyle bir ziyaret arzı var. Muallak kayası üzerinde Osmanlı kalıbını alıp Topkapı Sarayı'na getirmiş. Gelelim ahşap kadem kalıbına. Şimdi hikaye şu.
Yıl 2003 Mukaddes Emanetler kitabını hazırlıyoruz. Hı hı. Ben de o dönemde öğrendim bu ahşap kalıbı. Bu kalıbın hikayesi var. O da şu: 1. Ahmet padişah oluyor ve İstanbul'a muazzam bir cami yaptırıyor. Sultanahmet Camii. Fakat cami yapılıyor ama cemaat yok. E ben olsam ben de gitmezdim Sultanahmet'e. Hemen karşısında Ayasofya Camii gibi dünyanın en muhteşem eseri varken kim Sultanahmet? Yani yeni camiye kim gider? Herkes eskiye tabi olarak gider. Sonrasında camiye cemaat çekmek için bir formül bulunuyor. Evet. Buyurun. Diyor ki 1. Ahmet, ben diyor yeni yaptırdığım bu camime cemaati çekmek için mukaddes bir emaneti, insanların böyle görünce hani görmek için can atacağı bir şeyi ben bu camiye koymalıyım diyor. Peki ne olacak? Araştırıyor, sorduruyor. Öğreniyor ki Mısır'da bundan birkaç asır evvel yaşamış bir Memlüklü Sultanı. Hı hı. Kayıtbay. Kayıtbay'ın türbesinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait bir mübarek kadem ayak izi varmış. Onu sökün getirin diyor. Söküp getiriyorlar. Ve İstanbul'da kendi camisine koyduruyor. Koyduruyor ama o gece bir rüya görüyor. Rüyasında ayan beyan görüyor bir de, yani yorumlatmaya muhtaç olan bir rüya değil. Ya hem nasıl? Rüyasında yani mesela bu kitabın en güzel konularından bir tanesi odur. Mesela ilk konu olarak koyduk onu oraya, sarayın kutsallarına. Ve kitabın rüyasında o gece bir mahkeme kurulmuş. Mahkemede hakim koltuğunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Sanık 1. Ahmet, davacı Memlük Sultanı Kayıtbay. Kayıtbay diyor ki ya Resulallah, ben bu Osmanlı padişahından şikayetçiyim diyor. Benim türbemde bulunan ve çokça ziyaretçinin gelmesine sebep olan sizin kademinizi söktürdü. İstanbul'da kendi camisine koydurdu ve biz benim türbeme artık kimse gelmiyor diyor. Peygamber Efendimiz de rüyada o kadem, yani ayak izi yerine iade olunsun diyor. Ve bunun üzerine 1. Ahmet tabi sabah uyanıyor. Hemen mürşidine koşuyor. Evet. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerine. Üsküdar'da soluğu alıyor. Hocasına rüyayı anlatıyor. Hocası diyor ki sultanım, bu rüyanın tabiri haceti yoktur diyor. Her şey ortada. Zaten hadisi şerif var. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Kim beni rüyasında görmüşse gerçekten beni görmüştür diyor. Çünkü yani şeytan benim kılığıma giremez diye de devam ediyor hadisi, evet, şerif. Aynen böyle. Ve tabii kıymetli seyirciler, ben ne kadar şanslıyım görüyor musun? Ben hadis söylüyorum. İlk yarısını ben söylüyorum. İkinci yarısını kıymetli takdimcim, sunucum söylüyor. Sağ olun. Bu da gerçekten bu çok güzel bir şey. Biz bunlarla hiç çalışmadık sizinle. Hiç bunları, evet, konuşmadık. Yani sizin bunu tekrar etmeniz sizin kendi altyapınızla alakalı bir şey. Bu da bizim için bir şans yani. Bir programı daha keyifli hale getiriyor açıkçası. Sonra ardından tabii boynu bükük kademi gönderecek. Gönderirken kalıbını yaptırıyor. Ve kalıp işte şu gördüğümüz kalıp, ahşap tekrar kalıp. Tekrar gösterelim mi? Hı hı. Evet. Bu ahşap kalıbı yaptırıyor. Hatta bu rüyaya hocası müdahil olduğu için bu kalıbı hocasına hediye ediyor. Ve bu gördüğünüz kadem kalıbı, ahşap kalıp 1914 yılına kadar orada tekkede kalıyor. Birinci Dünya Savaşı patlak verince acaba savaş hengamesinde çalınır mı, kaybolur mu korkusuyla Topkapı Sarayı'na alınıyor ve hala sarayda muhafaza ediliyor. Ben daha bu kadem kalıbın hikayesini anlatmadım, biliyor musunuz? Asıl hikaye, evet, şimdi başlıyor. Şimdi bakın arkamızda o kalıbı gördük. Ben 2003 yılında bu kalıbı öğrendim. Hı hı. Ve kitabın içerisinde hikayesini de koyduk. Fakat aldı mı beni bir endişe, bir merak. Acaba orijinali Mısır'da Kayıtbay'ın türbesinde duruyor mu? Ve bunun üzerine dertlendim. Tuttum Mısır'daki tanıdığım arkadaşları aradım. Benim genelde dünyanın farklı yerlerinde bir takım danışmanlarım vardır. Dostlarım vardır. Ararım. Bana yardımcı olurlar. Ya da oralara gittiğim zaman önüme düşerler. Günlerce. Onlarla, bir de onların tabii farklı dilleri olduğu için ve onlardan çok ciddi istifade ediyorum. Mısır'da özellikle bu kadem kalıbını bulmamda bana yardımcı olan Turgut Bey ve Ömer Bey. Beni dinliyorlar mı bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Hı hı. Gerçekten. Biz Turgut Bey ile beraber o gün dedim ki ya Kayıtbay'ın türbesini bulmamız lazım. Kahire'ye gittim ya, bir aya yakın kaldım Mısır'da. Kayıtbay'ın türbesi kimse bilmiyor ki. Diyorlar ki eski mezarlık diye bir yer var. Eski mezarlığa Mısır yönetimi sokmuyor. Neden? Çünkü orası mezbelelik, varoşlaşmış, binlerce yoksul insan mezarlıkta ev mesken haline getirmiş. Yani turistlerin görmesi istenmiyor. Giremiyorsunuz. Ne yapacağız? Dedim ki bunu bulmamız lazım. Kayıtbay dediğin zaman kimse size yerini göstermiyor. Burası böyle bir kalsın. Bu resim bizim, tamam, işimize yarayacak birazdan. Arkasından. Hatta önce camiyi görelim. Az önce gelmişti. Kayıtbay'ın camisini göstersinler bize. Sonra ben, bakın utanç verici bir şey. Bunu ekranlarda seyircilerimizin önünde utanarak söylüyorum. Türkiye'de Memlüklerin üzerine yazılmış 4 tane kitap yok, biliyor musunuz? Memlükler üzerine. Yani insan üzülüyor. Sonra bir tane yabancı, bir İngiliz
rehber kitabı buldum. İngiliz Guide'ı. Kahire üzerine. Ve onun bir köşesinde böyle tırnak kadar bir fotoğraf var. Kayıtbay'ın camisinin kubbesi gözüküyor. Bizim kitabımızda var Kayıtbay'ın camisi. O süslü kubbe vardı ya. Minicik ama bu kadar. Dedim ki Turgut Bey, bu kubbeyi bulacağız. Bulmalıyız. Vallahi hocam soruyoruz. Mısırlarda bilmiyorlar Kayıtbay'ın. Evet bakın o geldi işte. Tırnak kadar ben ilk kez bu kubbeyi, bu fotoğrafı ben kendim çektim. Kitaplarımdaki bütün fotoğraflar iPad'de benim. iPad'de de varmış. Ne de verecek şimdi görüntüyü. Çok güzel. Ya bakın ben normalde kitaplarımdaki bütün fotoğrafları kendim çekiyorum. Hepsi şahsıma aittir. Tek tek oralara gidip dolaştığım için. Ama o gün bir İngiliz guide'ında buldum. Sonra bunu bulacağız. Tulunalı Ahmet Camii'nin minaresine çıktık. Ve Tulunalı Ahmet Camii'nin minaresinde fotoğraf makinemin zoom'unu taktım. Dürbün gibi yaptım. Onunla böyle karşıdaki o kuzey mezarlığını tarıyorum. Önümde belki 200-300 kubbe var. Türbe kubbeleri, cami kubbeleri. Orada bu kubbeyi nasıl? Ama bu dünyada benim gördüğüm en güzel kubbe sayılır. Evet. Ve onu görüverdim orada. Dedim işte bu. Dedim bunu bulmalıyız yanımdaki arkadaşımızla. Tamam bulalım hocam. Yerini tespit ettik, kalktık, gittik. Ve şu an arkamızda gördüğünüz yer. Buradan içeriye girdik. Bakın bu camili bir medrese. Şu sanata bakın. Memlüklere hayranı olmayalım da ne yapalım? Dört eyvanlı bir medrese, kubbesinin güzelliği o bambaşkadır. Zaten bu kubbeyi hatırladınız mı? Tam kapakta, en başta olacak. En başta açtığınız zaman galiba ilklerde o kapağın tam sayfa bir görüntüsünü koymuş arkadaşlar. Orası mıydı, yanılıyor muyum burada ben? Ha işte o, bakın. Yani şu kubbe, şu gördüğünüz kubbe. Tabii bunun fotoğrafını çekmek için yere yattım ben böyle. Tamamen böyle, başka türlü nasıl çekeceksiniz o vaziyet. Ve bu ne zaman yapıldı? Cem Sultan dönemi. Talha Bey'le gerçekten gezmek, program çekmek çok zor. Çünkü Talha Bey çok yavaş yürüyebilen bir insan bu hususta, değil mi? Fotoğraf çekmekten çok yavaş yürüyorsunuz. Buyurun. Yani işte bunları paylaşmayı da seviyorum. İşte evet. Instagram olsun, diğer sosyal medya olsun. Muazzam bunları, bir arşiviniz var tek, ya. Tek, tebrik ediyorum. Yani paylaşınca daha güzel oluyor. Hani arşivleyip bir köşeye koymak değil. Gördüğünüz, öğrendiğiniz anda paylaşmak o kadar kıymetli. Hem siz bilginizi pekiştiriyorsunuz, hem de o bilgiyi alan insanların o hayrı, duası, inanın yetiyor bize. Sonra bakın tam buradayız. Dedim ki Kayıtbay'ın türbesine girmemiz lazım. Türbedara. Mısırlı Türbedar. Bakın tam şurada kapı var. Ve bizi bu kapıdan içeriye soktular. Evet, reji de bizi içeriye soksun. Kayıtbay'ın türbesine girelim. Türbeye girdik. Ve benim amacım ne? Türbede taşın üzerine bir ayak izi arıyorum. Evet, çok güzel. Kapıyı gördünüz mü? Bizim girdiğimiz evet. kapıyı. Bakın şu kapıdan girdik. Solda kaldı. Girince sağda bakın orada bir ayak izi gözüküyor. Uzakta. Ucu gözüküyor. Bizim şu Ender'ın talebelerinin sırtının baktı. Orada bir ayak izi var. Ben önce onu gördüm. Hemen koştum yanına. Aa dedim, biliyordum, Peygamber Efendimiz'in ayak izi dedim. Hani bizde kalıbı var ya ahşap. Evet. Mısırlı Türbeler dedi ki hayır dedi. O Peygamberimizin değil dedi. O Hazreti İbrahim'in ayak izi demez mi? Nasıl olur dedim ya. Hazreti İbrahim bir tane ayak izi var, o da Topkapı Sarayı'nda. Hani bizim bildiğimiz. Hayır dedi. Şey pardon, Kabe'nin avlusunda bildiğimiz bir tane. Evet. Hayır dedi bu. Ama dedim Peygamberimizin de olmalıydı. Var dedi. Nerede? Bakın şu gördüğünüz dev bir Kur'an rahlesi. Bunun üzerine dev Kur'an konuluyor. Kayıtbay vakfiyesine yazdırmış. Gün içerisinde şu kadar saat arayla arka arkaya şu kadar hafız gelip burada benim ruhuma Kur'an okusun diye. Şimdi Kur'an nerede? Hafızlar nerede? Onların maaşları olacak akarlar nerede? Hepsini yağmalayıp yok etmişiz. Sonra buradan bir döndüm şu tarafa. Şu rahlenin bu tarafında kalıyor. Bir baktım Kayıtbay burada yatıyor. Kayıtbay'ın mezarını görebilir miyiz arkadaşlar? Sandukasını. Kayıtbay burada yatıyor. Kayıtbay'ın başucunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ayak izi ve ahşap kalıbın bizzat aynısı. Bakın bu ben kapıdan girdiğimde ilk gördüğüm. Burada hanımı yatıyor Kayıtbay'ın. Hanımının yanında Hazreti İbrahim'in ayak izi var. Bu Hazreti İbrahim'e ait olan. Demek ki Hazreti İbrahim'e ait yeryüzünde iki tane mübarek evet. ayak izi oldu. Biri Kabe'nin avlusu, biri de bu. Şimdi az önce en başta bir göstermiştiniz yakından Kayıtbay'ın sandukası, onu görelim. Onun başucunda da Memlük Sultanı Kayıtbay'ın başucunda da yani hanımını da unutmamış. Hanımının başucuna Hazreti İbrahim'inkini koydurmuş. Kendi başucuna Peygamberimizinkini. Tabi birinci Ahmet onu söktürüp İstanbul'a götürünce cingar çıkmış. Manevi alemlerde. Ve o şekilde muhafaza olmuş, korunmuş, bugünlere gelmiş. Bence sadece Mısır'a, Kahire'ye, Kayıtbay'ın türbesine şu emaneti görmek için, bu emanetleri görmek için bile aslında gidilir. Peki siz bu kadar çok ülke gezdiniz Talha Bey. Sizce kutsal emanetlere en çok değer veren, en önem verilen ülke hangisi? Tarih boyunca mukaddes emanetlere iki toplum çok kıymet vermiş. Bir tanesi
sahabe, diğeri de Osman'dı. Ve Osman'ın devamı olarak biz de aynı saygıyı göstermeye çalışıyoruz. Yani bu çok önemli, bu ikisi açıkçası. Hı hı. Şimdi şu meseleye de geçmek istiyorum. Birinci Ahmet kademi saadeti aslında sarığında taşıyor. Evet. Aslında Osmanlı padişahları zaman zaman bir takım mukaddes emanetlere yakın olmayı arzu etmişler. Yakın olmak, yakın olabilmeyi arzu etmişler. Ve bunları korumuşlar, kollamışlar. Mesela 1. Ahmet, mesela Yavuz Sultan Selim, Yusuf peygamberin sarığını Mısır'dan getirtirken kısa bir süre o sarığı başında taşımış, Yusuf Aleyhisselam'ın sarığını. Buna eskiler teberrüken derdi. Mesela 1. Ahmet, peygamber efendimizin ayağına giydiği o mübarek nale-i saadeti kalıbını çıkartıyor. Kalıbını sorguç diye başına koyuyor. Onlarla geziyor. Bize bayrak alemlerini gösterebilirler mi arkadaşlar? Bayrak alemleri. Alper getiriyor şimdi. Ordu sefere çıkarken başlarının üzerine taşıdıkları bayrakların alemleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın naleyni formundaydı. Bakın bu dualı, öbürlerini görelim arkadaşlar. Bizzat naleyni saadet formunda olan alemleri bize gösterin. Ve o alemler naleyni formunda yapılmıştır. Ordu seferi onlarla gidiyor ve giderken diyor ki, yani verdiği mesaj şu: biz toprak ele geçirmeye, yağma yapmaya, talana gitmiyoruz. Onun mübarek adını duyurmaya gidiyoruz diyorlardı. Ve o alemler o şekilde baş tacı edilmiş ve taşınmış ve götürülmüştü. Bayrak alemleri. Ve 1. Ahmet'in sarığına taktırıyor. Ondan böyle bir tane, üzerine bir de şiir yazdırıyor. Bu Abdülhamit Han'ın yaptırdığı altın bir muhafaza kabı var. Onun üzerinde de bir şiir var, evet, değil mi? Az önce onu konuştuk. O kitabın arkasındaki oydu. 1. Ahmet şöyle yazdırıyor. Diyor ki, ne ola başımda tacım gibi götürsem daim. Kademi nakşi pakini ol Hazreti Resulün. Gülü gülzarı nübüvvet o kadem sahibidir. Ahmet Ağa, durma yüzün sür kademini o gülün diyecek 1. Ahmet. Bakın işte bunlar. Bunlar nale-i saadet formunda yapılmış olan aslında çok kıymetli alemler. Bunlar da Osman aslında zikriyatını, fikriyatını bize çok da güzel anlatıyor. Şimdi madem Peygamber Efendimiz'in kutsal emanetlerinden gidiyoruz, tabii birçok kutsal emanet var. Alemlere rahmet olarak gelmiş bir peygamberden bahsediyoruz. Her şey kıymetli, her şey çok değerli. Ben su içtiği kapla başlayalım istiyorum. Diğer özel eşyalarını da konuşalım sonrasında. Evet. Su içtiği kap sarayın kutsallarını hazırlarken bizim de çok dikkatimizi çekmişti. Kitaba onu biz ikinci bölüm olarak koyduk hemen. Aslında o kabın da şöyle bir hikayesi var. Topkapı Sarayı'nda 2003 yılında özellikle Ahmet Doğru Bey'in... Fark ediliş hikayesi, evet, değil fark mi ediliş bu bahsedeceğiniz? Evet, evet, onu bu. Soracaktım şimdi. Ahmet Doğru Bey çok kıymetli, Arapçaya son derece ilerici vakıf bir arkadaşımız. Hilmi Bey'in de sağ olsun ön ayak olmasıyla sarayda güzel bir çalışma yaptı o dönemde. Hilmi Aydın Bey. Evet. Ve kimsenin bilmediği, daha doğrusu fark etmediği bir şeyi Ahmet Doğru Bey fark etti. O da neydi? Bu tasın dudak değen kısmındaki o incecik yazıydı. Normalde Topkapı Sarayı envanterinde bu tas gümüş tas diye geçiyor. Halbuki bu tas gümüş değil ki, ahşap bir tas. Sonradan dışı bunun gümüşle kaplanmış. Hikayesi de şöyle, işte Ahmet Bey o incecik yazıyı fark etti. Yani normalde bakın alttaki kalın yazı Ayetel Kürsi. Onu hepimiz görüyoruz. O ince yazıyı görmek zor. Neden? Çünkü tas avuç kadar yazı. Elinize alsanız bile tası çok zor fark ediliyor. Tabii onu okuyunca hatırası ortaya çıktı. Efendimiz bir gün Medine'de sahabeleriyle otururlarken Sehil adında 14 yaşlarında bir genç Efendimiz'e bu tahta tahta su getiriyor. Siz de çocukluğunuzdan bilirsiniz. Eskiden bardak mı vardı? Çeşmelerin kenarlarına tas, bakır taslar asılmaz mıydı? Vallahi ben bardağa yetiştim. Bardağa mı yetiştin? Ay ben o kadar yaşlandım mı ya? Abi, estağfurullah Zaten abi. Benim çocukluğumda çeşmelerin kenarlarında böyle bakır taslar sallanırdı. Ben onu şimdi görmedim. Yok. Şimdi bakır tası kim asıyor? Anında çalarlar yani, hiç mümkün mü? Ne kötü değil mi ya? Ne günlere kaldık. Hayır, siz onu geçin. Türk Hava Yolları'nın CIP'si var dış hatlarda. Bu değil. Bundan önceki konsepti Topkapı Sarayı konsepti yaptılar. Hı hı. Ve lavaboların, affedersiniz, tuvaletlerin içine bakır taslar koydular. Yabancı turistler bütün bakır tasları çaldılar, biliyor musunuz? Mescide harika kuka tesbih koydular. Ben daha yeni açılmıştı, gittim tesbih baktım. Allah'ım ne güzel tesbih, bunu kesin çalarlar dedim. Bir hafta 15 gün sonra yine ülke dışına gidiyorum. Mescide girdim baktım, kuka tesbih yok, yerinde yerler esiyor. Yani çok güzel bir şey yaptı Türk Hava Yolları. Yani o biliyorsunuz, o lavabolarda, tuvaletlerde abdest alma, taharet
kapları vardır. Bakırdan, Osmanlı'nın. Özenmişler yazık. Onları koydular. İşte yabancılar götürdü hepsini vallahi. Öyle gitti. Tayfal Bey şimdi tamamlamış mıydınız? Hayır. Devam edeyim. Ay ne anlatıyorduk? Hikaye anlatıyorduk. Sonra 14 yaşlarında bir genç bu tahta tasa su getiriyor Peygamber Efendimiz'e. Sonra genç Peygamberimiz su içiyor. Genç tası saklıyor. Sehir adında bir gençmiş. Hatta en uzun yaşayan sahabelerden diye geçer adı. Yıllar sonra Medine valisi Ömer bin Abdülaziz Hazretleri'ne hediye ediyor. Ondan gele Memlüklerin Şam valisi Emir Sibay'a geliyor. Emir Sibay döneminde hatta sarayın kutsallarında Emir Sibay'ın Şam'da bulunan şeyi var. Camisi var ve türbesi var. Hemen baştan ikinci konu. Emir Sibay'ın camisi var. Çok da güzeldir. Tam bir Memlüklü üslup. Evet hemen devamında gelecek bundan sonra. O çok da süslüdür, çok da güzeldir. Bakın bu Ömer bin Abdülaziz Hazretleri'nin kabri. Bunu da göstermek lazım bence. Bunu göstereyim ilk önce. Halep'in köyü. Alper 7'deyim değil mi? Ya şu Ömer bin Abdülaziz Hazretleri'nin kabrini görüyoruz. Yani sayfanın bu seyircimizin baktığı tarafta sağ tarafta türbenin kubbesi gözüküyor. Bu da kabri. Hanımıyla bakın yan yana yatıyorlar. Şu Suriye'deki sıkıntılar bitse de yeniden Halep'in köyünde yatan Ömer bin Abdülaziz Hazretleri kabrine gitsin. Ben de çok gitmek istiyorum Suriye'ye. Gitmedim. Sıkıntılar. Ve çok istediğim yerlerden bir tanesi. Orası bir, Irak 2. Sıkıntılar bitsin ben rehberlik yapayım size. Peki. Ben eskiden bir ara her hafta gidiyorduk. Her hafta. Bizim Erol Çalıbey var ya. Buradan kulaklarını çınlatalım. Selamlarımızı yollayalım. İkilim öyle. O zaten tam Suriye uzmanı. Şurada geldi. Az önce göstermiştiniz. Tam bir sonraki sayfadaydı. O bakın şurada, şu arada. İşte burada. Bakın o Memlüklerin Şam valisi Emir Sibay'ın camisinin kapısı. Şöyle bakayım. Hatta bunun tam karşısında Sinan Paşa camisi de vardı. Şam'ın göbeği burası işte eski Şam. Buradan içeriye giriyorsunuz. Emir Sibay'ın türbesi de geliyor. Medresesi de geliyor içeride. Emir Sibay işte bu gördüğünüz naleyle, özür dilerim, kabı gümüşle kaplatmış. Hatta içinde özel bir zift gibi maddeyle kaplatmış. Hani tahta kurusu falan zarar vermesin diye. Ve bugünlere kadar gelmiş. Arkamızda Ömer bin Abdülaziz Hazretleri'nin kabri de var. Ben yıllar önce annemi götürmüştüm buraya. O kadar hoşuna gitti. Burada öyle bir manevi havası var. Buraya giren çıkmak istemez biliyor musunuz? Ve şurada yatan bakın açık bir kabir zat. Bugünkü Türkiye'mizin 48 katı büyüklüğünde bir devleti yönetti. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri. Bu mukaddes emanetlerin korunmasında çok önemlidir. Niye? Çünkü o Emevilerin damadıydı. Emeviler o günlerde Peygamber Efendimiz'in soyunu ittiler, tard ettiler, üzdüler. Hazreti Hüseyin'i de şehit ettiler. Ve Emeviler o günlerde bir ırkçı politika güderken onların Medine valisi olan Ömer bin Abdülaziz Hazretleri Peygamberimizin aşığıydı. Ona ait bütün emanetleri korumuştu, muhafaza etmişti. Hatta kitapta geçer Peygamberimizin yorganını saklamış. Mesela o yorgan yok, günümüze ulaşmadı. Ama kayıtlardan biliyoruz. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri'nin yanındaki mukaddes semaatlerin arasında peygamberimizin yorganı da varmış mesela. Böyle bir durum. Ama günümüze gelmedi. 2,5 sene hükümdarlığı var. Öyle adaletli bir yönetim sergiliyor. 2,5 senenin içerisinde zekat verilecek bir tek fakir bulamıyorlar. Yani tepedeki adam bu kadar sağlam olunca bir anda o adalet anlayışı halka sirayet ediyor. Ve zekat verilecek fakir bulamıyorsunuz yani. Çünkü o adam zehirliyorlar. Ölüm döşeğinde üzerindeki gömlek kirli. Hanımı Fatıma bakın hemen şu ayak ucunda yatıyor. Çekiyorlar hanımını. Ya ayıp değil mi? Koskoca hükümdar. Hasta yatağında bir sürü ziyaretçi geliyor diyorlar. Ve ondan sonra şey yapalım diyorlar. Ya gömleğini değiştirelim diyorlar. Hanım diyor ki ikinci bir gömleği yok gidiyor. Yani o başa geldiği zaman bana dedi ki bütün takılarını devlete bağışlarsan ben seninle evli kalmaya devam edeceğim. Ama sen benim malım, benim takılarım, benim süslerim diyorsan ben seni güzellikle boşayayım. Sen yine takılarına devam et. Ama ben artık devlet başkanı oldum. Benim karım bu şekilde bu takılarla, bu süsle gezemez diyor. Hanımı Fatıma bütün takılarını. Hanımı kim? Emevi hükümdarı Abdülmelik'in kızı yani. Yani Türkiye'nin 48 katı büyüklüğünde bir devletin hükümdarı bunlar. 48 katı. Öyle böyle değil yani. Ve hanımı diyor ki ben seni istiyorum. Takıları değil diyor. Bütün takılarını veriyor. Devlete bağışlıyorlar. Tabii. Tepe böyle olunca halka da bu silah ediyor. Öyle hanımı olan da öyle Osmanlı'nın 48 katı topraklara sahip yeri de en iyi şekilde idare eder. Şimdi
aklıma şey geldi burada, konuyu dağıtacağım belki ama Eyüp Sultan'da kabri vardır, Ebu Derda Hazretleri. Evet, onun var. Da benzer bir hikayesi vardır değil mi? Bir yedek gömleği dahi yok. Şimdi ben istiyorum ki bu arada... Siz Ebu Derda'nın kabrine hiç gitmediniz değil mi? Suriye'ye gitmediniz. Ki. Şam'da yatıyor. Ha, bir kabri... Eyüp Sultan'da da var. Var, Ebu Derda Hazretleri Akar Çeşme'de. Ebu Derda Hazretleri'nin var, doğru söylüyorsunuz. Orada da kabri var. Hemen bu Ayvansaray surlarına içeriye girdiğiniz zaman ileride. Fakat onun aslında bir kabri de şeyde Şam'da, Şam surlarının içerisinde yatıyor. Aslında Ashab-ı Suffa'dan çok kıymetli bir sahabe. Hazreti Ömer'in bir gece baskını var Şam'a. Biz onu konuşmadık değil mi hiç? Konuşmadık. Aslında bir ara... Nasıl atladık Talha Bey? O bir gece yarısı Hazreti Ömer de çok enteresan. Böyle gece baskınları yapıyor valilerine. Farklı memleketlere gidiyor. İşte Ebu Derda'nın evi. Şam'da diyor evi nerede? Gecenin bir vakti diyorlar ki ya işte şu gördüğünüz yer neresi orası? Surlarda böyle bir yıkıntı. Mağara gibi böyle bir sokuntu. Giriyor bir tane hasırın üzerinde koskoca Şam kadısı. Ya Ebu Derda biz sana maaş bağlamadık mı, bu nedir diyor. O da diyor ki ben bu şehrin kadısıyım. Yani bu şehrin dinine ait en yüksek rütbedeki insanım. Ben mütevazi olmak zorundayım diyor. Ben bu insanlara dinden ahkam kesiyorsam, bahsediyorsam en mütevazi olması gereken benim. Onun için ben böyle yaşamalıyım diyor. Sabaha kadar ağlayarak sohbet ediyorlar mağaranın içerisinde, hasırın üzerinde. Ve hayatında yaşayarak bunu zaten göstermeye çalışıyor. Şimdi ben başka bir kutsal emanete geçmek istiyorum ama şunu hatırlatmakta da fayda görüyorum. Etiketimiz en kıymetli etiketiyle birlikte soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. Tabii ben artık konunun içine daldım. Çok da heyecanlandım. Konular o kadar heyecanlı ki Twitter'ı takip edemiyorum. Ancak Hülya'yı zaten ötek gündem izleyicileri çok yakından takip ediyor. Habertürk Televizyonu'nun program müdürü, aynı zamanda programın yapımcılarından biz bu programı birlikte hazırlıyoruz. Hülya Arslan Akoğlu'la. Şimdi Şebnem Uslu Hanım, ben de bir tane Talha Uğurlu'nun Sarayın Emanetleri kitabından istiyorum. Programınızı ailecek izliyoruz demiş ama 200 tane tweet atmış. Hülya da bana mesaj yazmış biraz önce, demiş ki ben kendi, bir tane Hülya'da var, bir tane bende var ya ders çalışırken kitaplardan. Hülya kendi kitabını size yollamak ister. Bu 30 kitabın içerisinde de değildir. Esra Hanım da yine yapımcı arkadaşlarımdan bir tanesi, sizinle iletişime geçecek. Etiketimizi de hatırlattık. Kitap hediye edeceğiz de dedik. En kıymetli etiketine yazan 30 kişiye Talha Uğurlu'nun Sarayın Kutsalları kitabından hediye edecek Talha Bey ve yayın evi. Ben isterim ki Peygamber Efendimizin vefat ettiğinde yıkandığı gasil suyu, bu da saklanmış, bunu da konuşalım. Gerçi o kaplar kırılmış, su sonra buharlaşmış ama siz anlatınız lütfen. Yani sahabe o kadar düşkün ki kendisine, ona ait emanetler titizlikle muhafaza edilmiş. Vefat ettiğinde yani gasledilirken vücudundan süzülen suyun damlasını bile muhafaza etmişler. Biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatı öncesi vasiyetinde beni yıkayacak 3 kişi şu 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 isimler olsun diyor. Hatta suyu dökecek kişi Hazreti Ali olsun diyor. Vasiyeti var ve o 3 kişi... O gasil sırasında mübarek vücuduna, tabii herhalde o günün tasları ya da kabaklarıyla bilmiyoruz, suyu dökerken bir kısım sahabe siniler, tepsiler tutup biriktirmişler ve bu kabın içerisine saklamışlar. Bu cam kap, dikkat edin bakın, kabın da ağzı özel deriyle kapatılmış, boğulmuş. Hatta deri artık sertleşip kabın şeklini almış ama bu kap bir gün bir şekilde kırılmış. O mübarek su buharlaşmış ama kabın kırık parçalarını... Hala Topkapı Sarayı'nda saklamayı sürdürüyoruz. Şimdi bir tane soru geldi aslında. Mukaddes emanetler tanımını yaptık biz ama sadece Hazreti Muhammed'den günümüze kalan, peygamberimizden günümüze kalan şeylere mi biz mukaddes emanet diyoruz? Çünkü bu konuda da sorular yoğunlaşmış Talha Bey. Çünkü Osmanlı zamanında padişahlar gerçekten mimariyle birçok alanda hizmet ediyorlar ve din adına yapılıyor bu hizmetler. Bunlara da mukaddes emanet denilebilir mi? Şöyle, din büyüklerinin eşyalarını da mukaddes emanet hüviyetine saklamışlar. Ben şimdi uzun yıllardır, yani 2003'ten beri mukaddes emanetlerle hemdem olan bir kişiyim. Şunu gördüm, eğer bir eşya sizi Allah'a hatırlatıyorsa, sizi Allah'a yaklaştırıyorsa, o eşyanın şahsında özel insanları ve o özel insanların hayatına ait uhrevi mevzuları hatırlayıp kendinizi doğrultabiliyorsanız, o eşyaya ecdat mukaddes emanet demiş. Ölçü bakın bu. Eğer o eşyaya baktığınızda aklınıza fitne, fücur, kötü şeyler geliyorsa tabii ki değil. Ama özel ve güzel şeyler geliyorsa mukaddes emanet. Mesela Kabe'nin emanetleri saklanmış. Niye? Kabe
Beytullah, Allah'ın evi. O mukaddes alanda bir süre bulunan bir tahta parçası bile atılmamış. İki tarafı altına kapanıp saklanmış. Din büyükleri, İslam'a, dine hizmet ettiler mi ettiler? Ebu Hanife, Mevlana Celaleddin Rumi, İmam-ı Şahrani, Aziz Mahmud Hüdayi. Hepsinin eşyalarına ait bir parça saklanmış. Örneğin padişahların kılıçları da var, değil mi? Padişahların, şöyle sahabelerin kılıçları saklanmış. O kılıçları padişahlar taklidi seyf merasimlerine kullanmış. Tamam, kılıç meselesine geleceğim. Akışım çok dağıldı. Şunu söyleyeceğim. Hazreti Peygamber'in gasil suyundan geldik buraya. Ben burada bir parantez açıp Hazreti Peygamber'in vefatını, Hazreti Ayşe'nin yanındayken vefat edişini ve vasiyetini de sormak isterim. Bunu da konuşalım. Hasta yatağındayken yerine Hazreti Ebu Bekir'i imamete geçiriyor. Ve o günlerde Üsame bin Zeyd büyük bir orduyla Roma üzerine sefere gönderiliyor. Hasta yatağında kalkıp zorla onu uğurluyor. Ve Hazreti Ayşe'nin odasında, hatta Hazreti Ayşe'nin dizine başını koymuş vaziyette âlâ-i illiğine, kendi ifadeleriyle ruhunu Rahman'a teslim ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tabii vefatı öncesi kavmine aslında en büyük vasiyeti onun veda hutbesidir. O veda haccında yapmış olduğu uzun hutbede Arap'ın acemi, acemin Arap'ı üstünlüğü yoktur. Yani ırkçılığı kaldırmıştır diyor. Sizlerin eşleriniz, eşlerinizin sizleri üzerinde hakları vardır diyor. Bunlar bakın yıl 2015, başımızın tacı ve bugün bu ölçülere çok daha fazla ihtiyacımız var. Emin olun yani. Ekranlarda kadın cinayetlerini izliyoruz ve üzülüyoruz. Yani hepimiz Müslümanız ama demek ki biz İslam'ı tam anlayamamışız. Yani Efendimizin ailesine olan o bağlılığı, hoşgörüsü, yani bunları biliyor. Yani mesela Hayber Kalesi'nin fethinde Hazreti Safiye ile evleniyor. Musevi asılı bir hanım. Tabii ki Müslüman oluyor bu hanım. Diğer hanımlarıyla aralarında bir münakaşa çıkıyor. Diğer hanımların ağzından hadi oradan, hani Musevi asıllı gibi zamanında böyle bir söz çıkıyor. O da geliyor. Ondan sonra Peygamberimize o üzüntüsünü ifade ediyor. Peygamberimiz de diyor ki sen de onlara, ben de Hazreti Musa'nın ümmetiyim diye övünebilirsin diyor Peygamberimiz. Yani sen de onları övün diyor yani. Çok tatlılıkla çözüyor işlerini. Hiç şey yapmadan bu vaziyette. Mesela bir gün iki hanımıyla oturmuşlar, yemek yiyorlar. Orada bir hafif bir münakaşa çıkıyor. Bir tanesi yemek kabını alıyor, onun üzerine atıyor. Peygamber diyor ki sen de ona at diyor mesela. Nasıl? Tatlı, sen de ona at diyor yani yüzüne. Yani o tatlı, yani kavgaya bulaşmamışlar. İşin tatlılığıyla. Yani burada çok hoş, çok sağlıklı bir diyalog söz konusu aslında. Tam bir denge insanı. Şaka yapılacak yerde şaka insanı. Ciddiyet olan yerde ciddiyet insanı. Hüzün olduğu yerde hüzün insanı. Bir de şey vardı, ben çok etkilenmiştim ya. Yine konudan dağıldık ama Hazreti Peygamber'in öğütlerini konuşurken bunu da mutlaka hatırlayalım. Tam isimleri hatırlamıyorum ama hani Hazreti Bilal ayağıyla basıyor. Ebu Zer miydi? Başına, evet. Kara, sen karasın meselesi. Onu da çok kısa anlatabilir misiniz Talha Bey? Ya sahabelerin arasında böyle bir münakaşa söz konusu oluyor. Bu münakaşada Bilal Habeşi Hazretleri de fikrini beyan edince Ebu Zer diyor ki hadi oradan karanın oğlu diyor. Sen nereden bileceksin diyor. Tabii Bilal Habeşi Hazretleri dertlenmiş bu konuyla. Peygamber Efendimiz'e gidiyor. Ya Resulallah, benim babamın diyor derisinin siyah olması benim sözümün doğruluğuna etki eder mi diyor. Peygamberimiz de anlıyor, bunun altında bir şey yatıyor. Ne oldu? Dertli bir konu. Dertli. Kurcalayınca Efendimiz Aleyhisselam o da bunu anlatıyor. Diyor ki bana böyle dedi diye. Ebu Zer'i çağırtıyor Peygamberimiz. Ya Ebu Zer, sen de ben hala müşriklik alametleri görüyorum diyor. Cahiliye döneminin davranışlarını evet, görüyorum. Cahiliye dönemi tavırları görüyorum diyor. Ebu Zer tabii çok üzülerek Bilal Habeşi Hazretleri'nin evine gidiyor. Kapısını çalıyor, o çıkıyor, diyor ki ya Bilal, şimdi diyor ben başımı yere koyacağım. Sen o siyah ayağınla benim başıma basacaksın. Ve ben bu şekilde senden özür dileyeceğim diyor. Bu nasıl bir özür ya? Ve Bilal Habeşi Hazretleri hayır olmaz diyor. Tamam ben affettim. Şey yok diyor, yani özür dilemene gerek yok. Hayır diyor Ebu Zer. Zorla yaptırıyor biliyor musunuz? Zorla. Koyuyor başını, ayağını bastırtıyor ve o şekilde özür diliyor. Ya sahabe de ayrı bir şey ya. Şimdi daha derin meselelere gideceğiz. Yeni başlıklarımız var ama çok kısa bir ara vermek durumundayım. Çok kısa, çok kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından biz buradayız. Sizleri de bekliyoruz.
kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz Ötek Gündem'e. En kıymetli etiketiyle soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. Birkaç tane tweet okudum bu arada arada. Onları da hemen sormak isterim. Sonra kaldığım yerden akıştan devam edeceğim. Demiştim birkaç tane soru soracağım. Soru 1. Hacca gidemediler. Mekke'ye, Medine'ye gidemediler. Ama seferlere gidiyorlardı. Nasıl oluyor? 1. İkinci soruysa şu. Bu kutsal emanetlerin neden hepsi sergilenmiyor? Evet. Bu iki soruyu da birlikte cevaplayalım. Şimdi devam edelim. Aslında birinci sorunun cevabı kendi içinde saklı. Sefere gittiler. Yani hani merkezi terk edemiyorlardı 8 ay boyunca. Ondan sonra ama hacca gidemediler. Ama sefere gidince de merkezi terk etmiş oluyordu. Ama sefere gittiler adı üzerinde. Sefere orduyla gidilir. 100 bin kişi, 200 bin kişi. Siz 200 bin orduyu peşinize takıp hacca gidemezsiniz. Yani hacca gidiyorsunuz. Çünkü 200 binle hacca gidilmez. Tamam, 5 bin kişi alsın gitsin hacca. Padişah ana ordunun yanından ayrıldı mı fitne çıkar. Sıkıntı olur. Orduyu İstanbul'da bıraktın, hacca gittin, 8 ay yoksun. O ordunun içini, kafasını bulandıran çok olur. Ya Yavuz ordunun başında İran seferine çıkıyor. Çadırına ok atıyorlar, düşünün yani. Orada dik duran biri olması lazım. Yani idareyi sağlayacak. Ondan dolayı sefere orduyla çıkıldığı için istediğin kadar dışarılarda gez. Ordu senin elinin altında, problem değil. Ordudan uzaklaştığın zaman uzun süreli sıkıntı yaşarsınız. Birinin sorunun cevabı bu. Gelelim ikinciye. Mukaddes emanetler, bugün 605 parça emanet var. Ama bugün Topkapı Sarayı'na gittiğiniz zaman vitrinlerde belki 20-30 tanesi gözüküyor. Neden tamamı değil? Yer problemimiz var. Ben bunu sıklıkla birçok platformda ilan ettim. Burada bir kez daha söylemek istiyorum. Habertürk ekranlarından. Bakın Topkapı Sarayı çok büyük bir alan aslında. Hatta bu büyük alan farklı devlet kurumları tarafından yakın döneme kadar da kullanılıyordu. Sağ olsun son dönem idare hassasiyetlerinde o kurumların tamamı Topkapı Sarayı'ndan çıkarıldı. Yanılmıyorsam bir askeriyenin bot depoları vardı girdiğiniz zaman sağda. Bir onlar kaldı galiba, onlar da çıkacaktı. Topkapı Sarayı alanı çok geniş bir alan ve orada bir sürü bina var. Evet. Bu binaların bir an evvel farklı sergi salonları mahiyetinde kullanılması lazım. Yani bakın 11.500 Çinli tabak var diyoruz. Diyoruz ki işte şu kadar bin kılıç var diyoruz. Ya sırf kılıçlardan müze olur. Sırf porselenlerden müze olur. Sırf mukaddes emanetlerden bir müze olur. Ve olmalı. Bu 605 parça mukaddes emanetin belki teberrüken küçük bir kısmı Topkapı Sarayı'nda hasulda bırakılabilir. Adet orada bırakılmış. Hırkayı Saadet gibi, Sancağı Şerif gibi. Ama onun dışında emanetlerin büyük bir çoğunu 605'in diyelim 50'si Topkapı'da bırakılsın. Diğerleri için bir müze açılsın. Sarayın içinde olabilir, dışında olabilir. İnsanlar o özel işte nem ısı ayarı olan o vitrinlerde o eşyaları görsün. Yani benim insanım Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin ayakkabısını görmeden mi ölecek? Ne bileyim Mevla'nın su içtiği tası görmeden mi ölecek? Görsünler, çok kıymetli. Göstereceğiz ama biraz. Hazreti Fatıma'nın duanı görmeden mi ölecekler? Bunların hiçbiri sergide değil. Hiçbir zamanda sergiye konmadı bunlar. Yani ben bu sene 40 yaşıma giriyorum. Hani denir yani meşhur laf vardır. Ben 40 yaşında görmedim. Görmedim yani. Yok bunların hiçbirisi. Gördüm, kitabın editörü olduğum için gördüm çıplak gözle. Yoksa görmeyecektim. Ah geldi arkadaşlar, al sana dediler, gör. Ama gönül çıplak gözle orijinalini de görmek istiyor. Onun için bence yetkililerimiz bunu da düşünsünler. Pekala. Şimdi ben bitirdiniz değil mi cümlenizi? Hazreti Peygamber'in yayı ve kılıfını da sormak istiyorum. Mahfazası altın yaldızlı ve gümüşten yazılar da var üzerinde. Evet. Birinci Ahmet yaptırmıştı değil mi? Evet. Yine. Birinci Ahmet bu mukaddes emanetlere hepsi hürmet etmiş ama en çok onun izini gördüğümüz için hani onun adını çok anıyoruz. Bakın mesela ekrana geldi. Bu ekranda gördüğümüz kargı formundaki ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hemen üstte gördüğümüz o zincirli mahfaza yayın kılıfı ve yaptıran birinci Ahmet. Peygamberimizin kılıçları var mesela. Kılıcın ahir ömründe hiç kanın değmediği kılıçları. Çok güzel bir ifade. Siz onu unutmamışsınız ya. Siz onu kitapta mı okudunuz? Biz bir konuştuk mu sizinle? Yok, hiç konuşmadık. Biz yani. Acaba Mekke programında mı konuşmadık? Hayır, Mekke'de konuşmadık. Biz kendi aramızda sohbetlerden bir tanesinde bunu konuşmadık. Orada yakaladınız ve unutmadınız bunu yani. Bu cümle çok özel bir cümle, biliyor musunuz? Gerçekten. Bu kitabın ön sözünde de geçer o cümle. Yani ön sözünde aynen şöyle deniliyor. Peygamber Efendimiz, hatta o kılıcı arkadaşlar bize gösterse tabii, olması tabii, yeri gelmişken. Alper. Peygamber Efendimiz'in hiçbir zaman insan kanı değmeyen kılıcı diye geçiyor. Ve ekliyor. Çünkü o bu dünyaya kan dökmeye değil, insanlığı kurtarmaya gelmişti.
Bakın kılıcın sadece metal kısmı o günden kalma. Balçak. Balçak dediğimiz şu tuttuğunuz zaman elinizle o kılıcın ağzı arasında ki elinizi koruyan koruma kısmı. Balçak, kabza, kılıf. Ve bu gördüklerinizin tamamı 1. Ahmet tarafından yaptırılıyor. Peygamberimizin bir diğer kılıcı daha var. Onu da olmazsa görelim. O da aynı şekilde 1. Ahmet tarafından süsleniyor, bezeniyor. O da bakın budur. İki tane kılıcı var. Ama metal kısımları o günden kalma. Hiç bu anlamda kullanılmamış. Şimdi kılıç denildiği vakit aklımıza aslında Hazreti Ali'nin kılıcı Zülfikar'da gelir. Onu da sormak istiyorum. Zülfikar nerede? Bize arkadaşlarımız Hazreti Osman'ın kılıçlarını bir gösterebilirlerse o kılıcın şahsında anlatayım mevzuyu. Şimdi biliyorsunuz Hazreti Ali deyince Zülfikar hemen aklımıza gelir. Hatta Topkapı Sarayı'nda Yavuz Sultan Selim'in sancağı vardır. O sancağın üzerinde devasa boyutlarda. Yavuz'un sancağını bize gösterir misiniz arkadaşlar? Yavuz'un sancağı. Hemen geliyor. Önce bu kalsın. Önce bunu görelim. Çok güzel. Sonra Yavuz'un sancağını görelim. Bakın bu iki kılıcın ikisi de Hazreti Osman'a ait. Yani Osmanlı envanterlerinde böyle geçiyor. Fakat şu alttaki kılıç bizi şüphelendiriyor. Neden? Ağzı çatal bir kılıç. Hani biz hep Zülfikar deyince, Hazreti Ali'nin kılıcı deyince böyle bir ağzı çatal bir kılıç bekliyoruz ya. Fakat o çatal bizim bildiğimiz anlamda bir çatallık değilmiş. O hani Çağrı filmindeki gibi. Çünkü o tarz eğri bir çatallık savaşta makbul değilmiş ve onunla güzel savaşılmıyormuş. Bunu kim söylüyor? Kılıç üzerine lojistik uzmanlar söylüyorlar. Yani biz bu kitabı hazırlanırken o tarz danışmanlıklar da alınmıştı çünkü. Oradan biliyoruz. Yani bu kılıç Hazreti Osman'ın diye geçiyor. Bazı bilir kişiler acaba Hazreti Ali'nin olabilir mi diye müdahil olmuşlar zamanında. Hmm. Ama neticede İtilaflı bir mesele. İtilaflı o şekilde kalmış. Şimdi sancağı görelim arkadaşlar. Osman'ın Hazreti Ali'ye çok başka bir düşkünlüğü var. Bakın şu sancak. Bakar mısın? 2,5 metre boyunda bu sancak. Ve sancağın üzerinde çift ağızlı kılıç. Bu Yavuz Sultan Selim'in sancağı ve Hazreti Ali'nin kılıcı. Hatta buradan şunu da söylemek istiyorum. Ne yazık ki birileri ülkemizde bizi birbirimize düşürmek için bazı oyunlar oynarken böyle bir takım mezhepsel oyunlar da oynuyorlar. Ve Alevilik meselesini çok dillerine doluyorlar. Hatta Yavuz Sultan Selim'le alakalı da bazı iddialarda bulunuyorlar. Yavuz, Hazreti Ali'yi seven bu insanlara nasıl düşman olsun? Hazreti Ali'nin kılıcını sancağın ortasına kocaman koydurmuşken. Her şey aslında bir şey gösteriyor. Hatta Osmanlı Ehl-i Beyt'e o kadar düşkün ki Kerbela topraklarını bile saklamışlar. Daha ne yapsınlar? Kerbela toprağı var biliyor musunuz Topkapı Sarayı'nda? Yani onlar da saklanmış, muhafaza edilmiş bu şekilde. Yani görelim olmazsa onları da, Kerbela topraklarını da. Biliyorsunuz Hazreti Hüseyin Kerbela'da şehit edilmişti. Yezid'in askerleri tarafından. Ve Kerbela toprağı onu sevenler tarafından kullanılır. Mesela bugün İran'a gidin, Şiiler Kerbela toprağından böyle sekizgen küçük tuğlalar yapmışlar. Kendilerince namazı kılarken secde ediyorlar. Geldi üzerine. Şu anda. Osmanlı Sünni bir toplum ve Sünniler tarafından yönetilen bir devlet. Hiçbir zaman Şii değil ve Şiilerle ciddi savaşlar, İran'da savaşlar olmuş. Ama Hazreti Hüseyin'e hürmeten Topkapı Sarayı'nda Kerbela toprağı saklamış Osmanlı. Yani baktığımız zaman icraata Osmanlı'nın bir Ehl-i Beyt düşmanlığı yok. Hazreti Hüseyin, Hazreti Ali Osmanlı'nın hat safhada sevgisi var ve onlara sevenlere de sevgisi var Osmanlı'nın. Bu anlamda hiçbir sıkıntı söz konusu değil. Hazreti Peygamber'in mührünü de konuşmak istiyorum. Hazreti Osman kuyuya düşünüyor zannediyorum değil mi? Evet. Mührü yani tam o kısım da net değil ama sonuçta Hazreti Peygamber'in mührünün kaybolduğunu biliyoruz. Kuba Mescidi taraflarına bir kuyu var. O kuyu hala duruyor bugün günümüzde. Biri Osman değildi o başta. Biri Osman o şeydeydi. Medine içerisinde bulunan. Bu kuyu yine tabii Kuba Mescidi. Medine yakınlarında bir köy Kuba. Kuba'nın hemen yakınında bir kuyu. Bugün hala durur o kuyu yerinde. Hı hı. O kuyuda abdestimi alıyormuş. Eğilip su mu içiyormuş. O Efendimiz Aleyhisselam'ın mührünü düşürüyor Hazreti Osman. Hı hı. Düşürünce tabii bayağı arıyorlar. Ama bulamıyorlar. Çünkü kuyu bu yani. Yerin altına doğru derin. Bulunamayınca bu kez ne yapılıyor? Aynısından bir tane daha yaptırılıyor ama Efendimizin mührü yuvarlak. İç yazı aynı fakat Hazreti Osman onun dikdörtgen formunu yaptırıyor. Bir nevi yüzük taşı olarak. Efendimizin mührü de yüzük taşıdır zaten. Bu şekilde korunuyor ve günümüze kadar da bu şekilde getiriliyor. Uhud Savaşı'nda Hazreti Peygamber'in dişinin kırılması meselesine de gelmek istiyorum. O kadar çok emanet var ki, o kadar
o kadar güzeller ki şimdi hangisine gireyim bakıyorum, vaktim de daraldı. Diş meselesine gelelim çünkü sahabe-i kiram koruyor, kolluyor, muhafaza ediyor. Sonrasında devam edeceğiz. Şimdi Uhud Savaşı'na bir müşrik taş atıyor. Taş Peygamber Efendimiz'in yanağına çarpıyor demeyeceğim. Eskiden ben böyle anlatıyordum, biliyor musun? Cahilliğin o dünya. Bu işte 2003 kitabın hazırlanma döneminde başladığımda anlatırken diyordum ki işte bir müşrik taş attı, yanağına çarptı, dişin ucunu kırdı. Sonra şok oldum. Böyle olmamalıymış. Mukaddes-i Semaatler kitabın ön sözünde de geçiyor o cümleler. Sadi'nin, Sadi var ya meşhur. Evet. Şirazlı Sadi. 6 ay önce Şiraz'da mezarını ziyaret ettim kendisinin. Şiraz'a gitmiştim. Sadi hani Bostan ve Gülistan'ın yazarı. Aynen o da aynı ifadeleri kullanıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Serseri bir çakıl parça. Serseri parça bir kelime. Yani ser baş demek. Hı hı. Yani baştan çıkmış, yoldan çıkmış demek yani. Baştan çıkmak, yoldan çıkmış. Serseri bir çakıl parçası. Yakuta dokunma sevdasıyla geldi, dokundu ve inci dizesinden bir taneyi düşürdü diye yazıyor. Yakut Efendimiz'in pembe yanağını simgeliyor. İnci dizesi ve taneyi zaten bütün seyircilerimiz tahmin etmişlerdir. Evet. Bu gördüğünüz mücevherli kutuyu Sultan Vahdettin yaptırmış. Son Osmanlı padişahı. Açıyoruz. İçerisinden bu gümüş kutu çıkıyor. Bu gümüş kutu küçücük şu kadar. Bunu açtığınız zaman 40 bohça içerisinde o mübarek diş parçalarını görebiliyoruz. Ben şunu da ifade edeyim kıymetli seyircilerimize. Topkapı Sarayı'nda 2003-2004 yılında mukaddes emanetleri hazırlarken bütün emanetlerin fotoğrafını çektik. Bir tanesi hariç. O mübarek diş parçası. Gözünle gördün mü? Gördüm. Yani çünkü ben bir tarihçi, sanat tarihçiyim. Benim de tarihe not düşmem gerekir. Burada var mı o? Evet var. Şahidiyim. Gözümüzde gördük. Duruyor orada. Fakat orada bir istişare yaptık. Hilmi Aydın Beyler. Sonra orada fotoğrafçımız Bahadır Taşkın Bey vardı. Editör olarak biz vardık. Bu kitabın içerisinde bu konulmalı mı? Bunu istişaresi yapıldı. Sonra edebe aykırı olur diye düşündük. Tabii ki Efendimiz de bir insandı. O diş parçasının nasıl bir görünümde olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama sırf bir edepsizlik olmasın düşüncesiyle bir tek onun fotoğrafı çekilmedi. Bu şekilde görüyoruz onu. Şimdi Uhud Savaşı'nda Hazreti Peygamber'in dişi kırıldı dedik ya. Bu meseleyi araştırırken ve okurken sürekli karşılaştığım bir menkıbe var aslında. Bunu da size sormak istiyorum. Şimdi rivayet o ki size doğrulatacağım. Belki de almamız gereken dersler var bununla ilgili. Bunu konuşacağız üzerine. Hazreti Peygamber Cebrail'e sordu. Ey Cebrail, hiç 7 kat semadan korku ve dehşet içinde hızlıca indin mi? Cebrail, evet ya Muhammed, 3 kere indim dedi. 1. Hazreti İbrahim ateşe atılırken. 2. Hazreti İbrahim oğlu İsmail'i kurban ederken. 3. Uhud'da senin dişin kırıldığı vakit. Çünkü alemlerin Rabbi bana şöyle dedi o vakit. Yetiş ey Cebrail, eğer Resulümün kanının bir damlası yere düşerse andolsun ki yerde ve gökte tek bir canlı bırakmam. En az 15 yerde gördük. Hülya'yla da soralım diye karar verdik, soruyoruz son tahlilde. Ben ilk ikisini ilk kez duyuyorum sizden ama doğrudur, olmuş olabilir. Üçüncüsünü daha evvel duydum ama. Yani mübarek kanından bir parça yere düşmesin diye o koşma meselesi, yani yetişme meselesi. Bunu daha evvel ben de duymuştum. Olabilir. Bazı şeyler bize sözlü, bazı şeyler bize yazılı gelenekle geliyor. Hani kıssadan hisse çıkarmaktır önemli olan. Burada Peygamber Efendimiz'e aslında ne kadar düşkün olduklarını da açık ve net bir şekilde görmüş oluyoruz aslında. Şimdi ben Mescid-i Nebevi'den kutsal emanetleri de sormak isterim. Çünkü kabir toprağı meselesi var Hazreti Peygamber'in ve siz tabii ki görmüşsünüzdür. Gül koktuğu söylenir. Evet, fotoğrafı çekilirken başında 3 kişiydik. O da çok orijinaldi. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın türbesine ait bazı inşaatlar var. Mesela sarayın kutsallarında da var. O kısmı hatırlar mısınız? Hani Kayıtbay'ın kendisine kılıç yaptırdığı bir demir meselesi var mesela. Yani zaman zaman Peygamber Efendimiz'in türbesi tamir edilmiş. Ve bu tamiratlar sırasında mesela duvarından bir ara bir toz düşmüş. Toz dökülmüş. O tozu atamamışlar. Gubar-ı Şerif diye geçiyor. Mukaddes emanetlerde var. Gubar-ı Şerif yani şerefli toz. Korunmuş. Bir cam şişe içinde bugün Topkapı Sarayı'nda korunuyor. Ya da işte bir kitap rica edebilir miyim? Mesela Kayıtbay'ın o kılıç hikayesi çok orijinaldir. Kayıtbay o günlerde Mescid-i Nebevi'de sayfa numarasını hatırlıyor musunuz? Hayır. Bu sefer sayfa numarasını hatırlamadım. Kayıtbay, kılıç bu. Kayıtbay, göstereyim mi? Benim kameram sabit çünkü. Kayıtbay o günlerde
Mescid-i Nebevi'de bir yangın çıkıyor. Yangında türbenin bir duvarı da yanıyor. Ve türbe tamir edilecek. Bu kılıç. Bu kılıç bugün Topkapı Sarayı'nda sergide, biliyor musunuz? Silah bölümünde hem de. Yani silah, biz bugün çok dolaştık önünde. Hani divan avlusu vardı ya. Bab-ı Saade'den şeye, divan-ı hüvanı topladı, kubbe altına gittik. Şu şekerle. Şeker konusunu konuştuğumuz ahi, yer. Ahi, değil mi? Neydi Akile o şekeri. Böyle askerlerle evet, yönetim arasındaki o mesele. Evet, meselesi. Çok güzel hatırladınız. Tam o konuştuğumuz yerin yanında 4-4-8 kubbeli bir yapı vardı. Hı hı. Normalde orası Osmanlı'nın hazine-i amiresi. Günümüzde Osmanlı silahları sergileniyor. Bu kılıç şu an orada. İşte olay şöyle cereyan ediyor. Türbede restorasyon yapılacak. Tabii duvarın bir tarafı yanmış. Kılıcı yanmış da bulmuşuz bu arada. Ah bu çok güzel. İşte bu kılıç. Ve türbede o duvar açılacak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın türbesinin iç kısmında özel bir yer vardır. O kısma hiç kimse giremez. Tamamen kapısız duvarlarla çevrili bir bölümdür orası. Ve oraya ilk kez girecekler. Hatta Memlük Sultanı Kayıtbay çok heyecanla. Medine'de meşhur bir alim var, diyor ki beraber girelim efendim diyor. O alim diyor ki ben gelmem diyor, gelemem. Ben diyor utanırım diyor, yani ben bu günahkarla nasıl o huzura girerim diyor. Kayıtbay diyor ki efendim siz giremezsiniz, hiçbirimiz giremeyiz diyor. Ve giriyorlar beraber dualarla, ulema, Sultan Kayıtbay falan. O yanmış olan duvar açılıyor ve sandukaların olduğu, kimselerin yıllardır giremediği yere giriyorlar. Girdiklerine tabii Efendimizin sandukası var. Ayak ucunda Hazreti Ebubekir, ayak ucunda Hazreti Ömer. Ve o direğin, türbenin o iç kısmını da tavanı, kubbeyi taşıyan demir bir direk varmış. Hı-hı. Direk artık oksitlenmiş, iyice kötü olmuş. Kayıtbay o direği yeniletiyor. Yeniletirken eski direk yüzyıllarca o mübarek mekanda kaldı diye ondan şu arkamızda gördüğümüz kılıcı yaptırıyor. Diyeceksiniz sen nereden bunları biliyorsun? Bu anlattıkların hepsi kılıcın üzerinde yazıyor. Yani düşünün, bugün Topkapı Sarayı'nda yani 12 bin civarında kılıç var. Bir tanesinin hikayesini sarayın kutsallarına koyduk. Ya diğerleri. Yani yapacağımız çok şey var aslında da. Bunların hepsini konuşacağız. Kılıç meselesi bu. Bir de türbelerdeki şeyleri sormuştunuz. İşte ne dedim? Duvardan toz dökülüyordu. Gubari Şerif. O mesela ne oldu? Saklandı, muhafaza edildi. Sonra Sultan Abdülmecit döneminde mesela su çıkıyor, biliyor musunuz? Peygamberimizin türbesine bir restorasyon yapılıyor. O restorasyon sırasında su çıkıyor. Çıkınca hemen o suyu mataraya koyup İstanbul'a Sultan Abdülmecid'e gönderiyorlar. Onun bir kapları da vardı değil mi? Yeşilimsiydi, evet, onu konuşmuştuk. Derili derili böyle çok güzel kapları var. Çok harikadır. Ondan sonra onları da koruyorlar. Onlar var. Mesela türbeden kabir toprağı geliyor. Kabir toprağını bir görebilir miyiz arkadaşlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabir toprağı. O da tabii kendince çok orijinal, çok özel. Bu kabir toprağı küçücük bir cam tüpün, şişenin içerisinde, bakın geldi hemen arkamız. O da bu mücevherli kutunun içerisinde, ki bu mücevherli kutu üzerindeki bütün kırmızılar gerçek yakut, bütün yeşiller gerçek zümrüt yani. Ha, böyle bir boncuklu kutu falan değil bu yani. Buna, bu Esra'nın payına mı düşmüştü? Bugün Topkapı'da dağıldık ya bir ara, Esra'ya bunu vermiş, kaşıkçı elmasını bana vermiştiniz. Başımızda bir tane güvenlik görevlisi vardı, yazık nereye dağılacağını bilemedi, esprini yapmıştık orada. Evet. Şimdi ben aslında Kabe'ye dair kutsal emanetleri de konuşmak isterim. Bunların içinde neler var? Kabe'nin anahtarı, kapı kilidi, örtüleri, oluklar, tövbe kapısı, bunları da hızlı hızlı anlatalım ki diğer başlıklara da geçebilelim. Şimdi Kabe mukaddes bir yer ve Kabe'nin içinde bulunan, Kabe'ye değen, dokunan, onun dört duvarı içinde bulunan her şey de mukaddes sayılmış. Mesela Kabe'nin tamirinde içinde yüzyıllarca bulunan bir tahta parçası çıkarılmış. İki tarafı altınla kaplamış. Önce altın oluğu anlatayım bu fotoğraf geldiği için. Bakın Kabe'yi görüyoruz. Altın oluk orada. Altın oluklar eskidikçe yenilenmiş ve eskiyenler Topkapı Sarayı'nda saklanmış. Mesela 1. Ahmet'in Kabe'ye yaptırdığı altın oluk. Gelir belki bir, şimdi görürüz. Bugün Topkapı Sarayı'nda iki tane altın oluk saklanıyor. Biri 1. Ahmet'e ait. Evet, hemen geldi. Bakın bu gördüğünüz mesela 4. Murat'ın Kabe'ye yaptırdığı altın oluktur. Bu 4. Murat'ın. Bir de 1. Ahmet'in var. İkisi de bugün Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilmekte ve bulunmakta. Şimdi 4. Murat'ın adı da yazıyor üzerinde. 4. Murat. Bakın bu da 1. Ahmet'in Kabe'ye yaptırdığı altın oluk. Şimdi yani 4. Murat Kabe'ye altın oluk mu yaptırmış? Evet. Ama biz böyle bilmiyorduk. 4. Murat'la alakalı filmler çekiliyor, tiyatrolar sahneleniyor. Bakıyorsunuz böyle abuk sabuk bir 4. Murat. Halbuki Kabe'yi, daha ben size konuştuk, temellerine kadar son kez yaptıran kişi
Sultan 4. Murat'tır yani. Özel bir insandır. Dini bütün bir zat. Yani onların eşyalarıyla, eserleriyle aslında yakından tanımayı şu Kabe'nin restorasyonu meselesine girmişken kitapta çok çarpıcı bir yer vardı. Orayı aslında çizmiştim ama ben bulana kadar hatta bunu biraz sonra konuşalım. Hangi konu neyle alakalıydı? Bu Kabe'nin restorasyonuyla ilgili bir mesele. Bu işçiler ne yapalım biz burada konuşamayız, konuşursak evet, olmaz. Yeşil Kubbe'nin inşaatında. 107. sayfada olacak evet, ama ya. Buldum. İkinci Mahmut döneminde oluyor hadise biliyor musunuz? İkinci Mahmut döneminde tabii türbe restore edilecek. İstanbul'dan işinin ehli mimarlar, mühendisler, taş ve tuğla ustaları gönderiyor. Gidiyorlar Medine'ye kara kara düşünüyorlar. O yeşil kubbeyi biz nasıl bir edep çizgisiyle söküp ya da yenileyeceğiz diye son aralarına bir karar alıyorlar. Diyorlar ki biz bu kubbeyi yeniden inşa ederken hiç dünya kelamı konuşmayalım. E nasıl anlaşacağız? Aralarına bir dil geliştiriyorlar. Sen bana tuğlayı uzat yerine Allah de. Ben çekici uzat yerine Bismillah diyeyim. Sen su ibriğini uzat yerine La ilahe illallah de. Yani çok saygılar. Bu arada ben bunu anlatırken bir şey unuttuk biz biliyor musunuz? Hani, Kabe'nin örtüsünü mü unuttuk? Yok şeyi yarım bıraktık. Hatta programın daha ilk başlarında bir izleyicimiz Twitter mesajında sormuştu ya. Hani Kurtuluş Savaşı'nda bu emanetler kullanıldı mı dedi. Hı-hı. Ben de sarayın kutsallarına geçen bir konuyu anlatıyordum. Sancağı sormuştu, ukabı. Ha kullanıldı mı dedi. Orada şeyi anlatacaktım. Mehmet Reşat'la Berberi arasında geçen diyalog. Onu terk etmemesi, evet. İnançla bağlı olması kutsal emanetlere, kutsal emanetler bizdeyken. Tam onu anlatacaktım. Kaynadı o araya, o yarım kaldı. Ama şimdi siz bir giriş yapmadığınız için ben... Doğru. İçinizi de okuyamadığım için. Tabii biz unuttuk yani. Ben de tabii buyurun onu ki. Da ona gelelim olur mu? Olur. En son gelelim. Çünkü bir şiir de okuyacaktınız. Devam edelim. Hı hı. Bu Kabe meselesine girdik. Artık restorasyon döneminde de işçilerin işte kendi aralarında kodlaşmaları ki bu işçiler seçilirken de manevi yaşantılarına da çok dikkat edilerek seçilmiş. Yani bu edepli davranış yoldan geçen işçilerden çıkmamış. Bunu da belirtelim. Şimdi Hazreti Peygamber'in kutsal emanetlerini konuştuk. Hazreti Peygamber'in göz bebekleri aslında. Ehli Beyt'inkileri de konuşalım. Neyi sormak isterim? Hazreti Fatma'nın hırkası ve gömleği. Evet. Şimdi Ehli Beyt'e ait emanetler de Topkapı Sarayı'na muhafaza edilmiş. Beyt Arapça ev demek. Ehli Beyt Peygamber Efendimiz'in ev ehli, ev ahalisine ait emanetler. Hı hı. Mesela işte sizin de ifade ettiğiniz üzere Hazreti Fatıma'nın hırkası. Hemen arkamızda geldi. Topkapı Sarayı'nda saklanmış. Hazreti Fatıma'nın seccadesi saklanmış. Hazreti Fatıma'nın Hazreti Ali ile izdivacı derken. Duva da var. Duva. Biz duvanı bir görelim olmazsa. Duvak deyince tabii biz fotoğrafı öyle bir çektik ki o gün. Çünkü o duva Osmanlı özel telli bir örtüyle kaplamış. Hı hı. Bakın şimdi baktığımız zaman şu üstte telli gedikli delikli bir örtü var. Bakan duvak bu mu diyor. Hayır değil. O Osmanlı'nın orijinal duvağı korumak için sardığı bir muhafaza örtüsü. Asıl duvak altındaki yeşil örtü. Hani günümüzde gençler, işte gelinler evlenirken yüzlerine kırmızı bir örtü örteriz ya. Hazreti Fatıma... Yüzde kırmızı örtü mü? Yüzlerine kıpkırmızı bir örtü örtülür. Hmm. Düğünlerde gelinler kına gecelerinde. Tabii siz bekar olduğunuz için. Yani... ben bir de düğün ritüelleri bilmiyorum. Vakıf değilim çok. Evet kırmızı bir örtü örtülür. Aynen bunun gibi şeyde de aynısını yeşilini örtmüş. Hazreti Fatıma, Hazreti Ali ile izdivac ederken. Yani böyle bir hadise söz konusu. Ve Hazreti Fatıma'nın baktığımız vakit, ben şimdi burada belki vakit kalmayacak gösteremeyeceğiz ama bu kutsal emanetlere, eşyalara baktığımız zaman o kadar mütevazi, o kadar sade ki bakıyorum şimdi Allah 5 metre duvaklar. Değil mi? Arkadan 5 kişi taşıyor. Hiç. Bir de bugün Twitter'da gördüm. Bir izleyenimiz, takipçimiz yazmış. Demiş ki ya Hazreti Fatıma'nın seccadesi demiş 17. yüzyıldan kalma demiş. Bakın mukaddes emanetler üzerine yazılmış. Bütün kitapları biz tek tek inceledik. Hatta bugün yine aynı bir mesaj gördüm. Topkapı Sarayı müdürlerinden Tahsin Öz'ün mukaddes emanetler kitabı niye toplatıldı diye. Bu kitap hazırlanırken Tahsin Öz'ün kitabı da didik didik edildi. Konulacak bütün detaylar buraya konuldu. Mukaddes emanet adına ne yazılmışsa hiçbir boşluk bırakılmadı. Şu gördüğünüz seccade 17. yüzyıldan kalma değil. Asıl saadetten kalma. İnsanları şaşırtan ne biliyor musunuz? Üzerindeki desenler. Bu desenlerin hepsi sonradan yapıldı. Şimdi bugün tarihi eser korumadaki anlayış nedir? Aman dokunmayalım. Orijinaliyle saklayalım. Saklayalım. Ama bundan bir asır öncesine kadar anlayış şuydu.
Bu Hazreti Fatıma'nın seccadesi. Bunu layık olduğu şekilde koruyalım. O çok özel bir insandı. O zaman biz onun seccadesini ne yapalım? Süsleyelim. Bu anlayış olduğu için böyle bir koruma var. Biraz önce o hadiseyi anlatamadım ya. Mustafa Yazıcı Bey en kıymetlim etiketiyle birlikte beni de mentionlamış. Demiş ki Cansu Hanım biraz önce bulamadığınız sayfa hikaye 110. sayfada. Çok teşekkür ederim. Sağ olunuz. Ben de teşekkürümü edeyim. İzleyicilerimiz de bize yardım ediyor. Yani kopyayı sadece rejiden almıyorum. İzleyicilerimizden de alıyorum. Bir anekdot vardı. Benim çok hoşuma gitmişti. Bunu da sizden dinleyelim mi? Hani Hazreti Fatma'nın duanı konuştuk. Hazreti Ali ile izdivacından bahsettik. Evlenmişler ve babasına geliyor. Diyor ki ben çok yoruluyorum ev işlerinden. Ve bir yardımcı istiyor. Bu meseleyi de dinleyelim mi sizden? Yardımcı istiyor ve Peygamber Efendimiz de bunu kabul etmiyor. Çünkü diyor ki ben kendi söküğümü de ben kendim dikiyorum. Sen benim kızımsın. İnsanlar bunu yanlış anlar. Ve bundan dolayı böyle bir şey uygun değildir. Evet, bir yardımcıya gerçekten ihtiyacın olabilir ama sen bu anlamda bir yardımcı alman uygun değil diye kibarca almaması gerektiğini ifade ediyor. Yani hani balık baştan kokar diye bir söz var ya. Yani bir kişi bir toplumun önderiyse bu kişi bir aile reisi de olabilir. Bu bir köy muhtarı da olabilir. Bu bir devlet başkanı da olabilir. İdareciyseniz çok dikkat etmek gerekiyor. Kendimizden başlamak gerekiyor. Düzeltmeye toplumdan değil. Önce kendimizden başlasak toplum düzelir çünkü zaten. Çünkü insanlar rol model olarak sizleri alıyorlar. Özellikle belli pozisyondaki insanlar. Şimdi Hazreti Ayşe'nin duandan bahsettik. Seccadesinden bahsettik. Hazreti Fatma'nın. Düzeltiyorum. Hazreti Peygamber'in kızı Hazreti Fatma'nın eşyalarından bahsettik. Bir de Hazreti Ayşe'ye yani eşine ait olan eşyalar var. Onu da sormak isterim. Tabii, başörtüsü var. Tabii. Hazreti Ayşe'nin başörtüsü var. Hazreti Hüseyin'in gömleği var. Hatta bir hırka var. Topkapı Sarayı'nda hala saklanıyor. O, bu Hazreti Ayşe'nin başörtüsü. Bakın üzerindeki bütün süslemeler. Sonradan. Süslemelerin aralarında yüzlerce kelime-i tevhid yazıyor. La ilahe illallah. Bunlar orijinalinde yok. Bunlar sonradan süslenmiş. O dönemdeki anlayış böyle olduğu için bunlar bu şekilde koruma altına alınmış. Bir de Hazreti Hüseyin'in hırkasını bize göstersin arkadaşlar. Bu hırkanın acı bir hatırası var. Hazreti Hüseyin'in bir gömleği var, bir de hırkası var. Bu hırkayı Efendimiz'in her iki torunu hem Hazreti Hasan hem de Hazreti Hüseyin giymiş. Yalnız bu hırkanın acı bir hatırası var. Evet, bakın geldi. Bu hırka Hazreti Hüseyin Kerbela'da şehit edilirken bu mübarek hırka üzerindeymiş. Ve hırkanın üzerindeki o mübarek kan izleri bizi o acı güne götürüyor. Çünkü şehit ettiklerinin üzerine bu hırka var. Osmanlı bu hırkayı da baş tacı etmiş ve koruma altına almış. Şimdi burada aslında bu meseleye geçmeyecektim. Tılsımlı gömleklere geçecektim de Hazreti Osman da Kur'an-ı Kerim okurken şehit oluyor değil mi? O Kur'an'ın nüshası da var, fotoğrafı da var. Üzerinde bazı lekeler var. Evet. Onlar da mı kan lekesi? Şimdi öyle olduğuna inanılıyor. Tayyar Altıkulaç bu konuda bir çalışma yaptı. Tarihteki Kur'an'ları inceledi. Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim Hazreti Ebubekir döneminde ilk kez toplatılmıştır. Neden? Yemame Harbi'nde 70 küsür tane hafız şehit düşüyor. Ve sahabe tedirgin oluyor. Eyvah! Kur'an hafızları, Kur'an'ı ezbere bilen insanlar hızlı bir şekilde yeryüzünden kalkarsa Kur'an'ın başına bir sıkıntı gelir, bazı ayetler kayıp kalır diye Hazreti Ebubekir herkes hıfzındakileri yazıp getirsin ya da yazmış olduğu parçaları getirsin diyorlar ve topluyorlar. Kur'an'ı ilk kez toplama Hazreti Ebubekir döneminde oluyor. Kur'an-ı Kerim'i ilk kez kitap olarak basma ve çoğaltma Hazreti Osman döneminde oluyor. Biz düne kadar bu Kur'an-ı Kerimlerin Hazreti Osman tarafından yazıldığını düşünüyoruz. Bu kendi el yazması değil mi? Hala öyle olduğunu düşünüyoruz. Fakat yapılmış olan bu bazı ilmi çalışmalar şunu gösterdi. Denildi ki Hazreti Osman'ın çoğalttığı 7-8 nüsha o gün İslam dünyasının bir takım önemli şehirlerine gönderiliyor. İşte Mekke'de bir tane, Medine'de, Şam'a gönderiliyor mesela. Farklı yerlere, Kahire'ye gönderiliyor. Yani eski adıyla o gün Fustat. Ve deniliyor ki Hazreti Osman'ın nüshasından kopya edilen Kur'anlar bunlar şeklinde son döneme ait bir araştırma mevcut. Ben izleyicilerimize her ikisine söylemiş olayım. Yalnız izleyicilerimiz lütfen şunu yapsınlar. Bir ara lütfen Türkistan Eserleri Müzesi'ne gitsinler. Aslında bir ara biz de gidelim biz ya. Biz de gidelim ya. Bir ara hatta kameralarla gidip
küçük bir şey de çekilebilir. Ama kamera olur yapalım, olmaz. Yapalım, yönetmenimden geldi, yapalım. Alper onay verdi, gidiyoruz. Tamam, harika. Hülya Hanım da oradan onay veriyorsa ekip tamamdır. Tamam. Çok güzel olur. Bir müze gezelim. Bir müze nasıl gezer? Şu an bir de Türk İslam Eserleri Müzesi'nde Selçuklu sergisi var. Selçuklular. Yani büyük Selçuklu sergisi çok orijinal. Onlara ait böyle çizimler, kemer tokaları, çiniler, muhteşem şeyler. Ve diyeceğim şey şu, Türk İslam Eserleri Müzesi biliyorsunuz 2-3 yıldır kilitliydi. Restore edildi. Giriyorsunuz, girdiğiniz zaman ilk kez yeni bir bölüm yapıldı. Nedir o bölüm? Osmanlı döneminde Şam Emeviye Camii'nin, Şam Emeviye en eski camilerden, içinden çıkmış en eski Kur'an nüshaları. Şimdi Kur'an bizde kutsaldır, atılmaz. Evet. Elinizde Kur'an var, okudunuz parçalandı artık. Parçalanmış Kur'an'ı okuyamıyorsunuz, atamıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Caminin iki duvarı arasında bir yeri depo yapmışlar, doldurmuşlar. Osmanlı son dönemde onlar alınmış, getirilmiş, Türk İslam eserlerinde toplu halde duruyordu. Onlar açıldı, bir incelediler. Aman yarabbi. Aynen sahabe döneminden kalma küfi yazı kağıt parçalar. Ve onlar şu an daha yeni, ilk kez yeni açıldı. 3-5 ay oldu. Türk İslam eserlerine sergileniyor. Sırf o vitrini görmek için Türk İslam Eserleri Müzesi'ne seyircilerimiz gitmeli. Şimdi bu meseleyi kapatacağım, başka bir mevzu açacağım ama Twitter'dan da gördüğüm kadarıyla bir şey tam olarak anlaşılmamış. Biz dedik ki evet, bu Kur'an-ı Kerim Hazreti Osman zamanından kalma, ancak yazıların Hazreti Osman'ın el yazması olup olmadığını bilmiyoruz. Bu bir. Evet. Burada bir itilaf var, kesinlik yok. İkincisi kan meselesi. Anlaşılmayan mesele bu. Hazreti Osman'ın Kur'an-ı Kerim okurken şehit edildiğini biliyoruz. Ancak bu üzerindeki lekeler Hazreti Osman'a ait kan lekesi mi değil mi? Bu da itilaflı değil mi? Normalde düne kadar Hazreti Osman döneminin orijinal Kur'an'ı ve üzerindeki de kan lekesi de olduğunu düşünüyorduk. Hı hı. Fakat son dönemde yapılan bir ilmi çalışma, işte Tayyar Beyler, biliyorsunuz eski Diyanet İşleri Başkanımız, yaptıkları çalışmalarda bunların Hazreti Osman Kur'an'ından kopya edilmiş olan Kur'an'lar olduğuna dair bir iddia ortaya atıldı. Ben ikisini de ifade etmiş olayım. Açık konuşmak gerekirse. Yalnız Hazreti Osman'ın kendi el yazısı var. Onu bize arkadaşlarımız bir gösterebilirlerse. Alper bakıyor şu an. Topkapı Sarayı'nda Mukaddes Emanetler Dairesi'nde bizzat Hazreti Osman'ın kendi el yazısı var. Ve bunu da seyircilerimiz görmeli. Neden? Çünkü İslam'ın ilk yazısı, harikasınız arkadaşlar, hemen geldi. İslam'ın ilk Kur'an yazısı küfidir. Bakın bu gördüğünüz küfi. Zaten altında da yazıyor, bakın Osmanlıca olarak. Hazreti Osman diye, bakın altına Osmanlı bunu istiflemiş, süslemiş. Ve Hazreti Osman'a ait olduğunda altına not düşmüşler. Mesela bunun hiç tartışması yok. Pekala, benim en çok merak ettiğim meselelerden bir tanesi de tılsımlı gömlekler. Ve Osmanlı'da da çok önemli bu durum. Bunu da konuşalım. Evet. Şimdi tılsımlı gömlekler orijinal, dualı. Peygamber Efendimiz bir dua insanıydı. Osman da öyle olmaya çalışmış. Özel günlerde özel dualı elbiseler giymişler. İşte bayrak alemleri, su dualı tasları. Dualı bayraklar, su tasları, evet, yastık kılıfları var. Hürrem Sultan'ın Kanuni Sultan Süleyman'a tılsımlı bir gömlek diktirdiğinden de bahsedilir. Siz onu nereden biliyorsunuz? Biz onu konuştuk mu ya? Ama siz tabii bir yerden okudunuz. onu okuduk. Bunu sizden öğrenmedim. Ben onu şeyde yazdım. Kanuni'nin akıl oyunları kitabı. Hmm. İki ciltlik kanun üzerine bir kitap çalışması onu, yapmıştı. Onu da yapacağız değil mi artık? Yeni akıl, sezona yaparız onu. Akıl oyunlarını yapmadık değil mi biz hiç? Yapmadık. Akıl oyunlarını konuşalım ya. Çünkü akıl oyunları kitabı Kanuni'nin ömrünün son 30 yılını anlatır. Ve altın dönemdir. Yani Kaptan-ı Derya'sıyla, mimarı Mimar Sinan'ıyla, eşleriyle. Yani o dönem çok iyi bilinmeli. Tabii sanatıyla çok iyi bilinmeli. Orada da geçiyor o hadise. Yani orada neyi vurgulayalım özellikle? Tılsımlı gömleği. Diyor ki Hürrem Sultan mektubunda. Sultan efendim diyor. Hı hı. Sarayımıza ağzı dualı bir hoca efendi geliyor bir süredir. Ondan ders alıyoruz. Çok güzel dualar öğrendik. Ben diyor bu duaları diyor bir gömleğe işlettim. Bu mektubun yanında size. Kanun da İran seferinde 2,5 sene, 3 sene yok. Size gönderiyorum. Sakın üzerinizden çıkarmaya sus. Size bir zarar ilişsin istemem efendim diyor. Yani ne kadar kadın seviyor kocasını ya. Ve kocası için tılsımlı vefli gömlek hazırlatmış. Biliyorsunuz değil mi? Bunun üzerinde ayet var, hadis var, kelam-ı kibar var, temenni, dua var. Bir de vefk dediğimiz Hazreti Süleyman'ın mührü, Nale-i Saadet ya da işte Ashab-ı Keyf'in Kıtmir isimleri. Bunlar var bunların üzerinde.
Şimdi çok enteresan emanetler var. Mesela Hazreti İbrahim'in tası, tenceresi. Onlara ne deniliyordu Talha Bey? Peygamber, diğer peygamber emanetleri. Evet. Bunlardan da bahsedelim mi? Bahsedelim, o tası ve tenceresini. Ayper Emel'le de getirsin onları. Bir de sizde de bunlara ait böyle buna benzer şeyler var mıydı? Ya aslında şu var. Sizde tas, tencere çok biliyorum ben çünkü. Ben Yemen programında size getirdik ya buraya kocaman hani tencere gibi bir şey. Taştan yapılma. Ağır bir şeydi böyle hani koyduk şuraya. Mesela Yemen'e ben hayatımda ilk gelişimi hiç unutmam. Bir baktım Yemen'de başkent Sana'da o tezgahların üzerinde o taş taslar. Mukaddes Emanetler kitabını hazırlarken Hazreti İbrahim'in tasını gördük, vitrinden çıkardık. O fotoğraf çekilecek alana bizzat götürdük. Çünkü 3 kişiyiz orada koşturan eden. İşte Hilmi Bey var, fotoğrafçımız var, biz varız. Ve o dönemde onu gördüm. Kumlu granitten yapılma bir tas. Bakın hemen arkamızda geldi. Bu arada bizi ekranları başında Urfa'dan izleyenler varsa ya da Urfa'ya geziye gidip de ekrana takılanlar yarın şunu yapsınlar Urfalılar. Ben Urfa'dayım ama dediğinizi görmedim diyenler lütfen yarın bunu yapsın. Balıklı Göl'ün yanına gitsinler. Balıklı ben gittim oraya. Ne zaman gittiniz en son? 2 sene önce. Kaçtı? Bu 2012'nin sonu. 3 sene civarı. Bu benim dediğim 4 sene falan oluyor. 4 yıldır yanılmıyorsam. Ne yaptılar biliyor musunuz? Bu tasın heykelini yaptılar. Birebir aynısını. Kutuyu da yaptılar. Kutu da yanındaki tas da tamam maket olarak ama orijinal böyle toprağından taşından yapıldı. Ve oraya bir anıt kaide konuldu. Kaide üzerinde Hazreti İbrahim'in tası ve Fatih'in yaptırdığı kap diye Urfa'da Balıklı Göl'ün dibinde sergileniyor. Yani vardır öyle ya hocam biz Urfa'da yaşıyoruz yıllardır bu dediğin tasın maketi konmuş görmedik diyenler varsa bence bir uğrasınlar. Şimdi Yemen'deyim bir baktım tezgahların üzerine bunlar. Yanımdaki arkadaşlara sordum beni gezdirenlere dedim ya bunlar Hazreti İbrahim'in tası. Hadi hocam dediler ya. Hemen yanımda bilgisayarım vardı açtım o fotoğrafı gösterdim. Bir baktılar aynısı. Ondan sonra şaşırdılar yani Hazreti İbrahim'in izini Yemen'de süreceğim aklıma gelmezdi. Kutunun üzerindeki yazıyı Osmanlıca okuyanlar okurlar. Bakın Sultan Muhammed Hazretleri diye gidiyor. Bizzat bu kutuyu Fatih bu kutu muhafaza olsun diye yaptırmış. Yani bu ne demek? Bu kap Yavuz Sultan Selim'den önce Topkapı Sarayı'na gelmiş. Şeyi de konuşalım. Ayper hemen Yusuf de versin. Yusuf Peygamber'in sarığı var. Yahya ona geleceğim ama Hazreti Musa'nın asasını konuşalım. Var. Kızıldeniz'i ikiye böldüğü rivayet edilen asa mı? Bu. Şimdi Hazreti Musa'nın bir takım mucizelere delil teşkil eden bir asası var. O asa bu asa mı tabii ki bunu bilmiyoruz. Ama Hazreti Musa'nın asası olarak yani birkaç bin yıldır korunup ta ki Osmanlı'ya oradan bize kadar geldiğini biliyoruz. Yunus Emre'nin şiiri var biliyorsunuz. Gökyüzünde İsa ile, Tur Dağı'nda Musa ile, elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Hazreti Musa'nın Tur Dağları Dağı'nda... Dağlar ile taşlar ile, ya, değil mi? Hazreti Musa'nın Tur Dağı'nda kendisine, Firavun'a tebliğ için giderken bahşedilen bir takım mucizeler var. İşte biri elini göğsüne sok, çıkar, pasparlak olacak. İki, asanı yere at, yılana dönüşecek gibi. Ve bunları yapıyor işte Hazreti Musa. O asa bu asa bilmiyoruz ama bu asa korunmuş. Şimdi Hazreti Musa'nın diğer peygamberler gibi bir takım mucizeleri var. Ve yine anlatılır ki Hazreti Musa Allah-u Teala ile görüşmek istiyor. Ama yeryüzünde Allah-u Teala da diyor ki hani sen bunu kaldıramazsın dünyevi bedeninle. O vakit buradaki bir dağ mı tecelli edeyim? Aslında doğrusunu daha siz bilirsiniz. Meselesi var ve dağ çöküyor. Oranın kaya parçalarının içerisinden de kristaller çıkarmış. Hala çıkıyor mu? Ne kadar doğru ayrıntıları sizden bunu bana soracağınızı gündüz söyleseydiniz evden getirirdim. Ya. Elimde var. Biz ne yapalım biliyor musunuz? İleride benden teklif bir Mısır programı yapalım. Mısır, Kahire, Memlükleri konuşalım, Eyyubileri, Fatimileri. Mısır'da konuşurken hatta işi ta Hazreti Musa'dan alalım, Hazreti Yusuf'tan alalım. Firavunlar döneminden de biraz bahsederiz. Ve ben size onları getireyim. Benim evimde Tur-i Sina'da bizzat aldığım topak topak taşlar var. Hı hı. O taşlar Tur-i Sina'dan çıkıyor. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? O Tur-i Sina'da yaşayan köylüler ateş yakıyorlar. Ateşin üzerine demir saç koyuyorlar. Saçın üzerine o taşı koyup taşı ısıtıp çatlatıyorlar. Ve çatladığında içinden o kristaller çıkıyor. Böyle bir durum var. Bir de izleyenlerimize tavsiyem Topkapı Sarayı'na giderlerse Mukaddes Emanetler Dairesi'ne girdiklerinde İçeriye girer girmez sol tarafta destimal odası var. İzin alabilirlerse tabii. Destimal normal. Çekim yapmazlarsa izin sıkıntı alabiliyorlar. Sıkıntı yok. Oraya girilebiliyor. Ve sergide.
Şimdi her peygamberin emanetinin arkasında o döneme ait bir resim konuldu son düzenlemede. Hazreti Musa'nın asasının arkasında neyin fotoğrafı var biliyor musunuz? Eriyen Dağ'ın fotoğrafını koymuşlar. Tur-i Sina'nın değil. Şimdi Tur-i Sina Hazreti Musa'nın Allah-u Teala ile görüşmek için çıktığı dağ. O dağın hemen yanında bir dağ daha var. Allah-u Teala o dağa tecelli ediyor ve o dağ eriyor. O Eriyen Dağ'ın fotoğrafı bu asanın tam arkasında şu an Mukaddes Emanetler Dairesi'nde vitrinde görülüyor. Hazreti Yahya'nın kafatası ve kol kemikleri de var. Evet. Mukaddes Emanet'te. Kemikleri içerisinde değil, bayağı eti de yani. Bildiğiniz kol duruyor. Olduğu gibi duruyor kol. Sadece kanı çekilmiş, kurumuş vaziyette. Kol olduğu gibi duruyor. Şehit edilişinin çok acıklı bir hikayesi var. Onu sizden dinleyelim mi? Evet. Şöyle, mesela ben bazen gruplarla yani cami gezdiğim kadar kiliselere de gidiyorum. Hı hı. Mesela Kıbrıs'a gidiyoruz. Kıbrıs'ta özellikle biliyorsunuz en sahih İncil olarak bildiğimiz Barnaba İncil'i vardır. Evet. Aziz Barnaba'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Hazreti Peygamber'in işte son peygamber, hak peygamber olduğunu söyleyen evet, Aziz Ömer Barnaba. Faruk Harman hocamın da kulakları çınlasın. Konuştunuz buradan kendisiyle ve dinler, mukayeseli dinler tarihinde biraz değinmiştik. İzlemek isterdim. O akşam demek kaçırmışım ben. Çok güzel. İşte Aziz Barnaba'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yani bizim topraklarımızda kabri var. Kabrinin yanında da 4. yüzyılda o günkü İstanbul Doğu Roma İmparatoru'nun oraya onun hatırasına yaptırdığı bir kilise manastırı var. O kilisenin içerisinde paha biçilmez ikonalar var. Duvar resimleri ve freskler var. Orada 7-8 tane fresk de aynı şey var. Bir kap var. Kabın üzerine kesik bir baş var. Yani bir kiliseye girdiğinizde bir kap ve üzerine kesik baş görüyorsanız o resim, tablo bize peki niye Hazreti Yahya'yı anlatmaktadır. Çünkü o günlerde Hazreti Yahya Yahudi kralı var, Herod. Herod evet. Yeğeniyle evlenmek istiyor. Ve yeğeni tabii Yahya Aleyhisselam izin vermediği için kabul etmiyor. Bunun büyük günah olduğunu söylüyor Hazreti Yahya. Böyle bir uzun gecede sarhoş olduğu bir ortamda tabii kayınvalide adayı da istiyor kızının evlenmesine. Ondan sonra nasıl diyor ki kıza, anlamadım. kim mi? Yani yeğeninin annesi. Yeğenin yani kız yeğen var. Herod Yahudi kralı. Yeğeni olan kıza aşık, evlenmek istiyor. Fakat Yahya Aleyhisselam da yeğeninle evlenemezsin diyor. Dinen bu büyük günah diyor. Peygamber ya. Hmm. Hazreti Yahya o gün topluluğun din büyüğü. İnsanlar saygı duyuyor. Ama şey erkek yani hak dininden olsaydı kızı verebiliyordu değil mi başka din? Yahudilik ilahiyatında demek ki Hazreti Yahya orada buna izin vermiyor. Hmm. Yani Herod yeğeniyle evlenemez. Fakat bir böyle içkili bir gece akşamında Herod çok içmiş ve kıza böyle ayaklarına kapanıyor. Lütfen benimle evlen, ne istersen yapacağım diye. Bunun üzerine kızın annesi gidiyor. Kızın annesi istiyor evlenmesini. Evlenirse kendisi de ne olacak? Yani krala anne olacak yani, kayınvalide olacak. Kızına kulağına diyor ki Yahya'nın başını iste diyor. Yahya'nın, çünkü Hazreti Yahya'dan tırsıyorlar, çekiniyorlar onun manevi gücünden. Kız da Yahya'nın başını istiyorum diyor. Herod da o sarhoş haliyle başını kesin getirin diyor. Hazreti Yahya'yı zaten tutsak etmişler. Hemen orada başı kesilip bir tepsi içine getiriliyor. Ve tabii o sırada Herod bir anda bir kan akmaya başlıyor. O kadar çok kan akıyor, durdurulamıyor böyle. Öyle anlatılır meşhur. İşte Yahya Aleyhisselam bunun devamında işte mübarek vücudu parçalanıyor. Hristiyanlık döneminde tabii ki kutsallar, Hristiyanların Roma İmparatorluğu'nda onu kabulüyle beraber Hristiyan dünya muhafaza ediyor. Ve Fatih İstanbul'u fethettiğinde Yahya Peygamber'in kolunu bize gösterir misiniz arkadaşlar? Yahya Aleyhisselam'ın kolunun resmini bir geliyor. Görelim. Fatih İstanbul'u fethettiğinde o kol bir Doğu Roma Kilisesi'nde bulunuyor. Peki neden gömülmüyor ya? İslam inancına göre altına kaplı bir vaziyette, koruma altında. Onu gömmek yerine sarayda muhafaza etme kararı alıyorlar. Ve Fatih bu sarayda, hatta Fatih'in üvey annesi vardır, Sırp asıllı. İkinci Murat'ın eşlerinden ama özannesi değildir, bakın bazı kaynaklar özannesi falan diye, kaynaklar dediğim eski kaynak değil. Güncel böyle birkaç gazeteci böyle Osmanlı kadına özel kitaplar yazdı, yalan yanlış yazdılar, kesinlikle özannesi değildir. Maria o annesi bu kolu istiyor Fatih'ten, diyor ki ben Hristiyan kadın, zaten hala Hristiyan, ben bunu yanıma almak götürmek istiyorum diyor ve izin veriyor Fatih annesine, ama siz bunu alın diyor, yani üvey annesine. Alıyor kadın bunu, götürüyor. Fakat Avrupa'ya götürüyor giderken. İkinci Murat ölmüş, izin istiyor. Ben
gitmek istiyorum Hristiyan memlekete. İzin veriliyor kendisine. Öyle baskı maskı yok Osmanlı'da yani. Ve hani kafes arkasındaydı. Bu kadın gidiyor. Bir süre sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bu kolun bulunduğu gemi Osmanlı gemicileri, korsanlarının eline geçiyor. Ve Kıbrıs'a getiriliyor. Sokulu Mehmet Paşa Kıbrıs'ta bu kolu bir daha bulduruyor. İkinci kez Topkapı Sarayı'na getiriliyor. Şimdi o kadar çok sorulacak soru var ki nereden devam edeceğim açıkçası bilmiyorum. Aldım Mukaddes Emanetler kitabını, seçiyorum ve hemen karşıma Hazreti Yusuf'un sarığı çıktı. Aslında LED'e gelecek de ben buradan da göstermek isterim. Yeryüzündeki bütün güzelliklerin toplandığı Hazreti Yusuf aslında. Yavuz Sultan Selim mi takmıştı bu sarığı? Evet, teberrüken Mısır seferinde azıcık taşımış. İçinde kahverengi bir külah var ya, o külahın Yavuz'a ait olduğu söyleniyor. Külahın. Ama onun üzerindeki sarık bizzat Yusuf Peygamber'e ait sarık. Bu sarığın bezi incelendi biliyor musunuz? Ve ne çıktı ortaya? Ne çıktı? Günümüzden 4-5 bin sene evvel yaşamış Mısır firavunları vücutlarını mumyalatırken sardırdıkları papyrus lifinden bezlerle aynı bez çıktı. Ya. Papyrus lifinden biliyorsunuz kumaş imal ediyordu Mısırlar. Ve onun üzerine hieroglif yazıları yazıyorlardı papyrus lifi. Ve bu kumaş aynı şekilde papyrus lifinden yapılmış, o çıktı ortaya. Şimdi sormadığım ne kaldı bakıyorum. Kevkebi Dürri. Muhteşem bir elmas, 52 karatlık dev bir elmas. Birinci Ahmet tarafından yaptırılmış muazzam bir şaheser. Onu da ben de bulmaya çalışayım. Sizin kitabınız şurada mıydı? Hmm. Yani birinci Ahmet, Kevkebi Dürri. Ya ben şimdi bazı böyle ortamlarda denk geliyor. Böyle nükleyle karışık bir tarihi olayı anlatmak icap ediyor. Ben bu Kevkebi Dürri'yi geldi bu mu? Alper soruyor. Evet bu. Evet bu. Evet bu işte. Kevkebi Dürri kitabın içerisinde geçiyor. Elmas bölümünde geçiyor. Yani onu birinci Ahmet, ben onu şöyle anlatıyorum gruplara. Diyorum ki ya televizyonlarda her sene 14 Şubatlarda bir reklam yayınlanıyor. Hah, bakın buraya da başlık atmışım zaten. Gördünüz mü başlığı? Bir tek taş zaten hikayesi. Bir tek taş hikayesi. Evet. 52 karat Talha Bey'ine tek taşı yapmayın. Yani aklı çıkar mı diyorsunuz bir kadının? Ya böyle yok canım elmas. Hani akıl çıkacağından değil de çok büyük yani. Şimdi diyorum ki ben bazen gruplara, her sene 14 Şubatlarda televizyonlarda bir reklam yayınlanıyor. Beni şu kadarcık seviyor musun falan diye. Hmm. Şu kadarcık bu nedir diyorum. Şimdi bunu söylediğimde salondaki beylerin hepsi böyle bakıyorlar. Yani ya bilmiyorlar ya da bilmek istemiyorlar. Ama bütün hanımlar aynı anda biliyorlar ve diyorlar ki hepsi tek taş diye haykırmaya başlıyorlar. Şimdi diyorum size bir tek taş hikayesi anlatacağım. Ve bir daha bir tek taş probleminiz kalmayacak diyorum. İzin veriyor musunuz diyor tabii. Hanımlardan önce izin istiyorum. Çünkü beni en çok hanımefendiler takip ediyorlar. Hı hı. Biliyorum. Yani kitlemi kaybetmek istemem. Önce izin veriyorlar, sonra anlatıyorum. Siz de izin veriyorsanız anlatayım. Buyurun buyurun. Bir sıkıntı yok değil mi teknik? Hiç. Nasıl peki arzu ederseniz, hiçbir problem yok. Şimdi birinci Ahmet padişah oluyor. Babası 3. Mehmet'ten tek taşlı bir yüzük miras kalıyor. Yüzüğün taşı tam ortadaki ceviz büyüklüğündeki elmas. Ve birinci Ahmet parmağına takıyor onu, sonra diyor ki ben köleyim. Hı hı. Bu yüzüğü üzerinde bulundurmak bana değil, benim efendime layıktır diyor. Yani birinci Ahmet, tarih 1605, dünyanın efendisi birinci Ahmet, onun efendisi kim? Peygamber Efendimiz'i kastediyormuş. Parmağındaki yüzüğün taşını söktürüyor, saray kuyumcularına altın bir tabak yaptırıyor ve tabağın tam ortasına bu elması mıhlatıyor. İdareci böyle olur, halk durur mu? Bir elmas yağmuru başlıyor saraya. Dikkatle bakın. O büyük elmasın yanındaki o küçük küçük elmaslar, hı hı, var ya, hepsi yüzük taşı onların. Hepsi yüzük taşı. Yani elmas yüzüğü taşı olan herkes söktürüp saraya gönderiyor. Çünkü bunun nereye gideceğini biliyorlar. Sultanım bizim taşımızı da oraya ekleyin, mıhlatın derken derken doluyor. Hatta o günlerde bir paşanın da çok büyük bir elması varmış. O da gönderiyor. Ona burada yer bulamıyorlar. Onu bakın şu tepeye mıhlamışlar. Ve Kevkebi Dürri denilen bu mücevher o yılın sürü alayıyla Medine'ye gönderiliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek türbesinde sandukasının üzerine bir nazar boncuğu gibi konuluyor ve orada muhafaza ediliyor. Ne zamana kadar? Fahrettin Paşa 1916 yılında o meşhur trenle bu emanetleri İstanbul'a getirene kadar. Şimdi Fahrettin Paşa'nın Medine'den çıkışı aslında çok acıklı. Biz bunu Medine programında yapmıştık. Süremi de dolduruyorum, bakıyorum. Evet, çok az kaldı. Sürem de bitti.
Ay Alper sıkıntı yok dedi. O zaman Fahrettin Paşa'yı anlatalım. Bir de şiir sözü vermiştik programın başında. Okuyalım onunla da kapatalım. Yeniden? Evet. Hülya, 1,5 saattir yukarıda müzik arıyor Talha Ciddi Bey. Okutturmazsan vallahi öldürür Buldular beni. Buldular mı? Buldular tabii ki. Vallahi tamam. Yani benim için ben o şiiri her okuduğumda zaten bambaşka oluyorum. O Fahrettin Paşa fotoğrafları, kendisi çektiriyor fotoğrafları biliyor musunuz? Hmm. Tabii tabii. Fahrettin Paşa sergisidir bu. Bakın Fahrettin Paşa Medine müdafiidir ve yıl 1916. Yani 1915'te Çanakkale Harbi'ni kazanıyoruz. Biz öyle bir dünya savaşında her cephede yenilmiş bir toplum değiliz. Biz Bağdat cephesi Kutülemara'yı kazandık. Kut mücadelesi. Çanakkale'yi kazandık. Ve hatta Orta Doğu'daki bazı savaşları, 1. ve 2. Gazze savaşlarını da biz kazandık. Bunlar niye anlatılmıyor ben anlamıyorum yani. Sanki 1. Dünya Savaşı'nda bütün cephelerde yenilmişiz gibi bir imaj var insanların kafasında. Medine müdafaası, bize Yemen'de biz hiçbir zaman yenilmedik. Yemen'de bizim asker kendi isteğiyle İngilizlere evet. teslim oldu. Çünkü o kadar karışıktı ki orayla ilgilenemediler. Medine'de bir katakulleye getirilerek düşürüldü. Ben bunu inanın son dönemde özellikle anlatıyorum. Sanki aynı oyunlar yine oynanıyor gibi. Ülkemizde insanımız birbirine düşürülmeye çalışılıyor. Bunun için anlatıyorum. Ne yapıyor İngilizler biliyor musun? Sarayın kutsallarındaki o bölümü de özellikle bu konuyu açmaya çalıştım. O bölüm okusun gençler. Çünkü çok seri okunuyor. Hı-hı. Bunu görsünler. Nedir konu? İngilizler Medine'yi bizden koparmaya uğraşıyorlar. Neden? Çünkü İslam dünyasına şunu diyecek İngilizler. Bu Türk İslam'la hiçbir alakaları yok. Satın bunları, vurun bunları arkadan. İçimizden Dönmemi Paşa'yı satın alıyorlar. Naci Kıcıman Medine müdafaası hatıratında bunu uzun uzun anlatmaktadır. Ve Medine'ye sokuyorlar. Adam Medine'ye girer girmez önüne gelen her askerimizin içine fitne tohumları ekiyor. Ne işiniz var bu Arap topraklarında diyor. Oho Mondros Mütarekesi imzalandı. Barış yapıldı diyor. Hadi gidin memleketinize diyor. Eşleriniz, çocuklarınız, ananız, babanız bekler diyor. Askerlerin bir kısmını kandırıyor. Bazıları kanmıyorlar. Bazıları hı hı. diyorlar ki bu adama sen ne biçim konuşuyorsun diyorlar. Biz Fahrettin Paşa'yla ölürüz de burayı bırakmayız diyorlar. Adamın onlara da cevabı var. Diyor ki bu Fahrettin Paşa var ya diyor bu. Bunun niyeti burada kral olmak diyor. Bırakın kendi başına olsun diyor. Yani derdiniz ne diyor. Askeri kandırıyorlar. Ve Medine'de askerimiz birbirine düşüyor. Naci Kıcıman diyor ki hatıralarında. Ben o adamı Medine'ye hiç sokmamalıydım diyor. Hiç. Ve fitne girdi mi bitti zaten. Hani var ya meşhur şiiri. Tefrika girdiği zaman. Hani topla attığı zaman sineler onu top sindiremez. Ama tefrika girdiği zaman darmadağın olur. Ve nihayetinde bir avuç asker kalıyor Fatih Paşa'nın etrafında. Kendisine güvenen Efendimiz'in türbesine kapanıyor. Ölürüm de buradan çıkmam diyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Kendi kandırılmış askerlerimizin bir gece operasyonuyla türbeye operasyon yapılıyor. Ve Fahrettin Paşa'yı yaka paça sürükleye sürükleye türbeden çıkarıyorlar. Çıkarırken bir ara bağırıyor Fahrettin Paşa. Durun diye duruyorlar. Şu belimdeki kılıcı alın diyor. Ben diyor dışarıda İngiliz uşakları bekliyor. Ben diyor onlara teslimi silah etmem. Kılıç teslim edeceksin çünkü. Ben diyor kılıcımı efendime teslim edeceğim diyor. Alın kılıcımı efendimizin türbesinin kapısına bırakın diyor. Yarın nasıl olsa bizim yeni nesillerimiz gelecek ve bu kılıcı oradan alır ve bu işin hakkını onlar verirler diyor. Ve kılıcı peki alıyorlar. Oraya bırak. O kadar biliyoruz. Oraya bırakıyorlar. Ve Fahrettin Paşa tabii İngilizlere teslim ediliyor. Oradan da Malta'ya sürgüne gönderiliyor. Malta sürgününden döndüğünde Türkiye'de Kurtuluş Savaşı ile Sakarya Savaşı başlamak üzere. Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz'a bizzat iştirak ediyor Fahrettin Paşa. Bu şekilde. Peki şimdi şiiri de alalım bu çıkarken okuduğu şiiri. O zaman şiirle alakalı kısa bilgi vereyim. Tamam. Şimdi okuyacağım şiir Fahrettin Paşa'nın İhtiyat Mülazım İdris Sabih Bey tarafından yazılmış. İzleyenlerimiz bakın dün gece Kadir Gecesi'ydi diyoruz. Belki de bu gece Kadir Gecesi bilemeyiz ki. Tek gün mü? Yani 365 günün herhangi bir gününde saklı Kadir Gecesi. Sondaki ama İslam uleması diyor ki. İslam uleması diyor ki Ramazan'da arayın diyorlar. Hmm. Ramazan'da. Bazıları Ramazan'ın tek günleri diyor. Bazısı da 27. gün diyor ama yani asıl olan 30 Ramazan'ın hmm. herhangi bir akşamı olabilir. Belki bu akşam Kadir bilmiyoruz ki. Ve duaları makbul olduğu bir Ramazan ayındayız. Bire 1000 sevap veriliyor Ramazan ayında biliyorsunuz. Her an, her dakika. Bu şiiri bir şiir gibi dinlemesinler. Bir dua gibi dinlesinler. Çünkü Fahrettin Paşa askerini oyalamak için bir şiir yarışması düzenliyor ve bu şiir birinci oluyor. İhtiyat Mülazım İdris Sabi Bey'in şiiri. Bu şiirde
Peygamber Efendimiz'e sesleniyor ve Peygamberimizin türbesine gözyaşlarıyla yazılıyor. Ve şiirin adıyla Dünya ve Ahiret Efendimiz'sin diyorlar. Bir ulul emr ile emrine girdik. Ezelden beyatlı hakanımızsın. Az idik sayende murada erdik. Dünya ve ahiret sultanımızsın. Unuttuk İlhan'ı Kara Oğuz'u. İşledik seni göz bebeğimize. Bağışla ey şef'i kusurumuzu. Bin küsür senelik emeğimize. Suçumuz çoksa da sunumuz yoktur. Şımardık müjdeyi sahabetinle. Gönlümüz ganidir, gözümüz toktur. Doyarız bir lokma şefaatinle. Nedense kimseler dinlemez eyvah. O kadar saf olan dileğimizi. Bir ümmi isen de ya Resulallah. Ancak sen okursun yüreğimizi. Suları tükendi gülabdanların. Dinmedi gözümüz yaşı merhamet. Külleri soğudu buhurdanların. Aşkınla bağrını yakmada millet. Gelmemiş Türkçe'de Lebit Hasan'ın. Yok bizde ne bürde ne muallaka. Yolunda baş veren Ali Osman'ın. Lale ile yazdığı tarihten başka. Ne kanlar akıttık hep senin için. Oğlu kitabın hakkı için aziz. Gücümüz erişsin ve erişmesin. Uğrunda her zaman dövüşeceğiz. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz. Can verir, cananı veremez Türkler. Ebedi hadimül harameyniniz. Ölsek de ravzanı ruhumuz bekler. Ruhumuz bekler. Ağzınıza sağlık Talha Bey. Ne güzel icra ettiniz. Çok teşekkür ederim değerli katılımlarınız için. Ayrıca böyle bir istek yaptım programın sonunda ve beni kırmadığınız için de özellikle teşekkür ediyorum. Efendim, sizlere de çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için programa hazırlanırken hangi kaynaklardan faydalandık? Talha Uğurlu'nun Sarayın Kutsalları kitabından faydalandık. Ve tabii ki müthiş bir şaheser. Kaldırabilecek miyim acaba? Çok da ağır değil. Hırka-i Saadet Dairesi ve Mukaddes Emanetler kitabı. Gerçekten herkesin kütüphanesinde, kitaplığında olması gereken bir eser. Kabında gösterdik yayın içerisinde. Talha Bey de bu kitabın editörlüğünü yapmış. Tekrar teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Tekrar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. İyi geceler.